İzleyicilerimize iyi akşamlar, Tarafsız Bölge'ye hoş geldiniz. Şimdi bu akşam Amerikalılara, yabancılara FETÖ'yü anlatmak, özellikle Batı dünyasına. Bu çok konuşulan bir konu, bu FETÖ meselesi bir türlü anlatılamıyor. İşte darbe oldu, insanlar öldü, meclis bombalandı falan ama dışarıdan bakıldığında, Amerika'dan bakıldığında, Avrupa'dan bakıldığında sanki hiçbir şey olmamış gibi bir hava var. Bunun bir e, nedeni belki kasıtlı yani anlamak istememekle ilgili ama önemli bir bölümü de anlatılmaması ile ilgili. E, anlatılmaması ile ilgili kısım e, son 15 gün içerisinde bir parça yapılan etkinliklerle giderilmeye çalışıldı. E, bu işin kahramanları bu akşam e, burada. Şimdi 3 konuğumuz var. Üçü geçen hafta Amerika Birleşik Devletleri'ne gittiler. FETÖ olayını anlattılar bu üç konumuzun temel özelliği FETÖ mağduru olmaları mağdurlar ilk kez Amerika'ya gitti bu FETÖ sizin bildiğiniz gibi bir şey değildir başlıklı konuşmalar yaptılar kim bu üç isim hemen onları tanıtalım Ahmet Zeki Üçok emekli albay hoş geldiniz Ahmet Zeki Bey merhaba ee, ve Nedim Şener o da İstanbul stüdyomuzda Nedim Şener de gidenlerden biri ikinci isim gazeteci arkadaşımız ve üçüncü isim de Ankara stüdyomuzda ee, İsmail Hakkı Pekin emekli kor general ee, eski emek genelkurmay istihbarat daire başkanı o da e, giden üç isimden biri ee, İsmail Hakkı Pekin Bey'e de hoş geldiniz diyorum. Teşekkür ederim iyi programlar diliyorum. Ee, sadece bu üç isim bu faaliyette bulunmadı. 10-15 gün önce de Bahçeşehir Üniversitesi'nin organize ettiği bir panel dolayısıyla FETÖ olayı Amerikalılara yine anlatıldı Amerika Birleşik Devletleri'nde. Orada bu çalışmaya katılan isimlerden biri Profesör Günnur Aybet Bahçeşehir Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Öğretim Üyesi. O da aramızda hoş geldiniz. Mesut Yılmaz'lı panel dersek belki daha iyi anlaşılacak. Evet. Mesut Yılmaz'ın moderatörlüğünü yaptığı panelde siz de konuşmacı oldunuz. Siz de anlattınız. Evet. Ve yine e, bu konuyu yabancı basına anlatan, e, yabancı basının kendisinden görüş aldığı bir isim. E, Ahmet Kasımhan. Hoş geldiniz siz de. Merhabalar. E, bunları konuşacağız birinci bölümde. İkinci bölümde biraz... E, Yeni bir kalkışma ihtimali var mı yok mu onunla ilgili konuşacağız ve böylece bu akşamki tarafsız bölgeyi tamamlamış olacağız. Kısa bir aradan sonra tarafsız bölge başlıyor. Şimdi e, önce geçen hafta Amerika'ya giden üç konuğumuzla biraz konuşalım. E, Nedim senin bir paylaştığın fotoğraf vardı onu görebilir miyiz? Ka yani birkaç tane var. Hayır o Pensilvanya bir dakika. Pensil onu ben paylaştım. Kim pay Siz mi paylaştınız? Hangisi? Ha o şeydi. Tren istasyonu. Gel, geliyoruz. Geliyoruz diye. Yani. Var mı o fotoğraf bizde çocuklar? Sizin köşede yayınladık. Evet evet. evet. Olması lazım sosyal medyada. Hı -hı. E i̇şte bu. Burası neresi? Sanki böyle Fethullah Gülen'i almaya York'da. gidiyormuşsunuz gibi. Fethullah Gülen. New York gibi. Penn Station orası. Öyle düşündüm ve <laughs> <laughs> New York'taki tren istasyonu adı Pensilvanya ama kim düşündü bu fotoğrafı? Bilmiyorum orada. Nedim, işte bizimde tek gazeteci var ya dedi. Yani yani ya tam yeri falan dedi. <laughs> yok hatıra. Tren istasyonu yazı tesadüfen ha. çıktı. Öyle yani bilerek hesaplanmış bir şey değil. Tesadüfen New York tren istasyonunda. Vay, Pensilvanya'yı görünce fotoğrafı çektirmişsiniz belli yani. <laughs> İtiraf edin. <laughs> Gazeteci hınzırlığı şey yaptı. <laughs> Kaç gün sürdü Nedim? Ee, bir hafta, tam bir hafta sürdü. Ee, önce New York'ta e, geziye şeyle başladık. Bu Pen Club'da e, işte gazeteciler, e, Amerikalı e, bazı gazeteciler, sivil e, toplum kuruluşu liderleri... E, Epey bir... E, Birinci toplantı buydu. Birinci toplantı Peki oldu. bir dakika, önce o toplantıyı konuşalım. Şey miydi yani, e, çok ilgi var mıydı toplantıya? E, oldukça, oldukça. Çünkü bir de şöyle bir şey, e, biz daha önce mesela e, Bahçeşehir Üniversitesi'nin yaptığı, genelde e, Mesut Yılmaz moderatördü e, ama hani biraz hükümetin e, damgası vurulmuş gibi e, algılandı. algılandı. E, ama ilk kez... Ben onu toplantıda da söyledim. Çünkü e, hükümet kaynaklı anlatımlar e, biraz mesafeli bulunuyor. Şundan dolayı karşılanıyor. E, daha 2013 14e kadar e, ortak hareket ediyordunuz ve birbirinize referans oluyordunuz. <laughs> e, e, konuşuyorlar. E şimdi ne oldu da terör örgütü oldu? 2013'ten 2 Aralık'tan sonra diye soruyor insanlar. Ama o süreci... Ee, ta 2000'li yılların başından e, özellikle 2007'den itibaren yaşayan e, eleştirel bakan eleştirel bakan insanları ilk kez okyanus ötesinde. Ben Peki, mi, Sizin özelliğiniz yani şimdi e, Gülnur Aybette Profesör Gülnur Aybette katıldı o Mesut Yılmazlı oturuma fakat orada da böyle doğrudan hükümet eksen, eksenli bir toplantı değildi o. Değildi. Sizi yani sizi ayıran temel özellik. E, fetö'nün ma FETÖ mağduru, mağduru olmaz. Her dönemde. Yani Pardon. bu dönemde yani insanlar şöyle düşün, yani biraz da aslında bu fetö'nün propagandası. Sanki fetöyü biz 2013'ten sonra eleştiriyormuşuz gibi e, algılatmaya çalışıyorlar. Oysa hepimizin fetö konusundaki araştırmalarımız, savcımızın soruşturmaları e, hep 2000 7 ve sonrası 2006 2007 Evet belki bu da e, bir bu da tabii. sizin ortak özelliğiniz tabii, yani mesela biz, vitamin, tabii biz bir, birinci ortak özelliği, özelliği bu. O. İkincisi, yani hepimiz birbirinden bağımsız FETÖ meselesini bu ülkede bir mesele, bir soru işareti olarak görüp ikincisi meslek dallarımıza göre işlem yapmışız. Hepiniz e, bunları yaptığımız için Bunları yaptığınız için FETÖ'nün hedefi olmuşsunuz. Tabii. Yani. E, siz kaç yıl yattınız? 4 yıl 10 ay. Bir yıl. bir yıl İsmail Hakkı Pekin kaç, ne kadar yattı? İki yıl. Bizim i̇ki yıl. i̇ki yılda o yattı. Yani hepimiz mağduruz. Evet. Peki, e, siz konuşmalarınızı, Amerika'da yapılan toplantılardaki konuşmalarınızda İsmail Hakkı Pekin'le devam edelim. Biz işte karşınızda gördüğünüz bu üç şahıs FETÖ'nün, FETÖ denilen o olgunun mağdurlarıyız diye mi başladınız? Yani işin bu kısmının altını çizdiniz mi? Evet. İki, iki şeyin altını çizdik. Bu birincisi e, bizim herhangi bir e, AKP ile bağlantımızın olmadığı ve e, hiçbirimizin AKP ile ilişkisinin olmadığını açıkça belirttik. İkincisi de üçümüzün de Fethullah Gülen terör örgütünün mağdurları olduğunun altını çizdik. Ve o sıfatla yani o sıfatla e, karşılıklarında bulunduğunu ve e, bu e, şeyleri Gülen terör örgütüyle ilgili konuları bu e, açıdan bu perspektiften e, anlatmaya çalıştığımızı belirttik. Peki e, Amerikalılar e, siz böyle Tabii, bir baş, böyle bir başlangıç yapınca e, bundan etkilendiler mi yani Aa, ilk defa değişik farklı bir e, bakış açısıyla karşılaşacağız duygusu yaşadılar mı? Yani sorularından, yaklaşımlarından bunu evet, anlayabildiniz evet, mi? Yani, e, evet yani evet Evet. Yani şunu söyleyeyim. Tabii soru hem sordukları sorular hem de anlattığımız konulara ilgili e, ilgileri çok daha fazla oldu ve e, çok daha farklı bir açıdan e, anlattık. Hatta şunu söyleyeyim. E, e, Nedim Bey çok daha iyi biliyor. CPC diye eee koruma e, şeyi var. Eee komitesi var. Oraya gittik. Onlar çok ön yargılılardı. Evet. Ve ön yargı olmalarına rağmen yani toplantının sonuna doğru belki çok şey değiştiremedik ama çok farklı bir bakış açısıyla geldiğimizin farkına vardılar. Çok farklı bir bakış açısıyla anlattıklarımızın farkına vardılar. Yani onlar tabii şu anda tutulan yazarlarla ilgili bir takım çalışmalar yapıyorlar. Daha evvel olduğu gibi Nedim Bey'in ve arkadaşlarının Ergenekon, işte Balyoz, Oda Divi davalarında Gazetecilerin içeri almalarında nasıl korunlarsa burada da gazetecilerle ilgili bir takım çalışmalar yapıyor. Ama bazılarının gazeteci olmadığını açık ve net olarak anlattık. Nedim Bey e, oldukça üzerine durarak bu konunun e, belirtti. Hatta e, Sayın e, Ahmet Zeki Üçok da bu konuyu çok e, iyi anlattı. Hukuki açıdan e, anlattı. Niye öyledir, niye değildir? Tabii ki gazetecilerin e, düşüncelerinden, yazdıklarından dolayı İçer almalarının tabii ki e, biz de karşındayız ama e, bazıların işi gazetecilikti, tetikçilikti. E, bunları ifade ettik e, ve bu işin mağduru yani bir gazetecinin mağduru bir başka bir gazeteci işte Nedim Nedim Şener e, başka bir e, gazetecinin mağduruydu. Yani bir kitap yazdı diye hakkında onlarca makale yazıldı. Hemen ertesinde onun orada e, altını çizdiği konular e, polis, jandarma vesaire falan. Ee, oradaki savcılar e, bir takım gazete gazete yazarları tırnak içinde söylüyorum e, yazılarında e, Nedim Bey'i e, hedef gösterdiler ve e, sonuçta e, Nedim Bey'in içeri alınmasına ve diğerlerin aklanmasına neden olacak bir takım şeyler söylediler. Yani bunları da açık açık belirtti Nedim Bey. Bunları da söyledik. E, bence e, en eee en e, katı tutum olanlar onlardı. Onların bile ayrılırken o e ee, ilk konuştuğumuz zaman ön yargılı böyle şaşkınlık, yüzlerini buruşturarak söyledikleri ifadeleri daha sonra daha farklı ayrılırken çok çok daha farklı olduklarını değerlendirdim. Hatta Peki, ayrılırken değerlendirmeden böyle ama ay, hatta e, veya... Hatta ayrılırken efendim dedik ki biz size bunların belgelerini de sunuyoruz. Bunların yazdığı yazıları da size göndeririz. Bunların evet. gazetecilikle bilgisi yok. Bunlar iftira atan, bu suç örgütüyle hareket eden kişilerdir diye. Bizden dedi ki gönderin. Çok seviniriz. Yani ben de işinde hazırlıyoruz zaten onları. Gerek İngilizceye çevireceğiz evet. onların yazdıklarını. Şimdi, şimdi bu da bir gelişme yani en azından tamam, şey, karşı şöyle, bir tarafı dinliyor. Bir, i̇ki konu var şimdi aslında. Bir tanesi şu, evet, ben önce sizin e, yani Amerikalıların merak ettikleri bu 15 Temmuz'da ne oldu meselesi mi bunu mu merak ediyorlar? Yoksa 15 Temmuz'dan sonra işte olağanüstü hal ilan edildi, Kanun hükmünde kararnameler çıkıyor, bir tok insan işinden oluyor, gazeteciler tutuklanıyor falan. İşin bu kısmını mı size soruyorlar? Yani 15 Temmuz'u mu merak ediyorlar? 15 Temmuz sonrası e, hükümetin yaptığı ve dış dünyada olumsuz olarak algılanan şeylerimi soruyorlardı. Şimdi zaten genel bakış şuydu bizim orada gözlemlediğimiz. Bu bir darbe değil. Bu e, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın kendi iktidarını güçlendirmek için yapmış olduğu bir e, tertip. Tertip. Daha Tiyatro. Işte, özellikle de bunu. 2013 yılında bu yolsuzluk dosyası olunca bu şeyle arasının bozuldu ve onu haksız yere suçladı. Yani Fetullah Fet işte Gülenistleri haksız yere suçladı. Bizim burada ilk önce bunun bunun bir şimdi Bir dakika. Bu algı, bu algı çok yerleşik çok, mi? Çok yerleşik. Ve yani, yani katı mı yani? Katı. Yani şöyle e, her şimdi, soru buna böyle mi başlıyor yani? Şimdi, her gittiğimiz yerde önce bunun böyle olmadığını anlattık çünkü her gittiğimiz yerde de kalkıp soruyor mesela seyircilerden dinleyicilerden birisi veya hatta o gruptakilerden diyor ki yani bu, burada diyor bir darbe yok diyor yani bunun nereden biliyorsunuz diyor bunun Gülen'is bir darbe olduğunu Hadi diyor nereden diyor Gülen'in bunlara talimat verdiğini çıkarıyorsunuz yani bunları bize biz hep bunları anlattık zaten. O zaman bir, bir. önce ee, ya bu. Ee, gerçekten Fethullah Gülen'in yaptığı bir darbe mi, yoksa Erdoğan'ın e, bir tiyatrosu mu? Bu konuda Erdoğan'ın tiyatrosu görüşü hakim orada. Evet. Zaten bugün de dikkat ederseniz Cumhurbaşkanı da buna evet. benzer bir açıklama yaptı. Evet. dedi ki yani ben mi dedi yani işte halka çıkın öldürün kendinizi falan. Ama bunun bir de arka senaryosu var. Çok ciddi bir Tayyip Erdoğan nefreti Evet, evet oraya okyanus ötesine taşımış durumda. Ya yani kim evet. de konuşsanız mesela Tayyip Erdoğan'ın bu darbeden sonraki süreci, süreci suistimal edeceği endişesi de hakim. O ayrı o bir endişe oradan tabii. Önce Ama Şeyi... Tayber bu tiyatro e, konusu Fethullah Gülen'in de kullandığı bir metafor ve tamamen Tayyip Erdoğan nefreti üzerinden. Bu çünkü zaten Fethullah Gülen ilk evet. günden teşhisi böyle koydu. Tabii. Zaten yani... yolsuzluğu yolsuzluk yaptı şimdi bizim üzerimize saldırıyor. Bütün tabii. bu e, oradaki işte yıllardır oluşturduğu lobiyle orada bulunan bütün işte halka özellikle de senatörlere eee temsilciler meclisi üyelerine bunu işlemiş. Yani biz bunların yolsuzluklarını yakaladık. Evet. Bunlar da böyle bir darbe tertibiyle bizi evet e, tam olarak buna bizim, diskalifiye ediyorlar. Ve kendi iktidarını da güçlendirmek istiyorlar. Bu bizim buna karşı yani bizim buna karşı söylediklerinizi konuşacağız ama mi, bir tamam. dakika. Herhangi bir şeyle karşılaştınız mı FETÖcüyle? Yani Hayır. O cemaatten birisi oraya Toplantılara girmiş, kayıt yaptırdıklarını soran... öğrendik fakat e, gelmediler. Yani bekliyordum ben. Ha, gelmedi. Mesela Emre Adem Yavuz Aslan'ı falan bekliyordum başlangıç toplantılara. Çünkü orada Virginia'da üniversitede ders veriyorlarmış. FETÖ, nün, FETÖ Üniversitesi'nde. gelselerdi yani onların bu süreçteki çünkü biz oraya o, e, e, Sayın Savcımız e, darbenin rakamsal boyutunu subay kara hava denizdeki durumunu anlatırken ben mesela FETÖ örgütü ve yaptıkları ile ilgili bir takım anlatımlar yaptım. Bir de mesela hükümetin Hulusi Akar'ın ifadesi üzerinden en somut delil üzerek delil olarak bu konuyu anlatımının ben eksik olduğunu düşünüyor düşündüğüm için Adil Öksüz üzerinden anlattım. Adil Öksüz. Adil Öksüz çünkü Peki, şöyle yani onları konuşacağız. Tabii. Bir de şimdi o zaman sizin birincil ve meseleniz yani temel meseleniz bunun Evet. Fetullah Gülen tarafından gerçekleştirilmiş hakiki bir darbe teşebbüsü. darbe teşebbüsü olduğunu Ç anlatmak. Evet ve bunu, Ç bunu da nasıl anlatmaya çalışıyorsunuz? Ne yaptınız? Evet. Yani nasıl anlattınız? Evet, artık, en zor iş bu. Öncelikle şunu akıllar elmezdi bir de Türk Silahlı Kuvvetleri içerisinde bu kadar fetöcü fetöcü nasıl olur mu? Olur mu? Evet. Ben de bunun üzerine işte akıllara giriş dedi. E, özellikle bunu sordu. Ne dedi? Hmm. Yani bu kadar Fethullahçı olur Cemre mu? Deniz Gevre özellikle biz dedi, biz dedi haberimiz yoktu bu kadar darbeci olduğundan Türk Silahlı Kuvvetleri'nde. Yani daha doğrusu Silahlı Kuvvetleri'nin içerisinde bu kadar FETÖ'cü olduğundan bizim haberimiz yoktu dedi. Bize söylenmedi dedi. İsmail Bey hatırlıyor musunuz Cemil Cefre ile görüşürken aynen bu konuyu açınca bir dakika bir dakika dedim. Evet. Sizin yazdığınız raporda Fethullahçılar orduya sızdı diye yazan sizsiniz dedim. Aa o bir dedikoduydu sadece falan. Dedikoduyu evet. rapor mu yapıyorsunuz dedim ona. Dedikodu yani, dedi. Evet. Çok taktik. Önce, e, kim olduğunu da söyleyelim. Eski Amerikan Türkiye'si bir ülkelçisi. Evet. Yani burada Türk öncelikle Türk Silahlı Kuvvetleri'nin içerisinde Fethullahçılar olduğunu ve çok fazla miktarda olduğunu işte bu sınav sorularını alma yani onun belgeleriyle açıkladık. Evet, Ondan siz, sonra, o zaman siz tam da bu konunun uzmanı evet, olarak evet. bu adamların orduya sızdıklarını ve e, mesela general rakamlarını falan bir de ikincisi bu darbe yapan generallerin işte hangi işte kara kuvvetlerinde %32'sinin Fetullahçı olduğunu, işte denizde %54, havada %54. Bizim programlarımızda anlattığınız evet, sayısal verileri. verileri verdik. Ayrıca belki de 15 Temmuz öncesi elinizde bu bilgilerin var olduğunu da söylemişsiniz. Şimdi bu onların hatta. şöyle diyor ki nereden biliyorsunuz onu evet. Fethullahçı olduğunu. Biz de dedik ki biz tersten gidelim. Yani hani darbe yaptıktan sonra bunları tek tek incelediğinizde görüyorsunuz ki çoğu e, ışık evlerinde olmaktan soruşturma geçirmiş veya asker lisedeyken ışık evlerinde olduğu için soruları çalıp girmiş. Birçoğunun ifadesi var. Teğmen'den generale kadar soruları çalarak girdiklerine ilişkin artı işte e, Ankara Cumhuriyet Savcılığı'nın yürüttüğü soruşturma var. Bunları izah ettik. Sonra inandırıcı oldu mu? Yani çünkü söylüyorum ben rakamlarla konuştuğum için hep yani dediler ki yani bu kadar e, şeyler bunları biz kendimiz ama bunlar hep resmi soruşturmalarda elde edilen Tabii rakamlar. Tabii Ahmet Bey e, evet İsmail Hakkı 1986'dan Bey. 1986'dan itibaren e, isimleri takip ederek geldiği için e, çok daha iyi açıkladı. Ahmet Zeki Bey e, değil mi? E, Ahmet Bey e, özellikle 1986'dan itibaren 1986'dan itibaren haklarında soruşturma yapılanların e, daha sonra Fethullah Gülen'i e, Amerika'da ziyaret edenlerin e, isimleriyle beraber haklarında soruşturmalarıyla beraber e, e, olanların aynen darbe, darbeci olarak tutuklandığını belirterek açık açık bunları anlattı kendilerini. Peki siz nereden e, biliyorsunuz? Tabi, e, yani bu, öğrenciyken ismi Anan. <laughs> siz nereden biliyorsunuz bu adamların e, bu, bu konuda Fethullahçı olduğunu sorusuna verdiğiniz bu cevap ikna edici oldu mu? Ad anladılar Doğru. mı yani e, mevzuyu? Şimdi bunu kabullendikten sonra üçüncü soruyu e, oldu. Şimdi ama esas soru şu bence evet, evet. yani ya da sizin evet. bence vermeniz muhakkak vermişsinizdir. Önce onların anlayamayacakları bir durum var. 40 yıllık bir çaba. Sinsi bir sızma çabası. Tabii bir soru da soruyor evet. burada. Niye kimse sesini çıkarmadı diyor. Evet ne diyorsunuz o zaman susuyorsunuz. Biz diyoruz ki, ama kendi sorularıyla cevap verdik. Dedi ki yani dedi adamın tipine bakıp dedi Fethullahçı olduğunu mu anlıyorsunuz dedi. Biz dedik yani tipine bakarak anlamıyoruz. Ancak işte bunların geldiği okullar işte ee, Peki, şey bunların geldiği okullar, şunlar, bunlar, bunlara bakarak bunların Fethullahçı olduğunu siz tespit ediyorsunuz da 40 yıldır bu devlet bunları niye tespit edememiş sorusu geldi mi? Evet. edil Ama edildiğini zaten söyledi. Mesela evet. Akıncı Üssü'nün komutanı olan o Aslında Hulusi, Akarı, Hulusi Akar'ı Fethullah Gülen'le görüşmek isteyen kişinin e, Pensilvanya'yı ziyaret etmiş bir subay olarak soruşturma geçirdiğini söyledi mesela ama Evet. Komuta kademesi zaten bunlardan oluştuğu için bunları soruşturacak adli adli müşavirlik de bunlardan olduğu için hiçbir işlem yapılamadı. Yani siz soruşturma yapmasa gereken adli müşavirlik ma askeri mahkemeler bunların elinde zaten. Peki büyük bir şaşkınlık geçirmezler mi siz bunları anlatırken? Şey gibi geliyor. Bu absürt, yani. absürt şey. Yani bir... zaten gelinmazı buradan geldi, geliyor Hakan. Fantazı. Yani onların dünyasında böyle bir şeye yer yok. Ancak onların Hollywood James filmleri Fox. falan böyle evet. olur. Yani şunu anlayamıyor adam. Mesela bir adam Amerika... çıkıyor. Bir dakika, bir adam çıkıyor. Böyle dershaneler, okullar, bilmem ne Tabii. insanları yetiştiriyor, sabırla orduya sokuyor şey ve yani, ondan sonra darbe yapıyor. Anlaşılmayan şey şu. Spectre. Spectre. Bo şey şu. Bond'daki bu Blofeld, yani, Spectre. Anca Bond filmi. Obama'nın yani. yanındaki ya güzel de gerçek olunca böyle. Obama'nın yanındaki yaverin gizli bir örgüt üyesi olabileceği ihtimali üzerine bir Hollywood senaryosu yazsanız Amerika'da izlenmez. Ya bu çok ucuz bir senaryo diye. Ama Türkiye uçuk, bunu yaşadı tabi, uçuk. Çünkü Türkiye'de hem Tayyip Erdoğan'ın dört o tane zaman abi, Adamların zihninin bunu almaması alması, bundan mı dolayı tabii. Bundan. Tabi. Yani. çünkü onlar çok gördüğüne inanan evet. daha realist insanlar. Bizim gibi Orta Doğu insanı ve işte hani hayal dünyamız daha geniş olan ama tabii bunların hepsi de bu ülkede bu coğrafyada yaşanıyor. Yani e, haşhaşiler bu coğrafyanın insanları, bu ülkedekiler de bu insanları. Yani işte e, anlatabiliyor muyum? Dolayısıyla evet. biz bunu yaşayabiliyoruz ama onların dünyasında bu yok. Peki o zaman bir şey söyleyebilir miyim? Bir, mesela bu darbeye Batılıların yeterince ikna olmamaları iki nedeni var. Bir tanesi Erdoğan nefeti, bir tanesi cemaatin propagandası. İlk üçüncüsü Çok, de, evet. üçüncüsü de yaşanan olup bitenlerin böyle masalsı bir tarafının olması. Bu bir olması. kısım için böyle olabilir ama asıl önemlisi tercihleri, evet. Ahmet tercihleri. Ahmet evet. Şu var. Darbe dememek için Tercihler. ya da tiyatro evet. demek için ısrarlı bir çaba var. Kimde? Özellikle politikacılarda var. özetle medya, tepe yöneticilerinde böyle bir tutum var. Çünkü dediğim gibi Erdoğan nefretinden dolayı bu kısmı görmek istemiyorlar. Peki, Çünkü bunu kabul ederlerse biliyor musunuz, e, bu sefer Erdoğan bundan kazanç çıkacak de, endişeleri var. Peki, evet. bir dakika. Eğer e, e, Erdoğan nefreti söz konusu olmasa FETÖ'nün propagandası etkili olmayacak mı? Olurdu, yine olurdu. Ama bu evet. kadar olmaz. Bu kadar olmaz bir ama iyisi birleşince tabii, tabii daha bir da. katı bir oluyor. Kendi yerine bir şey koyuyor. Çünkü biliyor ki bakın yolsuzluk konusu ben ona şöyle anlattım. Şimdi 2013 aralığına kadar e, Türkiye'de sanki hiç yolsuzluk olmamış. Ama 17-25 Aralık'tan sonra bir anda cemaatçiler AKP'nin yolsuzluklarını keşfetmiş. Ve ondan sonra yolları ayırmaya karar vermişler. Bakın Batılı'nın gözünde ne kadar sistematik bir ayrım biliyor musunuz musun? Yani tam anlayabileceği şekilde anlatıyorlar halbuki halbuki 2002'den itibaren sadece Deniz Feneri'nden geriye doğru gidin bakalım. Bir sürü yolsuzluk olayları var. Ta başından itibaren yolsuzluk olayları var ve hatırlayacaksınız bunları biz haber yaptığımız için FETÖ'cü gazeteci Ekrem Dumanlı tarafından siz hükümeti devirmeye çalışan darbecilersiniz diye bizim aklımıza makaleler yazıyordu. Biz Deniz Fener'i yazıyorduk, Galata Portu Tüpraş'ı yazıyorduk, Yasin Elkadı'yı yazıyorduk, Unakıtan'ı yazıyorduk. Biz darbeci oluyorduk yolsuzlukları yazdığım için. Sanki 2013'ten önce hiç yolsuzluk olmamış gibi, her şey çok iyi gidiyormuş gibi anlatıyorlar. bir de şu var, Batı özellikle Amerika'da bu karşıtlık çok egemen. Bir de şunu unutmayalım, Amerika Birleşik Devletleri'nin kullandığı bir örgüt olduğu için onu korumak için de bunları gerekçe sayıyorlar. Gerçekten. Yani gerekçe. A peki Ahmet Zeki Bey, şunun şu evet. sorunu nasıl açtınız? Ee... Üçüncü soru var bir de. Onu da söyleyeyim. Söyleyin. Bu daha önce görüştüğümüzde Amerikan konsolosluğundan bir bey de bu soruyu sormuştu. Yani bu bir ihtiyar bir adam. Yani dinle şeyle uğraşıyor. Hı. Bu ordunun içerisinde nasıl bu kadar etkili olabilir? Onun söylemiyle bu Türk Silahlı Kuvvetleri'nin bu işte subayları, generalleri bunu nasıl, niye dinlesin ki gibi bir şey vardı. Yani onun verdiğini nereden biliyorsunuz bir de yani onun talimatını nereden Darbenin talimatı. Evet, onunla ilgili de e, şu evet. şeyleri geliştirip birincisi Genelkurmay Başkanı ile Dördüncü üst komutanı olan generalimizin. Sizi liderimizle görüştürelim. Hatta orada polimeye girdiler. Liderimiz dememiş. İşte e, kanaat ne, ön yapan şey de, önderimiz demiş falan. Bakın cemaatin argümandan özür dilerim hocam. Hı. Kesin sesinizi kestim. Ses, e, sözünüzü kestim. Ee, Alan Mokowski var. Çok meşhurdur bu evet. liberal çevrelerde. Türkiye'yi çok yakın tanıdılar. Burada görev yapmış evet. bir Amerikalı. Ve Brookings Institute'e yani bu e, çevrelerde çok etkili bir isim. Cemaatin bu ifade ortaya çıktıktan sonra öne sürdüğü argümanı aynen toplantıya taşıdı. Dedi ki: Fetullahçılar, Fetullah Gülen için kanaat önderimiz demez." Dedim ki: "Siz nereden biliyorsunuz?" <laughs> yani, "Hoca der." "Şimdi Hoca efendi." "Hoca efendi. der. Şimdi bu bizim burada duyduğumuz bir şey. Şimdi ona ilişkin cevapları verdiler. Zaten önderimiz falan dedi diye. Ben size onu bakın bu tartışma üzerinden yani, sağlıklı bir yere varılmayacağını bunu demek gördüm istiyor için diyor. Tabii. Olavski. Bir dakika. Bu yalan söylüyor. gibi. yalan. Tabii polis. Ben de onu söyledim. <laughs> ki, bu... bakın Hep çıkacaksınız. Polis Akar yalan söylüyor. Kardeşim diyeceksiniz. Ya da ben size başka bir delil göstereceğim. Ee, i̇ki fotoğraf koydum ekrana. Bir tanesinde Adile Öksüz'ün, bu e, asker imamı, bu darbenin başındaki adam. Ee, hala kaçak olan kişi Ad Adil Öksüz'ün Fethullah Gülen'le beraber çekilmiş fotoğrafını koydu. Gidiyorsun çocuğuyla beraber o fotoğrafı. İkinci karede de Adil Öksüz'ün 16 Temmuz sabahı yakalanma görüntüleri. Ke elleri kelepçeli. Şimdi dedim ki bakın Fethullahçılara gidin deyin ki siz Adil Öksüz diye birini tanıyor musunuz? Eğer derlerse ki tanımıyoruz. Ne cezası varsa çeksin. Biz biz böyle birini tanımıyoruz falan derlerse tamam kabul edeceğim. Bakın iki buçuk aydan beri bu adamı her yerde devlet arıyor ve hep Fethullah Gülen'le ilişkilendiriliyor. Siz Fethullah Gülen'in ağzından ben böyle bir adam tanımam, ne işi var benim darbeyle bu adamla sakın ha, beni ondan bulaştırmayın, herkese böyle bir aşama yapıyor. Hatta Alan Makovski'ye dedim ki ben sizin cemaatçi olduğunuzu yazsam buradan ne yaparsınız bana? Yalanlama yaparsınız haklı olarak. Bakın Fethullah Gülen ve bütün o FETÖ ekibi, ya biz Adil Öksüz'ü tanımıyoruz kardeşim ne alakamız var? Orada bulunuyorsa belki de gerçekten Kazan ilçesinde bir arsa bakma gitmiştir. Gidin yakalayın hesabınız versin. bana ne kardeşim dediğini duydunuz mu? Diyemezler. Çünkü eğer sahile geçerse bu adam yani eğer Adil yaşıyorsa öksüz. geçerse çünkü anlatacağı çok şey var. Belki de anlatıyordur onu da bilmiyoruz yani. Nerede anlatıyordur? Belki devletin geçmiştir bir birimin elindedir bilmiyorum yani. Ya bu Adil Öksüz niye insanların bu kadar e, muamma heveslerini kışkırtıyor. Kemal Kılıçdaroğlu da sürekli böyle bir takım gizemli Olabilir çünkü öyle şeyler yayılıyor. Yani ciddi şeylerden de. Tabii şöyle bir şey var aslında Adil Öksüz'le ilgili. Şimdi Gülen'in önemli bir adamı olduğu söyleniyor. İmam olduğu söyleniyor ve bu adam gece yarısı Hocam en son bakıyorum diye tanık. Abi'nin ifadesinde de galiba açık değil mi? Hulusi Akar'ın biz Hulusi Akar'a değil Adil Öksüz dinleriz diye. Yani Hulusi Akar'ın onu da söylüyor. Hulusi Akar'ın Emir Subay'ın ifadesi var. Orada diyor ki yani bizim genel kurmay başkanımız adil, adil öksüz. öksüzdür, Hulusi Akar temsilidir diyor. Adil öksüz. Bunları e, o temsilidir. zaman bu adamın dedik gece saat 3'te işte veya bir yakalandığı sırada ta, yani ne işi var mürtedin civarında veya içerisinde gibi. Yani argümanlarımızı şeye dayandırdık. Hep böyle somut olaylara dayandırdık. Yani mesela diyor ki nereden biliyorsunuz öyle söylediğini? E, dedik işte üstün her tarafında kameralar var bizim yani kayıtlarda bunlar var. Dolayısıyla yine Genelkurmay Başkanlığının içerisinde yapılan çekimler var. Oradaki eylemler var. Yani bunların artık buna kalkıp da böyle 200 küsür kişi ölmüş. Bunlara kalkıp da hala işte böyle senaryoydu falan demenin yani ancak normal olmayan insanlar. Peki İsmail Hakkı Bey mesela yani şunları söylemiyor musunuz ya nasıl tiyatro bu? 300 kişiye yakın evet. insan hayatını kaybetti. Eee Türkiye Büyük Millet Meclisi bombalandı, Cumhurbaşkanlığı Sarayı bombalandı. Başbakanı neredeyse işte derdest edeceklerdi. Marmaris'te Cumhurbaşkanı'nı öldürmek için tim gönderdiler falan. Bunları söylemiyor musunuz? Ya yani bunları söylediğiniz dede mi? Bir gördük. etki olmuyor. Ben e, özellikle her gittiğim yerde şu an anlatayım. Ben e, 1960 darbesi olduğu zaman 9 yaşındaydım. E, diğer davetler dedi işte e, silahlı kuvvetlerdeydim ve e, hemen hemen 28 Şubat hepsini gördüm e, gördüğümü ve ilk defa e, askerine e, askeri vasıtasıyla yani asker demeyelim ama e, üniformalılar e, üniformalar işine girmiş FETÖ'cüler vasıtasıyla e, F-16 ile halka ateş eden, meclise ateş eden e, ve tankla askerini ezen helikopterle MİT'e ateş eden, silahlı Kuvvetleri ateş eden, sivil halkı ezen insanlar gördüğümü ve birden ilkildiğimi bu adamların IŞİD'den farkı olmadığını açık ve net olarak söyledim. Ben de söyledim. Savcımız da söyledi. Açıkça ifade ettik bunları ve gördüklerimi bildiklerimi yani o işte 65 yaşına kadar geçirdiğim bütün safahatı kendilerine anlattım. Ve kendi adıma Türk milleti adına ee, çocuklarım adına korktuğumu ilkildiğimi söyledim. Yani Türkiye'nin e, böyle bir darbe darbe e, teşebbüsü eğer bir 5-6 saat daha devam etseydi şu anda bizlerin orada olamayacağını hatta e, Nedim dedi ki belki dedi biz e, Ahmet Bey'le e, Nedim Bey e, listede ölüm listesinde e, olduklarını belirttiler. Belki onlar e, e, biz burada olamayacak dediler ama ben de onu söyledim. Biz biz belki burada olamayacak çünkü Türkiye'de bir iş savaş başlayacaktı. Siyah kuvvetler kendi arasında, halk kendi arasında ee, ama e, yani bir şekilde e, Allah yardım etti ve e, Sayın Cumhurbaşkanının e, o zamanki dirayeti e, e, büyük ölçüde darbeyi önledi. Aksi takdirde Cumhurbaşkanının e, Cumhurbaşkanının öldürülmesi e, durumunda Türkiye'de çok büyük bir kaos çıkacağını ve e, bir NATO ülkesi, bir NATO müte, e, Amerikan Müttefiki ülkenin şu anda e, Suriye gibi bir bir iç savaşta karşı karşıya kalacağını belirttik. Ve bunu da özellikle anladık. Yani ben ilk defa böylesine bir halkını ateş eden asker görüyorum. Halkına ateş emri veren general görüyorum. Halkını ateş eden F-16 pilotu görüyorum. Bunları anlattım. Yani siz sizde böyle olsaydı ne yapardınız diye. Ve bu işi şöyle 2001 yılındaki o ikiz kulelere çarpan uçaklarla aynı Amerikan halkı nasıl travma geçirdiyse Türk halkının da, Türk vatandaşların da aynı travmayı geçirdiklerini söyledim. Hatta birisi dedi ki, ya ikisi, ikisi birbirleriyle bu kaysi ellenmez falan diye e, anlattı. Ama gerçekten nasıl bir travma geçirdiğini Türk halkının anlattı kendilerine. Tabi e, tabii önemli olan şu ah e, Ahmet Bey, e, yönetim e, ve yönetimin altındaki o istihbarat teşkilatları bu adamı kullandığı için ve bu örgütü kullandığı için Öyle bir e, medya vasıtası, öyle bir pompay, e, öyle bir e, şey hava pompalanıyor. diyor. Büyük ölçüde yönetimin tavrı değişirse emin olun hem e, <laughs> şeyin, medyanın hem de halkın, önemli ölçüde halk zaten çok fazla bir şey e, bilmiyor. E, medya ne derse e, halk onu anlatıyor. E, ve ona inanıyor. Gaz ama gazeteler bu konuda e, günahsız değil. E, gazeteler özellikle Hı. yayın İsmail yapıyor. Hakkı Bey, devam bu edeceğiz. konuda istihbarat örgütleri ve Merak etmeyin evet. devam edeceğiz. Bir virgül atalım. Şimdi e, profesör Günlür Aybet ve e, doçent Ahmet Kasım Han hiç konuşmadılar. E, ben bilhassa onların bir süre beklemelerini istedim. Şimdi ikinci bölüme, reklam arasından sonra ikinci bölüme geçeceğiz. biz sizin e, deneyimlerinizle burada anlatılanları yorumlamanızı rica edeceğim. Sonra şu meseleye girelim biraz da. Hani şimdi... Ee, insanlar işsiz kalıyor ya yani Bu FETÖ mağduriyeti FETÖ mağduriyeti meselesi ne kadar e, Yer etmiş Amerika'da e, ne kadar karşılık Bulmuş onu biraz konuşalım Ve o mağduriyet meselesini Siz nasıl izah ettiniz İzah edebildiniz mi ikna edebildiniz mi Bunu konuşacağız kısa bir reklam arasından sonra Önce hiç konuşmayan konuklarımız Sonra da bu anlattığım mesele Tekrar birlikteyiz, devam ediyoruz. Şimdi birinci bölümde e, Ahmet Zeki Üçok, Nedim Şener ve İsmail Hakkı Pekin Amerika Birleşik Devletleri'nde FETÖ'yü anlatma <laughs> deneyimlerini anlattılar. E, benzer bir deneyimi yaşayan Profesör Gülnur Aybet de bizlerle birlikte. E, benzer şeyler mi size de soruluyor? Siz de benzer durumlarla mı karşılaşıyorsunuz yoksa sizin farklı mı biraz? Bizim panel biraz farklıydı çünkü Mesut Yılmaz'ın moderatörlüğü Mesut Yılmaz'ın moderatörünü yaptığı panel Harvard Club'da yaptık New York'ta Bahçeşehir Üniversitesi'nin bir girişimiydi. Burada konuşmacılarımız panelde zaten iki tanesi Amerikalıydı. Biri emekli bir general, öbürü de bir Türkiye uzmanı. Onlar da anlattılar niye Amerika'da. Ama bizim esas üzerinde duyduğumuz... Onlar da peki 15 Temmuz konusuna vakıflar mıydı yani? Evet, yani bize gelen iki panelist sadece şeyi yani anlatmaya çalışıyorlardı. Neden ee, Amerikalılar yani genel olarak bunu anlamıyorlar? Niye bu iyi anlatılmıyor? Niye bu ön yargı var? Bunu anlatmaya çalıştılar. Ee, burada söylemler, işte kullanılan dil, işte karşılıklı neden böyle bir şey var. Ben de şöyle bir sunum yaptım. Yani darbe girişiminden beri Batı medyasında çıkan haberler, veya batıda yapılan panellerde çıkan söylemler, reaksiyonlar bunlar Türkiye yansıdıkça Türkiye'deki anti batı hissiyatını, anti Amerikan hissiyatını ne kadar çoğalttı, abarttı ve bu e, batının ve Amerikan'ın çıkarlarına aykırı bir şey. Onun için bu söylemlerin Türkiye yansımasının aslında Türkiye batı ilişkilerine ne kadar olumsuz bir etki yaptığının farkında olmadıklarını Onlara anlattım. O zaman yani siz, o, o çerçeveden girince, e, onlar da bu sefer e, tabii daha e, reseptif bir şekilde dinlediler. Yani. O zaman sizin panel biraz daha işin teo teorik ve felsefi kısmıyla… Değil, algılar üzerine. Algılar üzerine. Ya algılar yani üzerine. Şimdi biz mesela Ahmet Zeki Üçok, Nedim Şener ve. Tabii İsmail, onlar daha empirik anlatmışlar. Evet yani, yani verilerle. O, verilerle. Çünkü kendileri yaşadıkları bunu, şeyler. Yaşadıkları var. şeyleri anlatmışlar. Anladım. Sizse ee, bunun bu, biz, bu algıların. İki e, ülke arasındaki ilişkilerine ne kadar zedeleyebileceğini, Batı-Türkiye evet. ilişkilerini zedeleyebileceğini. Ama ben şöyle verilerle de verdim. Çünkü darbe girişimi gecesi sınırım yabancı basına ilk konuşan kişi benim. Ee, BBC'ye çıktım e, sabah 2'de ve ondan sonra da işte o gün akşama kadar bütün yabancı basına konuştum. Hem İngiliz, hem Avrupa, hem Amerika. Ee, Avustralya'ya kadar, Kanada'da dahil olmak üzere ve e, bilhassa darbe girişiminden Sonra 3 hafta boyunca sürekli yurt dışı basınına konuştum, anlatmaya çalıştım. Onun için şimdi aradan iki buçuk ay geçtikten sonra böyle iki önemli panel arka arkaya yapıldı Amerika'da. Ee, ama ben e, o ilk aslında reaksiyonları birebir e, görmüş, yaşamış biri olarak da bunları anlattım orada. Benim verilerim de bunlardı. Mesela ilk reaksiyonlar şuydu. E, Evet darbe oldu. Biz bunu anlamadık. Acaba ne demeliyiz? Önce bir sessizlik vardı. Sonra ben e, yurt dışındaki akademisyen arkadaşlarımla konuştuğumda dedim, neden Batı basınında bir duyarsızlık, sessizlik var. Burada biz çok ciddi bir şey geçirdik ve kimseden bir geçmiş olsun bile gelmiyor. bana yani bu yıllardır tanıdığım bir akademisyen, bir bölüm başkanı, bir enstitü sahibi diyor ki e tabii Batı basını haklı burada sessiz durmakta. Çünkü bu darbe girişiminin ertesinin Erdoğan'ı güçlendireceğini zannediyorlar. Bundan büyük endişe duyuyorlar. Dedim yani bu ayrı bir mesele ama burada bir NATO ülkesi, bir AB aday ülkesine olmuş bir darbe girişimi var, seçilmiş bir cumhurbaşkanını öldürme girişimi var. Peki, yani bunu nasıl bir, şey yapmazsınız bir, diye. Bir şey sorabilir miyim? Şimdi siz e, hem darbenin hemen sonrası hmm. e, muhatap oldunuz, evet. yabancı basında, hem de aradan geçen bunca zaman sonra da Evet e, yeniden Amerika'da evet. git. Arada bir fark var mı? Yani bir gelişme var mı? Yani olumlu Aradaki olumsuz. Aradaki tek fark şu. Dinlemeye biraz daha açıklar, onu gözlemledim. Yani ilk seferlerde e, kesinlikle, şu ilk ilk hafta uyumak bile istemiyorlardı. Hayır, yani. İlk hafta bir şaşkınlık vardı. E, hatta şöyle söyleyeyim, yani bir aradan 4 gün geçtikten sonra da belki ayın 20'si 21'i civarı nasıl cevap vereceklerine e, kanaat getiremedikleri için. Türkiye hakkında ürettikleri modası geçmiş eski söylemleri e, klozetten çıkarıp onları kullanmaya başladılar. Mesela işte layıklık tartışması falan gibi anahtar kelimelerle çok böyle acayip analizler. Mesela ben e, gene darbe girişimi ertesi e, Wilson Center'da e, bir panele katıldım. Ayın 20'siydi yani çok erken. E, orada Wilson Center'ın e, başkanı e, ki kendisi kongrede, kongre üyesi. Bana ilk sordu iki soru şuydu böyle bir girişim oldu Türkiye'de bu ne demektir demokrasinin sonu mu layıklığın sonu mu? Dedim bu demokrasinin bir zaferi bir kere önce onu bir şey yapalım. Ondan sonra ikincisi dedim bu hani orduyu hala bu layıklıkla ilişkilendirme yani çerçevesi içinde bunu değerlendirmeye çalıştırdılar ilk hafta. Dedim ya bunlar çok eski söylemler. Yani bunu açtık burada çok farklı bir şey var ee, ve o çok hakikaten e, şöyle diyeyim Yerleşmiş bir benim kanaat. açımdan çok acı bir paneldi e, son derece kötü bir ön yargı vardı e, ve tamamen yani şunu söyleyebilirim e, Batıdaki Türkiye karşıtı söylem e, yapıcı bir eleştiri yerine. Erdoğan'a karşı artık böyle bilinçsiz bir negatif nakarat haline almış. Yani orada nakarat diyorum çünkü hiçbir substansı yok. Yani orada onu söylerken bir eleştiri yapmıyor aslında veya yapıcı bir şey söylemiyor veya e, başka bir konuya değinmiyor. İçeriği olmayan bir nakarat ve o nakaratın içini eskiden kullandığı anahtar kelimelerle dolduruyor ve reaksiyon buydu. Şimdi bu iki buçuk ay sonra biraz daha dinlemeye açıklar. Ben sunumumda şunun üzerine durdum. Mesela onların aldığı, e, yaptığı manşetler ve burada gerçekten yaşananlar. Mesela dedim siz bazı söylem. Çarpıtmaları mı? Çarpıtmaları. E, mesela örnek olarak verdiğim şeylerden biri şuydu. E, bir de bazı şeyleri görmemezlikten geldiler. Mesela biliyorsunuz darbecilerin kullandığı bir WhatsApp grubunun yazışmaları vardı. Bunlar Türk basınında yer buldu. Evet. King's College London'da bir mezun olduğum yerde birisi bunları almış, bütün hepsini transkript etmiş İngilizceye ve şu anda bir web sitesinde bunlar var. Ee, batılı gazeteciler bundan haberdarlar. Çünkü ben bir Danimarkalı gazeteciyle konuştuğumda, "Aa evet o web sitesini okudum, hepsini e, okudum bütün konuşmaları." dedi. Ama benimle e, mülakat yaptıktan sonra onlara hiç değinmedi ve hiçbir Batı basını e, bu konuşmalara değinmedi. Halbuki veri olarak, İngilizce olarak orada var. Ve orada olduğunu da bildiklerini biliyorum. Yani burada da çok kasıtlı e, bir şey var. E, ve Devam edeceğiz. E, İsterseniz bir virgül e, atın. Bir virgül Taktürü atayım. Bir yani kat yapayım hocamıza. E, biz George Washington Üniversitesi'nde Avrupa-Asya bölümüyle öğrenciler, akademisyenler, değişik bölümlerden gelen insanlarla bir araya geldik. Oradaki akademisyenin bizim daha konuşmaya başlarken bölüm başkanı bölüm başkanı aynen şunu söyledi. Bakın bu çok ilginçtir. Bölüm başkanı A dedi ki darbe olur olmaz şunu düşündüm. Geç bile kaldılar. Layıklar. Çünkü Türkiye'de laiklik zaten elden Geç gidiyordu. Askerin buna müdahale etmesi gerekirdi. Geliyor. Aynen bunu söyledi. Böyle kala kaldık biliyor musunuz? Yani yani demokrasinin beşi kendini her şeyin temsilcisi zanneden bir ülkede bir akademisyen, profesör böyle düşünebiliyor. Bununla ilgili yazılar bunu, da yazıldı. Tabii bunu yani ilk hafta. Sonra e, son dönemlerde özellikle darbeden şöyle bir 7-8 ay öncesine gidin. Türkiye'de birtakım takım e, böyle yurt dışıyla bağlantılı e, yazılar yazanlar vardır. Onların bir anda bir laiklik hassasiyeti konulu çok fazla yazıları vardır. Buna çok ünlü yazarlar dahil olmak üzere liberal çevrelerde özellikle şöyle laiklikle ilgili hassasiyetiniz varsa 2013'ten önce de o hassasiyetiniz varsa size derim ki büyük tutarlık var. Çünkü AKP 2013'te iktidar olmadı. 2002'den itibaren şey oldu, iktidar oldu. Eğer bir hassasiyetiniz varsa onu her zaman dile getirin. Çünkü bunu dile getiren çevreleri siz Ergenekoncu diye yaftalıyordunuz. Ama 2013'ten sonra bütün mesele bu bu darbeyle ilgili hazırlık meselesi 2013 ile başlamış. Ve cemaat yurt dışına hicret edince kendi deyimiyle Orada bütün sivil toplum kuruluşlarını bir zamanlar propagandasını yaptığı hükümete karşı tam bir karşı operasyona çevirmiş. Bakın evet. o ön yargıya karşı. Bir şey söyleyeyim orada bir virgül koyduk ama yani karşılaştırma yaparken mesela gene batı basınından bir örnek verdim. Orada diyor ki darbeci askerler halkın üstüne ateş etmediği haber yapmışlar. Ben onu gösterdim sunumumda. Arkasında da hemen bu İngilizceye tercüme edilmiş olan WhatsApp grubunun konuşmalarını şu anda ateş ettim halkın üzerinde yazıyor. Yani bunu görün. Aynı zamanda Mesela Peki ikna oluyorlar mı insanlar? Tabii dinleyince? orada tabii çok çarpıcı bir şey tabii. çünkü yani. Çünkü bir... ben sürekli karşılaştırmalı bir Evet gösterdim. Yani bir yanda son gösterdim halkın mesela. üzerine ateş açılmadı. Tabii tabii hep onların cümlesi. manşetleri. Sonra bir sürü manşet gösterdim. O gece sokağa çıkan insanlar, nöbet tutan insanlara manşetlerde sürekli İslami çete olarak bir referans yapılmış. E, sonra ben bilhassa e, şehitlerin 15 Temmuz şehitlerin resimlerinin hepsini gösterdim. İki tane şehidin de profillerini gösterdim ailelerine. Ee, ve dedim bunlar yani çok acıdır ki dedim e, Batı basınında hiç yer bulmadılar. Ee, bilhassa Ömer Halis Çelik için Google search de yaptım. Türkçe dışında başka hiçbir dilde adı anılmadı. Bu insan Türkiye'de bir kahramandır. Ee, ve siz dedim bunu hiç haber yapmadınız başka şeyleri yaptınız. Ama dedim şunu sormak istiyorum dedim. Tekrar resimlerini koydum. Bu insanlar sizce İslami çeteye benziyor mu? Çok yani, ayıp bakın, değil mi dedim? Ömer Çünkü bu ayıbı yüzlerine vurduğunuz zaman hocam, gerçekten etki yapıyor. Ben Ö bunu yapmayacağım. Ömer Halis Demir'in Ailesi CHP'li, kardeşi evet. CHP'de üye ve Hı. parti yani kendi yerinde e, parti yönetiminde söz sahibi olan bir insan. İşte yani, yani bütün Ahmet bu Kalsın. söylemleri kırmamız lazım. Ahmet Ka ben Ahmet Bey'i karşı, dinleyelim karşılaş, bir ondan sonra devam edelim. Yani Ahmet karşılaştırma Kalsın. yapıp kırmaya evet. çalışıyoruz söylemleri. Ne diyorsunuz? Bu, bu, bu çabaların bir faydası olur mu? Yani belli bir e, ölçüde e, bu çabalara bir kere yaklaşırken fayda e, planında yaklaşmamak lazım. Nasıl yaklaşacağız? E, sürekli anlatmak yani bunun fayda düzeyinin ne olduğuyla doğrudan bir ilişki Aynen. kurmadan sürekli anlatmak mecburiyetindeyiz. <laughs> Çünkü e, evet Batı e, oldukça yani çok kötü ve iki yüzlü bir test verdi. Bu darbe girişiminin ardından verdiği reaksiyonlar. ve doğrudur bunun değişik nedenleri de var. Kendisini tanımladığı özellikle Avrupa Birliği planında söyleyeyim Amerikan dış politikası pragmatist bir dış politikadır zaten oldum bittim öyledir öyle olmadığını da çok iddia etmez yani Amerikan değerleri falan filan derler ama o bir şey ama Avrupa Birliği'nin değerler ve yumuşak güç odaklı o değerlerden beslenen yumuşak güç odaklı dünyadaki konumuna ve kendine dair algısına ciddi derecede e, ters bir yaklaşım da söz konusuydu. Bu da doğru. Ama öte taraftan e, ilk tur esnasında sizin sorduğunuz soruların içerisinde de bulunan bir e, meselenin sürrealliği evet. var. Yani, yani Batılıların kafası almıyor. Bir adam var. işte ilkokul mezunu, emekli bir vaiz. Bu adam sabırla bir çalışma yapıyor ve e, orduya adamlar sokuyor ve o adamlar Aynen. sayıları artıyor, general oluyorlar, darbe yapıyorlar. Bu batılının <laughs> anlayamadığı bir Bu şey. bu, bu, sürreal, bu evet. Bu sürrealizmden beslenen bir realizm var. Yani olan olay sürreal e, e, fakat batılıların kendilerine ait işte 200 de deyin, onu deyin, bunu deyin bir takım real kaygıları da var. <laughs> fakat bu sürrealizm fikri planda o realizme yani Türkiye'ye karşı pragmatist çifte standartlı bakışa su taşıyor diyelim. Yani en basiti bu. Ve bu yeni bir şey de değil. O zaman şöyle ee, mi diyeceğiz? Bir dakika. Yani Türkiye'nin işini zorlaştırıyor bu sürrealizm. Aynen öyle. Bu bu sürrealizm öbür realizme su taşımaya devam ettiği <laughs> müddetçe Türkiye'nin işi zorla zorlaşıyor. Ve tabii Türkiye'nin işini zorlaştıran tek faktör bu da değil. Peki bir ee, şey söyleyeceğim bir dakika. İşte Ahmet Zeki Üçok ok, böyle anlatıyor rakamlar vererek. Nedim bu işin mantığını anlatıyor. Hani nasıl denetlenemedi, nasıl hani sürrealizmi çalışıyor. kırmak, için yani bunun bir gerçekçi boyutunun olduğunu vurgulamak için işte İsmail Hakkı Bey gidiyor, o da anlatıyor filan. Böyle güzel yani bu anlattıkları. Daha bir gerçekçi tabana oturtmaya yani. çalışıyorlar başarılı olamazlar mı? Yok olurlar elbette olurlar. Yani, ama... real olmaktan çıkmıyor mu yani bunlar anlatınca bun Bu, bunların oraya şimdi sürrealizm belli bir realizmi besliyorsa o realizmin arkasındaki kaygılar ortadan kalkmadan o sürrealist test kendi kendine çökmez. Ya, o zaman siz şey diyorsunuz, bunlar bu işin sürrealizmini kullanıyorlar. Yani tabii sürreal tabii, bir, belli, belli, kullanıyorlar. belli bir ölçüde kullanıyorlar. Yani i̇stediğin kadar onu gerçekçi hale getir, istediğin kadar baba bak bu iş öyle değil, böyle falan diye anlatılsın. O, o kadar ileri gitmiyorum, Gitmiş, onun için peki. şunu söyledim. Ben hep ileri Mesela, gitmeye meraklı eh, olduğum için. Bu e, Yok ama yani ben de e, doğrusu uçtaki örneklerin meseleyi daha açıklayıcı kılacağına inananlardanım. Ama bu durumda mesela şu anlatılar İsmail Hakkı Paşa'nın, Ahmet Seki Albayım'ın ve Nedim Şener'in şeyleri, anlatıları hiç kuşku yok. O sürreel meşruiyeti zedeliyor. Hangi vadede zedelemek Yıkmaya tercüme eder kendini. Bunu bilemiyorum çünkü realizm de var bunun içerisinde. Yani kendi siyasetlerinin bir çıktısı olarak da bunu algılıyorlar. Ama, Ve bu, ama yararlıdır yani gitsinler. 100% bu Anlatılması zor bir hikaye ama öyle bir anlatırsınız ki bunun zorluklarını aşabilirsiniz. Evet karşı tarafın hocamın söylediği gibi keskin ön yargıları var. Evet karşı taraf anlamak istemiyor. Evet işine gelmiyor. Evet belki kendi pozisyonları açısından buna inanmak istemiyorlar filan ama yine de siz herhalde onu söylüyorsunuz. Evet, sürekli, bu iletişim. sürekli iletişim. İkinci mevzu kim iletişecek meselesi. Şimdi ilk Şimdi... defa mağdurlar gitti. Bu iyi bir şey mi? Yüzde yüz yapılması gereken şey. Ee, i̇yi bir şey falan değil. Tek yolu. Yani sadece mağdurlar değil. Burada e, Türkiye'nin bir demokrasi olduğuna inanıyoruz. Yani o Türkiye'nin demokrasisinin bize verdiği avantajı kullanırsak o sürreel e, mazeret oluyor. manzumesi çöker. Peki nasıl? Bu ne demek? Ne Şu demek. Ne yapacağız da avantaja çevirecek? İktidarla, Türkiye'deki iktidarla bugün mesafesi olan birilerinin de... Yani en azından onların da gidip anlatıyor olması Mesut Mesut Yılma... Mes lazım. Mesut Yılmaz gitti. Doğru bunlar doğrular. E, Nedim Şener gitti, Ahmet Zeki, bunlar İsmail Ahmet Hakan bir örnek vereceğim. Biz Dışişleri Bakanlığı'na gittik. Obama'nın doğrudan atamasını yaptığı bir bürokratla görüşeceğiz. Onun danışmanı albay bize dedi ki e, bürokrat sizin kim olduğunuzu sordu. Ben de kendilerine AKP'liler bu üç kişiden pek hoşlanmazlar diye örnek AKP verdi. AKP'li mi diye sormuş AKP'li AKP mi diye bunlar diye sormuş. Hayır, AKP'ler onlardan pek hoşlanmazlar Peki, demiş. Yani şöyle mi oluyor? Ak parti çevrelerinden veya o çevrelere yakın isimlerin yaptıkları değerlendirmelere karşı daha bir ön yargılılar mı? Hiç kuşku yok yani öyleler ama şimdi gene dönelim hangi fikri meşruiyet hangi pratik yaklaşımı besliyor ya burada şu meşruiyet var. Bu, bu argümanı kullananlar için. Ya yani bundan üç sene öncesine kadar şimdi gelip bunlar şöyledir, böyledir diye FETÖ ile ilgili olarak gerçekleri anlatanlar e, bir başka gerçekliği dört sene önce savunuyorlardı. Onun tam tersini için, söylüyorlardı. Tabii, onu da geçin. Tam tersini savunuyor. Onu da geçin. Daha da beter bir şey var. Zorluklar bununla sınırlı değil derken e, vaaz etmeye çalıştığım şey. Yani ee, onu Nedim de söyledi. Yani Dedi ki e, bizim etki evet. gücümüzü arttıran şey fetö tehlikesine biz 2013'ten 2012'den sonra Aynen. Dikkat çeken isimler değiliz hepimiz evet. işte Ahmet Zeki evet. Bey 1986 şimdi 2009'da benim mesela soruşturma açmış olmam evet yani işte Nedim Bey'in 2007'de yazmış kitap yazmış olması ya bu şimdi ben mesela bir... Ding cinayeti üzerinden anlattığınız zaman daha da net anlaşılıyor evet. yani yargılanan polislerin profilleri fetöcülerin de içinde bulunduğu bir dava o, o mesela Frantnik meselesi çok ilgi çekiyor. Çünkü e, bu yönü gizleniyor. Hatta bu cinayeti karartmak için kitap yazan iki gazeteci tutuklu. Bir tanesi de Virginia'da, şey Washington'da yaşıyor Adem Yavuz Aslan diye örnek gösterdiğimiz zaman adamların kafasında fotoğraf oluşuyor. Peki CHP'liler dedi Ahmet Zeki'yi evet. çok gitmeli dedi. Evet. Evet. Doğru mu? Ee, kesinlikle işte o yeni kapı ruhunun bir manası varsa bence oradadır. Yani buradan şunu söylemeye çalışmıyorum. CHP kendi parti programına e, sahip ve e, AKP'nin dışında bir siyaset e, vizyonu çizen bir parti böyle olduğu için zaten bunlar farklı partiler yani. Bizde. Da doğal. Bu, bu, bu da doğal. Bunun, doğal, bunun doğallığını bizde tartışılıyor olması gayrı doğal. Şimdi buna rağmen eğer Türkiye'nin demokrasi olması paydasında gidip CHP bunu anlatırsa bunun etkisi bir AKP heyetinden fazla oluyor. Yani bu belki hoşa gitmeyebilir ama realite bunu, bu. Yani bunu gözle özellikle söylediler Ahmet Bey. Ne dediler? Bizim katıldığımız toplantılarda bunu özellikle muhalefetin buraya gelip bu konuyu anlatmasının çok daha önemli olduğunu ve çok daha etkili olabileceğini e, katıldığımız toplantılarda ee, hem devlet yetkilileri hem de diğerleri söylediler. Bir şey daha var. Onu da e, altını çizerek söylemek lazım. E, muhalefetin oraya gitmesi e, doğru veya yanlış, mazeret veya gerçek e, hiç önemli değil. E, Adalet ve Kalkınma Partisi söylemlerinin üzerinden anlatıldığı zaman bu hikaye buna kuşkuyla yaklaşan kesime şu yani batıdaki bu kesime şu net mesajı da verecektir. Çünkü CHP bunu içine sindirerek anlatabilirse, yani kafası karışmadan içine sindirerek anlatabilirse şunu anlatması gerekir CHP'nin. Ya birader siz bu adamların bu yaptığının ne olduğunun farkına varın. Bunu kınayın. Türkiye'nin demokrasisinin yanında savunduğunuz değerlerin yanında aslında kendi yanınızda yani. Ee, alın. Iddia, iddia iddia ettiğiniz, olduğunuzu iddia ettiğiniz şey olun, olmaya devam edin. Türkiye'nin e, bu sırada demokratik sicilini gene takip edin. Zaten eğer böyle yaparsanız ancak Türkiye'nin demokratik siciliyle ilgili söyledikleriniz inanılır ve muteber olacak. Bir etki yaratacak. Aynen abi. öyle. Zamanlığı Şimdi eğer çifte, çifte standartla mevzunun içerisine girerseniz, işte bu kendinizi inkar noktasında aleni kanıtların e, şeyinde e, tahtında bile reddederseniz e, yarın öbür gün hakikaten o korktuğunuz e, meseleler olursa ona söylediğinizi kime dinleteceksiniz ki Şimdi. Türkiye içerisindeki kamuoyunda Şimdi şunu bir daha söylemek istiyorum e, izin verirseniz şu mesela zorlaştıran faktörler dedim onu da atlamak istemem doğrusu. Şöyle bir şey var. Bakın 2002'den sonra Adalet ve Kalkınma Partisi'nin eee buna biraz ham bir benzetmeyle kamu diplomasisi çabası diyeceğim. Kamu diplomasisi çabası özellikle de e, oturmuş bürokrasiyi bypass ederek kurulmaya çalışılan ilişkilerin tamamı bu adamların üstünden gitti. Evet, Fetönün Fetö üstünden yani. gitti. Ve Fetönün üstünden gittiği için şimdi bunlar son yani 90'ların ortasından bu yana yani ilk okullarının e, Azerbaycan'da açılmasından bugüne batı ile nasıl konuşulacağını öğrendiler. Hmm. E, ve çok da 2002'den sonraki demin söylediğim süreçte de e, kime ne derlerse ne etki olur. Yani Washington'ı herhalde e, iç, içinden dışından bunlardan daha iyi bilen bir ikinci Türk aktör yok. E, dolayısıyla? Al dolay do do dolayısıyla bu e, şey Aslında e, Türkiye'nin lobi parası çok uzun yıllar Bunların... bu örgüt üzerinden Amerika'ya aktarılmış. Evet. Ve e, Türkiye lobisi, Türkiye için lobi bu örgüt tarafından, FETÖ örgütü tarafından yıllarca yapılmış. Anlayamadıkları konulardan bir tanesi de bu. Yani oraya para yetişim. aktarılmış ve evet, FETÖ örgütü orada e, Türkiye lehine e, lobby İletişim yap. İletişim bakımından tanıtım yap. Yaklaşalım mesele. İletişim Yer stratejisi e, bakımından diğer yaklaşalım. Şeyler, sivil örgütler kuruluşlar çok da bypass edilmiş. E, onlar 200, onlara çok 200. daha az para verilmiş. Paranın 200. ana bölümü bu örgüt aktarılmış. Yani Amerika 250. Birleşik Devletleri'nde tam 200 tane dernek e, e, olarak Kontrol'da. sivil toplum kuruluşlarına hakimler şu anda. Kimler? Ötecüler, 200 tane 200 dernek. 200 dernek ve sivil toplum kuruluşu var ve binlerce insan çalışıyorlar bir üniversiteleri Kampanya var şirketleri var ve e, 162 tane okul charter school dedikleri okulları var ve yıllık Amerika da 500 milyon sistemi, dolar hasılat elde ediyorlar o bunu. zaman. Amerikan siyasal sistemi manipülasyonu O zaman Gülnur Aybet, siz böyle çabalı Türkiye ne kadar bir tane lobi şirketi yok. Yani yani ne Türkiye, kadar çabalarsanız çabalayın biz işte bir ilk şey Amerika'yı ilk keşfedenler olarak <laughs> biz gitmiş işte, olduk. Anlamda. Şimdi burada Tabii, burada bir, bir, evet. şey, bir, ha, şey, bir tamam. Şu e, perspektiften de yaklaştığınız zaman batıdaki manzarayı daha anlamlı hale geliyor. Evet. Şimdi olumlu bir mesajı 13 12 13 sene taşıyan ve Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin evet benim mesaj taşıyıcım budur diye e, tescillediği bir grup var. E, siz de bir Amerikalı senatörsünüz. E, sizin kulağınıza Türkiye ile ilgili bütün olumlu mesajlar bu insanlardan geliyor. Ve bir anda söylem değişiyor. Bugüne kadar karşı karşıya ancak ve ancak diğerinin üzerinden geldikleriniz gelip diyorlar ki size. Hani daha önce birilerini tescillemiştik ya evet. aslında onlar yalancı. Bunlar da diyorlar ki yo biz gerçeği anlatıyorduk. Şimdi olumlu mesaj, bunların verdiği mesaj Mesajın kurgusu bakımından anladım. Muhatabı evet. açısından evet. daha evet. kolay yani işin ama, zorluğu burada yani anladım. Ama neden? Çünkü çok kurumsallaşmış ve evet. kurumsallaşmanın evet. çok yaygın. Yani aslında evet. onlar da bir yerde batılı mentalitesiyle, batılı diliyle anlatmıyorlar. Kurumsallaştıkları için orada bir dinlenen bir yerleşim olmuş. Yani bu, bu, alışkanlık bu, bu bir ama öncelikler savaşı. Ama, yani kim daha batılı bir dille anlatıyor derseniz e 15 senedir bu işin şeyini yapan, pratiğini yapan mı daha kolay. Yani bir de Amerikan siyasi sisteminin çok zaaflı dışarıdan etki açık bir sistem olduğunu bilmek lazım. Öyle bir sistemin içerisinde bunlar çok rahat at oynatmayı öğrenmiş vaziyetteler. Manipüle i̇şte edebiliyorlar. Sağlaşmışlar da evet, işlerin tabii. nasıl işlediğine dair bir bilgileri var. Bir, bir katkı yapabilir miyim? Amerika'da evet, yoksa hani bizde o, bana izin verirseniz svet... ben bir sistematikle gitmek istiyorum ama söyleyeyim <laughs> bu cümleyi. Şimdi bizde hani siyasetin finansmanı bir kapalıdır. Amerika'da her şey çok açık. Ve bağış adı altında siz açık. aslında bir rüşvet veriyorsunuz ama evet. bağış adı altında bu hallediliyor. Rüşvet de mi veriyor bunlar? Ya yani bağış yapıyorlar. Adır bağış. ve bu açık herkese yani başkan adayları da, da yapıyorlar yani. Ve bunu çok yoğun yapıyorlar. yapıyorlar. Şimdi değil, adama tam. siz 10 bin 20 bin dolar, <laughs> 50 bin dolar verdiğiniz adam tabii ki sizi dinliyor yani Türkiye tarafından herhangi bir kimseyi dinleyemiyor. Peki bir şimdi yabancı şey hükümet de bunu yapamaz. Hayır bir dakika. Dakika. Bu bana bu izin veriyor. <laughs> bir... <laughs> yani belli bir şimdi neyi konuşuyoruz biz? Siz bana neyi anlatıyorsunuz? Ben onu anlamadım. Yani şunu mu diyorsunuz? Ya bu adamlar e, işte konjonktür gereği 15 sene bunun taşıyıcılığını yaptıkları için Türkiye'nin işi evet. çok zor. Bunlar lobi yapıyorlar, çok para harcıyorlar. Türkiye'nin işi çok zor. Bunların dernekleri var. E, Türkiye'nin işi zor. Batılı mantalite ve dil kullanılıyor. Türkiye'nin işi çok zor. Yani bunu mu demeye çalışıyorsunuz? Ben şunu demek. Ne diyor? Yani ne, nedir mesajınız? Kolay nedir? Şu, nedir? Kolaylık kolay yönü şu. Biz heyet olarak gittiğimiz zaman, yani biz 3 kişi gittiğimiz zaman biz Dışişleri Bakanlığı ve Senato'da da görüştük. Ve Dışişleri Bakanlığı'm çünkü... sorum şu. Kolay mı zor mu? Bak o Ahmet Han. anlatması kolay, yapması yani e, sonuç almak zor ama anlatması kolay ve iyi zor. dinliyorlar. Ben şunu gördüm. Biz bir Olay. kere orada çok net olarak bu örgütün geçmiş yıllarda yaptıklarını da anlattık. Yani bu balyoz, Ergenekon süreçlerini Hı. ve bunlar da benim başıma gelenleri sıraladığım zaman adam gözlerine inanamadı. Yani inanıyor, niye inanmasın ki yani işte karşısında Tabii. duruyorum. 5 yıl hapis yattım diyorum. İşte dört bu, defa tutuklandım tabii. diyorum. Askerlikten atıldım diyorum. Yani bunların hepsi somut bir tane adam duruyor karşısında. Niye inanmayacak ki buna? Orada var. Yani ama. Yani yine geldik mesela 13 yaşındaki kızımı dedim böbreklerini sökerek öldürmek için tehdit ettiler. İşte burada da tehdit mektubu diyorum. hepsi şey yaptı. Özellikle mesela bu küçük Çocuk kızdan da böyle bir nasıl bir örgüt bu? Yani bizim bildiğimiz bir şey değil demeye başladılar. Yani bence benim bizim gibi 10 kişi, 20 tabii. kişi bilemiyorum 50 kişi daha gitse bunlar ikna olur. Yani ben be, tabii hanımefendiyle beyefendinin sayın hocalarımız söyledikleri e, hakikaten çok teorik şeyler. Biz teoriyi bilmiyoruz. Biz yaşadıklarımızı özetledik, resimlerini gösterdik, belgeleri gösterdik. Başımızdan geçenleri böyle hiç abartmadan tek tek anlattık. Ondan sonra da adam yani o örgütün kendi kafasındaki e, o masum işte bilmem lobilicilerin anlattığı şey olmadığı konusunda bir ikna oldu. ben Benimle yani... konuşanların hepsi diyor ki niye biz diyor, ilk defa bunları duyuyoruz dedi. Evet. Çünkü niye ilk defa duyuyor? Bundan önce giden hepsi liberal evet. bilmem ne gazeteciler. Bundan ne önce var? gidenler Fethullahçılar. Bundan önce gidenler işte Kürtçüler biz ilk defa normal Türkler gittik yani oraya. <laughs> normal Türk değil mi? yani, yani mağdurlar değil, şey şey mağdurlar <gülüyor> diyelim Şunu unutmamak lazım. Bu eklemek e, Ahmet'in söylediğini. Pardon, bir izin verirsen. Çünkü unuturجام <laughs> evet, ee, şimdi %100 katılıyorum Ahmet Bey'in dediğine. Yani devamlı anlatmamız lazım. Fakat kimler devamlı anlatacak ve bundan i̇şte, nasıl sonuç çıkacak? İşte alacak? söylüyor ben şimdi, anlattığım zaman ikna ediyorum diyor. biz de anlatınca ikna oldular. Şimdi şöyle hepimizin fonksiyonu farklı burada. Şimdi mesela mağdurların anlat anlatmasının e, Tabii ki çok büyük bir etkisi oluyor e, benim mesela şahsi olarak yine ben başımdan geçen olarak anlatıyorum anlatımım şu onlar benimle konuştukları zaman e, beni hala Türkiye'de yaşayan biri olarak görmüyorlar onlardan biri olarak görüyorlar Çünkü ben oradan yeni döndüm e, ben onları anlattığım zaman onların diliyle Evet biraz daha bir ulaşım sağlayabiliyorum e, bu da yaşadıklarımdan dolayı değil Türkiye'de sizin gibi tabi e, sizin gibi böyle çok derin emperik veriler sunarak değil ama şu açıdan yani siz bunu böyle çerçevelediğiniz zaman Türkiye'deki algıya bu bu şekilde çarpıyor ve siz bunu görmüyorsunuz bunu sürekli söylemek lazım Peki. bu da ayrı bir anlatım. Yaptığınızın aslında bir burada bir fonksiyonu bir var Potansiyel var istiyorum. aslında CHP dediniz ya bakın CHP'de Ergenekon mağduru Cihaner. Balbay, Özkan ve Dursun Çiçek var. Milletvekilleri. <laughs> mesela evet. CHP'den daha önce bir grup içinde çok milletvekilleri gitti ama mesela bu dört milletvekilini CHP'ye gönderip hem CHP'li sıfatıyla ve bu FETÖ'nün mağduru olmuş evet, kişiler olarak mesela çok önemli <laughs> etki yapabilirim. <laughs> a, 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 ahmet, Yine ahmet, sizin ahmet. söylediğiniz şeyler var. Bizim Balyoz sırasında ölen arkadaşlarımızın eşleri, yakınları yani en çok acıyı eşleri yaşayan var. insanlar en iyi, iyi anlatır der. Evet yani şu kutlusi, o Okkır. Evet. Yiran yakınları özenen, Ali Tatar'ın ve kanları onların tabii şunu, aileleri yaptığı bu layıklık üzerinden çerçevelemeyi de şunu ortadan kaldırır. Tabii evet. Tabii. Yani o çok önemli. İsmail Hakkı yani şey. Bey örgütsel çıkarır artık. Bir, İsmail Hakkı Bey bir dakika. Şunu söylememiz Ahmet gerekiyor. Evet, biz ee, e, bir, bir dakika İsmail Hakkı başınında Bey, başınında olur mu bu? Mutfar e, mı? Panel yaparız yani bir bu? panel. Eğer Türk... İsmail Hakkı Bey bir dakika. Türkiye eğer çoğulculuğunu, demokrasisini ön plana çıkaracak kompozisyonda heyetlerle bu meseleyi savunursa o zaman elbette ki zaman içerisinde bu biraz evvel söylediğimiz sürreel meşruiyetler ortadan kalkar. Ee, şunu mesela sürreel, real pratiğinden neyi kastettiğimi de bir, bir somut örneğe çevireyim. Mesela e, Ergene Balyoz, Askeri Caz. buralarda tasfiye edilmiş olan haksız davalarla gadre uğramış olan bütün o subayların geneline baktığınız zaman bunların tasfiyesinden ABD'nin reel refleksi çok rahatsız olmadı ki. Şimdi dolayısıyla kişi mağduriyeti onları etkiliyor ama böyle bir grup gittiden yana bir sıkıntıları yok. Çünkü mesela Karadeniz'e çıksın Amerika istemeyen bir grup gitti deniz kuvvetlerinden. İşte Türkiye'nin yeni gemilerini onlarla tatbikata yollamayan bir grup. o, o zaman bireysel mağduriyetler daha etkili olabilir. Bireysel mi? 13 yaşında çocuk Amerikalıları acayip çarpar. İsmail bunu bunu döne, döne söyledi. Oradaki Amerikalı lütfen dedi bunu gittiğiniz her toplantıda bu sizin kızınıza yapılan bu öldürme tehdidini anlatın dedi. Çünkü dedi bir, bir hiç kimse dedi 13 yaşındaki bir çocuğu öldüren, bir öldürmeye kalkan bir kurumun suçsuz veyahut da masum olduğuna inanmaz. İsmail Hakkı Bey. Bir, bir tek cümle. Bu nedir biliyor musunuz? Demin söylediğim ben, çoğulculuk e... ve demokrasi ile alakalı. Evrensel değerlerin ve değer yargılarının gücünü gösterir. Bunlarla gidersek bu dinletir. Kendimize has argümanlarla uluslararası kabul görmüş normların altını oyacak şekillerde gidersek adamların FETÖ'nün işini kolaylaştırmış oluruz. Harika. Çünkü bizim en büyük gücümüz ne? Gerçek ya. Gerçek e? bu iş. Aynen. İsmail Hakkı Bey. Çok doğru. Şunu söyleyeyim, e, biz, bizim panel yaptığımız gün e, Fethullah Gülen terör örgütünün konferansı vardı. Evet. Ve onlar hala orada kendilerinin haklı olduğunu Amerikalılar anlatmaya devam ediyorlar. Yani işte hem Ahmet Zeki Bey, hem de Nedim Şener ikisi de şahit oldular. o konferansın kimlerin katıldığı, Amerikalıların da katıldığı bir konferans vardı. aynı gün hala ee, hiçbir şey olmamış gibi Fethullah Gülen terör örgütü e, konfer e, konferansa katılıp konferanslar düzenleyip Amerikalılarla beraber Kongre ne olup bittiğini anlatmaya çalışıyorlar. Onun için e, Türkiye'den bu tür heyetlerin başka heyetlerine gitmesine çok büyük yarar var. Bir de anlamadıkları anla e, anlayamadıkları konudan bir tanesi şu. bana sordu. Şimdi siz de askersiniz işte, Kemalistiniz, Atatürkçüsünüz. Peki e, Tayyip Erdoğan'ı niye destekliyorsunuz bu konuyla ilgili? Onu anlatmaya çalışıyor. Yani e, bu e, Türkiye'de bir darbe yapılmış. Cumhurbaşkanı, halkın öyle seçmiş Cumhurbaşkanı e, öldürülmeye çalışılmış. Suikast düzenlenmiş. Ve e, ülkenin e, önü karartılmış. İnsanların, e, insanlara, insanlar büyük bir travma yaşamışlar. Bir iç savaştan dönmüşler. E, tabii ki bu konuda e, Cumhurbaşkanı Cumhurbaşkanı'nın FETÖ'yle mücadelede Cumhurbaşkanı tabii ki arkasında olacağız. Ama ee, başka şeyler olduğu zaman, layıklıkla şunda ilgili şeyler, o, o konuda ayrı bir konu. O, o, konuyu tabii tenkit ederiz. O ayrı bir konu. Ama bu konu e, Türk halkının egemenliğine karşı yapılmış e, bir e, silahlı kalkışma var. Bir silahlı e, şey var. E, darbe yani, teşebbüsü var. E, İsmail Bey. Bu darbe Bey, teşebbüsü yani siz, gerçekten de biz çok Erdoğan'ı bir badirden dönüyor. Yani 5-6 saat daha devam etseniz benim ölçülerime göre. Büyük ölçüde bir savaş çıkacaktı. Bunu anlatmaya çalışıyorum. Yani bir bunu bile şey. anlamaktan yani şeyi, Erdoğan. biz Erdoğan'ı eleştiririz e, çeşitli konularda. O ayrı bir şey. Evet. Fakat bu darbe konusunda başka bir evet. durum söz konusu. Bu bu mesajı vermeye çalışınız. Evet. Anladım. Evet. Devam... Ee, şey örneğini verin. Evet bu mesajı ben... vermeye çalıştık. İsmail ve, e, evet. İsmail Beyli ve Zeki Bey'in yanında e, bir infaz listesi yayınlandı. Ben bunun ne kadar ciddi olup olmadığı konusunda Zeki Bey'le bir sohbetimiz olduğunda savcılığın elinde bu listenin bulunduğunu söylediğin için daha ciddi bir veri olarak paylaştım. Dedim ki bakın o listeye lütfen dikkatle bakın. Orada Tayyip Erdoğan'ın, Hakan Fidan'ın, MİT Müsteşarı ismi olduğu gibi bazı AKP'lilerin hiç de AKP'li olmayan benim de Zeki Bey'in de başka insanların gazeteciliği yazarların da yani FETÖ darbeyi gerçekleştirdiği zaman kafasında yok etmek istediği Ahmet Hakan sizin de isminiz olan bir liseden bahsediyorum. Yani dolayısıyla birçok insanı belki o darbe gerçekleşseydi bu toplantıyı yapacak olan 3 kişiden ikisi en azından biz biliyoruz ki, İsmail Bey de herhalde tutmazlardı fazla. yok edilecekti. Dolayısıyla o infaz listesi darbenin Türkiye halkına karşı yapıldığını sadece Tayyip Erdoğan'ı değil evet özelde AKP iktidarı hatta Tayyip Erdoğan bizzat e, hedefiydi ama Türkiye halkının tamamı ve bu profil de, e, şey, de tamamı hedefti o infaz listesindeki profil zaten bize bunu veriyordu diye anlat Ahmet Seki Bey evet. size şöyle bir konu geldi mi ya kardeşim bu hükümet yolsuzluk yaparken bu fetöcüler bu hükümeti yakaladı 17-25 Aralık'ta yolsuzluklarını yakaladılar e, dolayısıyla araları açıldı tam savaş olarak, başladı tam olarak bunu söyledi peki siz nasıl bunu nasıl izah ediyorsunuz yani ne diyorsunuz 17-25 aralıkta yolsuzluk hiç olmadı, her şey tertemizdi mi diyorsunuz? Başka bir şey mi Şimdi söylüyorsunuz? Biz şöyle izah ettik onu. Bugüne kadar Fethullah Gülen terör örgütü bütün operasyonlarını halkın en hassas olduğu yerlerden, mesela Balyoz Ergenekon'da kendi uçağını bombalayacak, düşürecek, camileri evet. bombalayacak. İşte ne bileyim daha sonraki süreçlerde işte gazetecilerin bir Komplo kurarak işte dışarıdan bağlantılarıyla işte vatanı satacağı. E burada da en hassas konulardan bir tanesi yolsuzluk. Ama bir dakika Bu, şimdi, şimdi yolsuzluğun var siz, olup olmaması hayır, ayrı bir şey. Hayır. Onun üzerinden operasyon yapılması ayrı bir Bir dakika yol. şimdi Ergenekon'da, Balyoz'da sizin teziniz şu diyorsunuz ki hiçbir darbe girişimi planı yoktu. Buna rağmen adamlar kumpaslarla bunu ortaya attılar diyorsunuz. Şimdi ama yolsuzlukla ilgili bir malzeme var. Verilmiş bir malzeme Aa, var ortada. Ahmet, Ahmet, bunu Hakan, kullanıyor. Zira zaten Fetullahçılar en çok bunu kullandıkları için hep bu inanç var. Bir yolsuzluk olduğu inancı var. Ama burada iki şeyi güne, kadar, o güne var. kadar bilmiyorlar Yos... mıydı? Bunu biliyorlardı efendim. Mesela, doğru. O da doğru. Yani en büyük sorun o zaten. Erdem Bey onu şöyle izah etti. Yani biz de şöyle izah ettik. Yani bundan önce de yolsuzluk vardı. Evet. İlk defa mı Türkiye'de yolsuzluk oldu evet. da hükümeti evet. devirmeye kalkıyorsunuz? Mesela 17 Aralık'ta Üç bakanın adının karıştığı ve AKP'lilerin bile inkar et, etmedikleri ve asla da sahip çıkmadıkları e, ve bir daha da milletvekili yapmadığı üç bakanın adı karıştığı yolsuzluk var. Ama bu operasyonun bir bölümü. Öbür bölümü ise ki fezleke hazırlamışlar. Yine siz yayınlamıştınız. Evet, Dönemin baş, başbakanı diyerek evet. aslında doğrudan Tayyip Erdoğan'ı tutuklamaya yönelik bir operasyona yani, yani çevirtme yöntemi var. O zaman meseleyi... Hem yani darbe kısmı yani hem şey Tayyip Erdoğan'ı tutuklamaya yönelik bir yolsuzluk operasyonu. Var evet, rüşvet var, rıza zarraf var bunların hepsi doğru ama öbür taraftan Tayyip Erdoğan'ı siyasi figür olarak indirmeye çalışan bir ekibin operasyonu var. Tabii, yakaladıkları yolsuzluk malzemelerini biriktirmişler, tabii. kendi siyasi hedeflerine ulaşmak, ulaşmak için malzeme olarak tabii, bu, kullanmışlar. Tabii, bu Şimdi, bu, şimdi bunu söylediğimiz zaman bize diyorlar ki vay siz yolsuzluğu aklıyorsunuz. Yok kardeşim aklamıyoruz, yolsuzluk hayır. var, tabii. bunun hesabı verilsin. Tabii. Ee, o ayrı bir Şu hikaye. Zahraf davası Amerika'da o yüzden başını ağrıtıyor Türkiye'nin. Evet, evet en yakından takip ettiğimiz Tabii. dava. Fakat e, bu çetenin yolsuzluğu bahane ederek Türkiye'nin siyasal sistemini düzenlemeye kalkmasına da bir şey diyeceğiz Çok herhalde kesin. değil mi? Yani ona Kesinlikle. da bravo çete diyecek Kesinlikle. halimiz yok. Buyurun. Evet. Bir de bu Fethullahçı terör örgütünün bu yolsuzlukla ilgili yaptığı bir sürü yolsuzluk var. Yani bu yolsuzluk olduğu iddia edilen olayı ortaya çıkarabilmek için ...yasal olmayan dinlemeler, çuvallarca var. Yani, Ergenekon'daki e, taktiklerin, aynısı, tekniklerin aynısı, aynısı, hepsini aynısı, kullanıyor. hepsi var. Evet. İzinsiz takipler, izinsiz mesela bakanlarla ilgili izin alınmadan meclisten dinlemeler... ...işte Cumhurbaşkanı'nı dinleyebilmek için başkalarını dinlemeler... ...yani bütün bunların hepsi hukuksuzluk üzerine kurulu olduğu için... ...bunu e, izah etmeklerinde de zorlandıklarını düşünüyorum ama çok müthiş bir çalışma var. bütün tezlerini buna kurmuşlar. Biz bunların yolsuzluğunu yakaladık. Onlar da bizimle bu ama nedenle şunu yaptılar. Ama siz kimsiniz? S somut, somut, somut somut veri şu. Bir dakika ah Ahmet Kasımhan da Barsın çok güzel diyor. Diyor ki e, Fetullahçılar Amerika'da biz bunların yolsuzluklarını yakaladık dediklerinde Amerikalılar ya siz kimsiniz kardeşim yani. Değil mi? Hayır hayır, hayır o yani. Fetullahçılara. siz kimsiniz yani yolsuzluk yakalayan bir dini yapı. Yani siz Ahmet Hakan şimdi orada Doğru. çok somut e, bir olay var. Mesela şey örneğini veriyoruz. E, özel yetkili mahkemeler birçok konularda operasyon yapılırken falan. Mesela 2013 e, aralığına kadar bir tane yolsuzluk operasyonları var mı? Yok. Ya FETÖcü polislerin var mı? Veya Yok. Zaman Gazetesi'nin taraf gazetesinin bir yolsuzluk haberi üzerinden e, bir gündem oluşturduğunu gördünüz var. mü? Aksine deminden söylediğim gibi biz o haberleri yaparken bizim grubu Hükümeti yıkmaya çalışıyor bunlar. da yolsuzluk haberleri yaparak seçim dönemlerinde bu tür haberleri tekrar tekrar ısıtıp ki Deniz Feneri davasını hatırlayacaksınız. Onu ortaya çıkaran, ortaya koyan savcıların analarından emtiklerini burnundan getirdiler. 2-3 sefer meslekten atıldılar o insanlar ve biz bu insanları Zaman Gazetesi'nin manşetinden nasıl infaz itibar infazına tabi tuttuklarını biliyoruz bu e, savcıların. Tabi ve o dönemde bu Deniz Fener savunan da bunlar ve bunu anlattığınız zaman insanların kafasında netleşiyor. Yani bu cemaatin derdi yolsuzlukla mücadele falan değil. Bunu kullanarak de bu operasyonu yapmak. Şöyle yapmaz. bir durum da söz konusu belki onu da vurgulamak lazım. Yani eee bu 17 25 aralık meselesini e, eğer bu kadar e, altı çiziliyorsa ve fetullahçılar yurt dışında bunu e, tezlerinin nirengi noktası, dayanak evet. noktası haline getirmişlerse buna karşı da çok Şimdi bak Kesinlikle. bir bilgi daha vereyim size. Lazım. New York Polis departmanını gezisi. Orada bir tane Türk polis var. Çok Türkiye'nin tanıdığı bir polis. Çok e, zorlu evet. bir hayat yaşamış. Barara'nın Bar ofisi onların New York Polis Departman Merkezi'nin New York Polis Merkezi'nin hemen yanında. Barar mahkemede hemen onun yanında. Kendisi FETÖ'cülerin o binaya girip çıktığını gören bir insan ve diyor ki buradaki dosyaya da katkı sağlıyorlar. Yani FETÖ'cüler Amerika'da durmuyorlar. O dosyada katkı sağlıyorlar. Evet, kesinlikle dosyasına. Zarap dosyasına. Zarap dosyasını kesinlikle Fethullahçılar hazırlayıp vermişler. Yani bunda hiçbir tereddüt yok o, çünkü. O polis bize bunu kendi fezlekelerin söylüyor. neredeyse savcılıktaki şey o fezlekelerin birebir örneklerini ama, açıklıyor adam zaten. Ama şimdi siz böyle deyince hemen size şunu diyecekler. Böyle. Ne yani Reza Zarap yapmadı mı? Reza Zarap tamam mı mu yani, yani, soruluyor? ayırmak lazım. Evet. Reza Zarrab'ın yapıp yapmadığına eğer Fethullahçıların verdiği belgelerle karar verecekse o zaman sana da sorarlar. Sen de hakim misin, nesin? Yani sadece böyle bir karar olabilir mi? O yüzden yani bir hakim belirli bir grubun veyahut da belirli bir kişinin... Bir savcı. Savcı pardon. Savcı belirli bir grubun talimatlarıyla veyahut da onun yönlendirmeleriyle, yönlendirmeleriyle bir işlem yapıyorsa burada sorgulanması gereken biz değil, savcıyız. Savcı, o savcının e, ya Reza Zarrab bir şey yaptıysa bunun ortaya çıkması için senin Fethullahçılara ihtiyacın yok ki. Yani. Başka bir sürü e, bu gerçeklere ulaşabileceğin kanal var. Amerika ya. burada bir iki yüzlük var Amerika açısından. Şimdi bakın Rıza Zarraf ne için tutuklu? Amerikan halkının güvenliğini tehdit ettiği için ambargoyu delerek. Tamam kabul ediyoruz bu dava zaten görülmeli. Bu keşke burada görülseydi. Ama biliyor musunuz Virginia'daki NATO üstünde tüm tüm amiral uğurlu diye bir adam vardı evet. FETÖ'cü. Şimdi Amerikalılara bunu örnek verdim. Dedim ki NATO üstünde bir FETÖ'cü var ve bu adam kaçtı. Neyle kaçtı? Birçok gizli bilgi muhteva içerisinde bulunan bir adam bu. NATO anda. bilgileri var. NATO bilgileri var ve bu adam kaçtı. Eğer Amerikan istihbaratı şu anda bu adamı kontrol etmiyorsa belki Çinlilerin elinde belki rusların elinde hatta dışişleri bakanındaki albay dedi ki bizim elimizdeyse problem yok falan dedi. Emin misiniz sizde olup olmadığını? Ben bilmiyorum dedi. O zaman Reza Şimdi, konusunda titizleniyorsanız bu adamla ben, ilgili niye titizlenmeli. Titizlenmeli bence de hatta bakın dedim ki bu ulusal uluslararası bir problemdir. İki, evet. e, ben albaya dışişleri Bakanlığı'ndaki o albaya bunu söylediğim zaman kaç tane kaç tane subay var dedim? 50 60 tane Türk subay var dedim. O kadar iyi biliyorlar ki yaklaşık 4 5 tane dedi. FETÖ'cü subay var Peçak, aralarında. Peçak dedi. Daha biz onların ismini bilmiyoruz ama Amerikalılar biliyor. Biliyorlar. Peki. Şimdi evet. en önemli konulardan birisi şu. 15 Temmuz'u anlatma konusundaki sıkıntılar, bu sıkıntıların nasıl aşılabileceği ile ilgili bütün konuklarımız çok güzel, çarpıcı şeyler söylediler. Eyvallah. Fakat bir de işin 15 Temmuz sonrası var. Yani 15 Temmuz'dan sonraki 2 evet. aylık, 2 ayı aşkın süre içerisinde Türkiye'de olup bitenler, ve Türkiye'de olup bitenlerin e, Fethullahçılar tarafından özellikle Amerika'daki e, lobileri aracılığıyla nasıl anlatıldığı meselesi var. E, Türkiye'de Fethullahçılara malzeme sağlayacak uygulamalar var. E, olağanüstü hal, kanun hükmünde kararname, gazeteciler içeri atılıyor, yazarlar tutuklanıyor, binlerce insan işsiz kalıyor, işinden oluyor gibi bir propaganda'nın malzemelerinden yararlanıyorlar. Şimdi bu güçlü bir şey miydi karşınızda çıkan? Hani bu böyle çok güçlü, herkesin hemen söylediği, ya tamam 15 temmuz'a belki sizin söylediğiniz gibi darbe olmuş olabilir ama sonuçta Erdoğan yönetimi bundan yararlanmaya kalkarak işte bütün muhaliflerini ortadan kaldırmaya çalışıyor gibi bir izlenim, algı yerleşmiş mi? Bu algıyla nasıl mücadele edilebilir? Ahmet Zeki çok. Şimdi bana sordukları ben yargıçım diye dedi ki Türkiye'deki yargıçlar dedi bağımsız mı? Yani onların da Erdoğan Sayın Cumhurbaşkanı'nın kontrolünde olduğunu düşünüyorum. Ben de onlara HSYK'yı anlattım önce. Yani bu Türk yargı sistemini bu yargılı sistemin içerisinde neredeyse yarısına yakınının Fethullahçı terör örgütü mensubu hakim ve savcılar olduğunu sırf bunları yenebilmek için Bunlara karşı mücadele edebilmek için bir platform oluşturulduğunu ve bu platformun içerisinde AK Partililerin, MHP'lilerin, CHP'lilerin, ateistlerin, solcuların, sağcıların, muhafazakarların, herkesin olduğunu ve ancak göğüs farkıyla bunları yenerek böyle bir yapı oluşturduğunu, bu HSYK'nın da şu andaki mevcut hakim ve savcıları atadığını ve onları kontrol ettiğini, Dolayısıyla burada bir grubun veyahut da bir AKP'nin veya bir CHP'nin veyahut da herhangi bir grubun etkisi olamayacağını çünkü sayısal olarak böyle bir birlikteliği sağlamanın mümkün olmadığını çünkü her çeşitten olduğunu söyledim. Ondan sonra bugün atanan hakim ve savcılarla ilgili yapılan işlemlerle ilgili çok tereddütleri yok. Şöyle tereddütleri yok derken özellikle işten çıkarmalarla ilgili yani idari ve cezai işlemler arasındaki farklılığı ee, şey yapıyorlar. Biraz da tabii ki e, işten atılmaların çoğunun e, bir e, kendinden olmayan muhalefet muhalifleri temizleme gibi bir algı var. Ama hakim ve savcı bu savcılar, güçlü bir algı mı peki? Yani ben bize tek sorulan bana en çok sorulan soru, daha doğrusu iki kişi sordu. Yani hakim ve savcılar bağımsız mı? Biz de işte bu peki, söze. Bu hani fetö mağduriyeti meselesi böyle bizde bile iç gündemde bile yoğun bir şekilde tartışılırken orada pek sorulmadı mı yani? FETÖ Bence, mağduriyet varmış işte insanlar işinden oluyormuş falan o zaman o kadar etkili olmamış demek. Böyle bu atılanlara sahiplenmek belki de Fethullah'ı şey yapacaktı yani bu darbenin e, ortağı gibi algılanabilirdi şimdi atılanlara sahiplenirseniz bu sefer diyecekler ki. Ya, o yüzden evet. diyorsunuz bunun propaganda. Ben, bence onu yapma. Sadece bir Amerikalılar bana sordu yargıçlar bağımsız mı diye. Yani onlar yargıçlar harcığı, bağımsız mı benim dediğimden daha farklı bir, farklı şey. bir şey. Yani benim Ama Yani orada da ya, söyledikleri o şu. Daha oraya... Biz biz şöyle bir izlenim alıyoruz yabancı basına falan baktığımızda hani böyle Türkiye'de işte 15 Temmuz'u bahane ederek muhalifler e, sindiriliyor. Tamam buna bir takım malzemeler veriliyor. Bu cümleyi destekleyecek bazı uygulamalar var baktığımız zaman ama bütünüyle bu cümleyi haklı çıkaracak bir uygulama yok. Yani 15 Temmuz bahane edilerek Türkiye'de bütün muhalefet ortadan kaldırıyor. Böyle değil. 15 Temmuz'u bahane ederek bazı yanlış uygulamalar yapılarak bazı muhalifler tasfiye ediliyor. İki cümle arasında devasa bir fark var. Yani ben Burada böyle... Sizin beni açıklamak çok... için kullandığım kavram şudur sistemli sistemsiz. Eğer sistemli olarak bu söylediğiniz yapılıyorsa oturup hep beraber bununla ilgili endişe edelim. Ama sürecin anormalliğinden kaynaklanan bir takım şeyler oluyorsa, bunun içerisinde ne olup ne olmadığına baktığınızda sistemli bir çaba görmüyorsanız evet, işe var. buradan değil işte temel hak ve hürriyetlerden ve demokrasinin ideal uygulamasından girmek lazım. Toptancı bir reddediş değil. Dolayısıyla ben o eleştirilerdeki iyi niyetsizliğin bir aynayla ile yüzlerine tutulmasının bu manada etkili olduğunu düşünüyorum. Yani bize evet. çok sorulmadı bu soru. Bana Yok. yani, bana çok yani bir tek bu bana bunu da bana bana çok, çok soruldu. Bu çok e, gazetecileri koruma komitesi New York'ta e, biz bunu edilsen. yaşadık. E, özetle İsmail Akıpekin ve Zeki Üçok tabii ki basının doğrudan hedefi olduklarından ve o atılan özellikle Taraf Gazetesi, Zaman Gazetesi, Samanyolu haberlerini hatırlatarak yani bunların aslında bir operasyon medyası, Fethullahçı örgütün e, birer yayın organı sadece bu amaca e, mahtuf olarak yayınlanmış mesela taraf gazetesi örneklerini vererek kendisi hakkındaki haberleri zannediyorum hocam söylesin yani Zeki, Zeki Bey bir milyondan fazla internette kendi ilgili olumsuz evet, haberi işte. nasıl verildiğini ve ailesi moral olarak nasıl çökertildiğini örneklerini verdi. Benim durumum biraz zordu orada. Şundan dolayı zordu. Ben evet bütün bunları görüyorum ama ben e, kaçmayan meslektaşımın tutuklu yargılanmasından taraftar olacak bir gazeteci değilim. Çünkü şöyle bir durum var. Ee, bir kere dedim ki bu gazetecilik meselesinde biz e, gazetecilikle gazetecilik olmayanı ne siz ne Türkiye'deki kurumlar bir ayrıma varmadılar. Herkes kalemi alan herkesin rahatla yazabildiği ve e, gerçekten kiminin habercilik, kiminin kötü niyetle ve operasyon amacıyla bunu yaptığı süreçler yaşandı. İsimler, böyle isimler ortaya çıktı. Ama ilginç bir şey var. Bakın bu dönemde Birçok gazeteci tutlandı haksız yere ama biliyor musunuz bir o kadarı Hatta daha fazlası kaçtı şimdi sizin mağduriyet listesinde e, operasyon nedeniyle kaçan gazeteciler dosyası açmanız lazım şimdi ama bunun dünyada örneği yok yani gazeteci kaçar mı Şimdi ben örnek verdim Eğer ben oda TV davasında Ahmet kardeşim olsun diğer arkadaşlarım olsun bir kişinin ceza alacağını veya onun bensiz yargılandığını görsem, İlk uçakla atlar gelirim. Ceza yeme pahasına, hapiste yatma pahasına gelirim. Çünkü şeref, hayset böyle bir şeydir. Ama bakıyorsunuz Türkiye'deki gazeteciyim diyenler kaçmakta çareyi buluyorlar. AKP'nin zulmü ne kadar büyük olursa olsun. cemaat AKP ile cemaatin bitişik olarak hatta şu anda tutuklu gazetecilerin de bizim üzerimize beton gömercesine haber yaptıkları dönemde cebimizde vizemiz olduğu halde kaçmak aklımıza gelmemişken bu dönemdeki yine kaçmazdık. Ve ben örnek verdim kaçmayan insanlara sol gazeteci solcu gazetecilere örnekler verdim ama buna rağmen kendisini kaçıp efendim demokrasi yurt dışına savunuyorum diye satan insanlar da örnekler verdim. Nedim sadece solcular şimdi. Diyor, solcu kaçın. anlamında söylemedim ben. Hayır, gelen gelen Ali Bulat var, Ahmet Tan Alkan var, is ismen Akman var. Yani ismen de söyledim dedim yani ki insanlar bakın, da kaçmadılar ve ve onu söyledim dedim ki kaçmayan şerefli insanları tutuksuz yargılamak. Bakın hiçbir ben gazeteciyim şu anda dedim 15 yılda yargılanıyorum. Ve ben yargılamaktan asla gocunmuyorum. Emin olun o şu andaki tutuklu gocun. olan insanlar da asla yargılamaktan kaçacak insanlar değil. değil. Bunların tutuksuz yargılanması şart. Yani şimdi Ama... gö şunu görmüyor mu mesela Türkiye? Ya bu örgütün temel mekanizmaları içerisinde yer almış ve e bunun borusunu öttürmüş adamların tümü yurt dışına kaçtılar. Fır kaçtı. Tabii. Bunların gazetelerinde çalıştıkları yani. halde mekanizmaların içinde yer almamış insanlarsa hepsi şu anda tutuklu. Tabii, ya tabii. bu olur mu yani? Tabii, tabii. Ya o adamları kaçırtmayın. Aynı. Ya bu adamları serbest tabii. bırakın yani... Bir örnekler verdim. Mesela dedim ki bakın benim için gazeteci Hrant Dink'tir. Şimdi bir de bu gazete ben dedim bir kitap yazdım. Sonra bir kitap daha yazdım. Bunu aydınlatmak için elinden geleni yaptım. Eksiğim hatam varsa başka meslektaşların buna katkı sağlayıp bizim bu cinayeti aydınlatmak yolunda adım atmamız gerekirdi. Ama dedim bakın 3 kitap yazıldı FETÖ'cüler tarafından. Karartmamak. FETÖ yapan, karartmak ve bu polisleri aklamak üzere. Şimdi dedim bakın bir anda Hrant Dink cinayeti var. Hrant Dink'in yenen hakkı var. Bir de bu cinayeti e, karartmak ve polisleri aklamak için çalışan gazeteciler var. Bunun ikisi tutuklu. Serbest kalsınlar. İkisi tutuklu. Ama bir tanesi de Amerika'da kaçak. Hem de vizesi bittiği halde kaçak vize vizesiz kalıyor ve Virginia'daki International Üniversitede de ders veriyor Adem Yavuz Aslan. Hatırlıyorsunuz. Vizesi bittiği halde nasıl? Evet. Şöyle oraya Kanal Türk'ün bana burada anlattıkları için söylüyorum orada evet. anlattılar. Adam buradan gazeteci vizesiyle gitmiş Kanal elçiliğin verdiği vizeyle. Kanal Türkiye el konu e, Kanal Türk'le ilişkisi bitince sarı basın kartı elinde o da iptal edilince az, gazeteci vizesi yok. Şimdi Amerikan Elçiliği, Amerikan Konsolosluğu ya da Amerikan Hükümeti Adem Yavuz Yavuz'un vizesine baksın. Altının boş olacağını görecek Bir de kaçak ama kaçak olarak ra, derse giriyor. Ya derslere. kaçak olarak ona ders veriyormuş. Şimdi şeyle be, ile beraber. Anlatabiliyor muyum? Ve Cemaat'in Üniversitesi bu FETÖ'cülerin Üniversitesi. Şimdi bu adam Hrantnik cinayetinde karartılmasında ve polisi aklamalarında ve beni suçlu göstermek için kalem sallayan adamlar şimdi o bölgede, o coğrafyada e, korunuyorlar. Ve ben dedim ki bakın siz FETÖ'yü, FETÖ liderini burada tutarak, bu adamları burada tutarak ben bir sonraki şeyde bölümde konuşacağımız İkinci darbe olasılığına karşı da siz zan altındasınız. Siz Hrant Dink cinayetini karartmaya çalışan ve bu işte rol oynamış bir ekibi koruyan bir devlet konumundasınız. Ben nasıl bununla Hrant Dink cinayeti konusunda kendi ülkemde mücadele etsem sizin de bu yaptıklarınız konusunda onları koruma çabanız konusunda dünyanın her yerinde bunu anlatacağım dedim. Ben bir şey belirtmek istiyorum. Hani bu, burada kalanların hepsi suçsuzmuş gibi bir algı oluşmasın. Yani Ahmet Altan, Mehmet Altan, Baransu, Nazlı bunların falan gazetecilikten ziyade tamamen bizler ile ilgili özel gazete çıkarıp orada suçsuz olan işte bir binlerce 958 kişiyle Hocam, ilgili şöyle, yazmış oldukları e, ben, ben, gazete falan değil o ya bir gazetecilik o yapıyorum. isimlerle çok hoşlandığımızı söyleyemeyiz ama şimdi cezaevinde biz bunu yaşadık. İsimler zikrettiğiniz zaman o insanlar cevap veremiyorlar ve bu etik olmuyor, ahlakı olmuyor. Onlar bunu yaptılar bol bol ya ama bunu Bence bundan kaçınmak lazım. O zaman lazım. neyse yani hepsi değil demedim. En, en azından Ahmet Seki Bey biz o zaman Ergenekon Balyo zamanı ya diyorduk ki tutuksuz yargılansınlar. Tutuklamayın şu insanları diyorduk. Yani tutuksuz yargılama esas olsun. Bu cemaatin savcılarına, hakimlerine. Fakat hiçbiri tınmıyordu. Biz şimdi aynı şeyi söylemek durumundayız. İlkeli olacaksak ya yani. Şimdi de diyeceğiz ki ya biz hiç kimsenin e, mahkemelerden kaçırılmasına, Gazeteci oldukları için bir ayrıcalık, bir imtiyaza sahip olmasını istemiyoruz. Sadece diyoruz ki, gazeteciler belli ki e, haber yaparak tamam sizin dediğiniz suçları işleyenler de olmuştur muhakkak. Bu da önemli ama yine tutuksuz yargılansınlar, cezalarını alsınlar. Tutuksuz yargılama da bir yargılamadır. Bizde tutukluluğu esas haline getiren bu FETÖ'cü çete Ahmet Bey. Hı. Yani... yani e, e, Yokta, Ama şey sordum, bu çok masum olduklarına asla inanmıyorum. Ya ben, Bakın bunların içerisinde yani en büyük polemiği ben yaşadım Ahmet Altan'la şununla bununla. Evet. Yani önemli değil. Ben de e, hani öfkemizi yenelim bunu söylemeye çalışıyorum. Yani hepsi için söylemedim zaten. Ben 3-4 tane saydım. Bunların bunların haricindekiler benim çok da ilgilendirmiyor. Ama bu ekip bunlar özel gazete kurdular bize bize saldırmak için özel gazete kurdular. Yani daha bundan ötesi var mı? Bunun neresi gazetecilik? Sen getir dışarıdan Mehmet para. Altan hangi gazeteyi kurdu? Ya işte Ahmet Altan kurmadı. Mehmet Altan e, tamam ama Mehmet Altan'ın yani, yani, yani şimdi yani. kardeşi diye onu niye sayalım ki? En yani da hiç öyle tarafta falan yazmadı yani. Yazdı e, ya, mı? E, tarafta yazmadı ama bugün de yazdı her e, yerde. Özel gazete kurdu. Yani var ya misyon edindi kendine balyozcuları ergene koncuları karalamayı yalan atmayı dava bitmiş beraatle sonuçlanmış bunu ya, bakmayın siz diyor hala diyor beraat olduğuna falan ya, bunun Zeki Bey bunu yapan şey, sadece nazlı değil değildi yani şey bir sürü insan yani. için bakın, diyorum Kaçanlar şunu, da hepsi... şunu yazdılar şunu da yazdılar ee, bir gün hukuk geri gelecek ve o davalar Ergenekon balyaz yeniden görülecek ve gereken herkes hakkı şeyini alacak diye de yazlar. yani o tehdit biz şeyden, o insanların şeyden, tabii ama ona rağmen evet davranışlarını kesinlikle Eleştirebiliriz. Konuştuğumuz konu o değil. Ya yani bu insanlar ya, ya ne söyleyeyim. kadar doğru yaptılar, ne Peki. söyledikleri evet, son, nasıl, son bak, yani bu, şey son ana kadar tehdit evet. etmekten hiç vazgeçmediler Şimdi yani o o gazetecileri koruma e, Komitesi. komitesinde konuştuğumuzda 105 tane gazeteci tutuklu dedi yanılmıyorsam. Ondan sonra dedik ki ne? 61 ne, kişi. Neye göre dedik? Yani bunu suçlu suçsuz olduğuna kadar. Biz de inceleme yapıyoruz. Ya arkadaşlar bak kimse daha dosyaları almamış. Dosyalara gizlilik kararı var. Sen nasıl 61 kişiyi suçsuz diye listeledin kendine? Yani bundan ilgili nasıl Diğerlerine bir? suçlu mu diyor? Onu yani onları ben yardımcı olayım. Hı. E, avukatların elinde savunma metinleri var. E, Sorulan tamam. sorular var. Şu anda eldeki belge o olduğu için onu inceleyip isnat edilen suçlama nedir? İşte şu yazınız, Hı. şu tweetiniz, daha şu mesajınız, Ama yani? efendim daha onlar dosyanın daha tamamını bilmeden yok hayır bütün... sorular metinler var ellerinde yani şimdi ilk bak, sor, sorgu ben metinleri ben var. Ben, ben, savcı, ben hareket ediyorlar savcıyım, daha delillerden... Bir tane, bir tane böyle ifadeyle bir adamın hangisi, siz, hayır hangi hangi sanık kendi ben şimdi, evet suçluyum diyor yani delil varsa zaten ayrı bir şey dosyanın tamamını görmediğiniz için bütün delilleri görmüyorsunuz biz de hani ilk so ifademizin metnini bütün gazeteler yayınlamıştı. Sonradan delil diye bir takım e, paçavralar ortaya çıktı. Ama sonradan onun da delil olmadığı anlaşılıyor. O gazeteci, o, o kuru, komite. o komite, e, 105 gazeteci içerisinde 61'ini suçsuz, diğerlerini suçlu mu görüyor? Şöyle Öyle ayır, mi mesela, mesela o listede Hidayet Karaca yok. Çünkü Hı. niye Hidayet Karaca, mesela ben gazeteciyim diye Hidayet Karaca kendini iddia ediyor. Hatta cemaatçiler bundan çok rahatsızlar. Yani Hidayet Karaca, Baransu var mesela, e, Hidayet karacı ne yok? O tabii bir önceki, bir adım, tutuklamalardan bir önceki listeydi. E, niye yok? Çünkü o profesyonel bir yönetici. Yazıyla çiziyle ilgisi yok. Yani yaptığı şey telefonda Fethullah Gülen'le konuşup senaryoda değişiklikler üzerinden bir örgüt üyeliği tesis edilmiş. Dolayısıyla onu dışına çıkmışlar ama bundan FETÖ'cüler rahatsız. ya yani Hidayet da alın diye baskı yapıyorlar ama onlar da orada duruyorlar. Mesela ya mesela, böyle, mesela böyle örnekler var. Bir şey var. daha gördüm ben orada. O gazetecileri koruma komitesi bizim bugün liberal bilmem ne dediğimiz kişilerin haricinde hiç kimseyi dinlememiş. Kimi dinlemiş bugüne kadar da bir karar alırken? Siz, siz söylediniz dediniz Şöyle, ki yani düne kadar düne bu, kadar komite, başka hiç kimse dinlemiyordu bunlar. Komite gazetecinin dosyasıyla ilgileniyor. Balyoz Ergenekon davasıyla ilgilenmiyor. Yani bir gazeteci ilkesel olarak eğer dosyasında ifade özgürlüğünden dolayı mı tutuklanmış yoksa gerçekten üzerinden silah veya bir şey mi çıkmış ya da darbeye mi karışmış ona bakıyor. Eğer yeterli şey yoksa ikna olmuyorsa sadece yazı yazdığından dolayı Kimi hatalı da olabilir, değerlendirme hatalısı yapmış olabilir ama genel olarak baktığı şey ifade özgürlüğü gazetede köşe yazarlığı yapıyor yapmıyor mu? Yoksa sizin davanızda mesela size haksız, ben onu söyledim zaten bakın Türkiye'deki problemimiz bizim gazet meslek örgütlerimiz dahil olmak üzere gazeteciliğin ne olduğunu, etik sınırları nasıl yapılması gerektiği konusunda bir mutabakata varmadık. Biz hep beraber oturup ya bakın bu yaptığınız operasyonel gazeteciliktir. Yarın işler terse döndüğü zaman bakın bugün de bugün yandaş medya denilen medyada operasyonel gazetecilik yapan hedef gösteren isimler var. Şimdi ben mesela örnek olarak diyelim ki yarın o kişi hukuken başı belaya girse ya da işten atılsa işsiz kalsa. Bizim meslek örgütlerimiz onu savunacaklar mı? Ya da gazetecilik koruma komitesi onu savunacak mı? Çünkü adam işinin tetikçilikle kazanıyor tamam mı? Yani sadece iktidara Tayyip Erdoğan'a hoş görünmek için fetöle mücadele ediyormuş gibi gösterenler de var. Tamam mı? Böyle insanlar var. Çünkü bunlar PKK zamanında hani savaş ağları vardır ya medya üzerinden savaş yaparak silahşörlük yaparak kendi e, konumlarını güçlendiriyorlar. Palazlanıyorlar. Böyle isimler insanlar türüydü. Bu e, Ergenekon balya sürecinde de böyleydi. Şimdi de böyle süreçler yaşanıyor. Biz bunları nasıl ayıklayacağız? Bunları yapmadığınız sürece siz yarın bugün bu insanlar yargılanır, çıkarlar falan. Yarın başka bir süreç yaşanır. Başka insanlar girer. Ama önemli olan burada nitelikli ayrım yapmanız lazım dedim. Hatırlayacaksınız. Tamam, Onlar işte da buna mutabık kaldılar. Nitelikli ayrım yapacak done yok. Ben onu söylüyorum. Var orada. ama. var hayır. Bir ifade, bir ifade nitelikli ayrım yapmaya yetmez. Veyahut eğer, da liberallerin yok, gelip adamlar anlatması bak, yetmez şu. Ya. Bir gazetecinin meslektaşını hedef gösteren tetikçilik yapıyorsa senato, gazeteciler senatosu ya da gazeteciler cemiyetimiz, basın konseyimiz Tutuklularla ilgili hak savunmasını yaptığı gibi dur diyecek. dur Senato her hafta, her ay toplanacak. Bu yıl bu diyecek ki şu gazeteci şuna şöyle ama hedef, hedef göstermiştir. Ama, ama gazeteciler cemiyeti tarafsız mı? Bir dakika bu etik, etik sorgulama olur. Bu etik sorgulama olur. Tabii, tabii, yani bu, suç ayrı bir şey ama suç yapayım. Suç ben ayrı şey. demiyorum. Ben, ama, hayır, bunu, ya ben adım, şimdi Ahmet Zeki, Zeki etik, Bey'e etik, etik sorgulamaya girip sonuca vardığınız zaman ileride o insanı savunup savunmayacağınız ona göre karar Bileme. verirsiniz. Ben Ahmet Zeki Bey'e defalarca aleyhinde yazılar yazmış olsam e, bana tekzip gönderse yayınlamasam yine aleyhinde yazsam bu benim gazetecilik kabahatim olur. Ama, bu benim, hapse mi atacaksınız sizin beni? ama bakın şöyle yaptırımı şu yarın siz herhangi bir davanızda çok basit bir davadan çok zor bir davaya kadar savunulmayacak adam listesine gideceksiniz. Ama o ayrı. Önce böyle bir bir zaman mahkeme sürecini konuşuyoruz Söylesi. yani adli o, tabii. adli, adli. yani kötü gazetecisin. Ha, evet o, derneğin o, de tabii. seni kötü gazeteci tabii. olarak tescillesin. Tabii. Ona yani kadar senin savunulmayacağın anlamına gelir ki sen bir sınıra çekilesin. Ahmet Bey şimdi sizin bana verdiğiniz örneği ben bir adım daha geliştireyim. Eğer siz bu Bayım aleyhime yazdığınız yazıları bir örgütten aldığınız ha. talimatlar doğrusunda bu suçsuz olduğumu veyahut da bilmem ne olduğumu... Operasyon zaten çekiyorsam. Zaten çekiyorsanız o zaman tamam, e, tabii ki suçlu. yatacaksınız. Bunda yatmayacak mısınız? Anladım. O zaman bir incelik ya, var demek tabii. ki. Ben şimdi burada Nedim Bey e şunu söylemeye kalktım. Biz orada konuştuğumuzda diyor ki, dedim bak şu anda dosyaların hepsi gizlilik kararı var. Hiçbir dosyada sadece ifadelerini veriyorlar. Buna bakarak. Sadece bu insanların yani 61 kişinin nasıl suçsuz olduğunu anladın da diğerlerinin bilmem ne olmadığını anladın. Bunun haricinde bir şey yok. Burada da şöyle bir şey oldu. Çünkü bunlarla ilgili gelip anlatanlar hep aynı düşüncenin adamları. Ya bunlar bu basın özgürlüğüne girer falan. Yani o ekibin de zaten bakışı e, o gazetecileri koruma cemiyetinin veya işte neyse Komitesi. komitesinin bakışı şu. E, evet biz... Aldığımız bilgiler bunlar, elimizdeki doneler bunlar, buna göre de suçsuzdur diyor. Doneyi veren kim? Suç şeyin bozacısı. Yani amiyane tabirle. Ee, yine de gazeteciliğin böyle kendine özgü bir korunaklı kılınması gereken tarafı tabii, konuşsun, var. Tabii, tabii. Beşinci ee, kamu, kamu görevi yapıyor insanlar. Ee, onu da dikkat etmek lazım. Bir de bence şöyle bir sorun da var. Ee, ona da işaret edelim. Şimdi bu arada e, olağanüstü hal rejimi, Aslı Erdoğan, Necmiye Alpay gibi FETÖ'yle hiç alakası olmayan bir takım yazarları da içeri attı. Tabii, özür, bazı yani, şey, Özgür toplam, Gündem oradaki gazetesi. Oradaki görevlerinden dolayı. Gazeteciler var orada. Tabii onlarda. orada, onlar da var yani. Tabii yani. İşte bazı televizyon kanalları, radyo kanalları kapatılıyor. Evet. Şimdi yani sizin FETÖ ile ilgili anlatımlarınıza, anlatımlarınıza uymayan bir şey bu. Yani burada bir problem var. Bunu bunu yaşadınız mı? Tabii yani şimdi diğer kanatta yani FETÖ ile hiç ilgisi olmayan işte İMC Televizyonu, Yön, yön Radyo veya diğer yayın organları e, siz o, o hal kapsamında da kapatınca öbür taraftaki gerçekten bahsettiğiniz operasyonel e, gazetecilikte onun arkasına sığınıyor. Bakın hatırlayacaksınız. Beyoğlu'nda son dönemde bir takım e, gazetecilikle ilgili yürüyüşler sonunda. olduğu zaman cemaatçiler hemen araya girmişlerdi. İşte Bülent Keneşler bir takım isimler. Dedim, İsmail Hakkı Bey bir şey söylüyor hemen evet. devam et. Bir dakika söylesin o Ankara'da yalnız kalmasın. Yani buradaki e, o e, toplantı sırasında, görüşmelerimiz sırasında sorulardan bir tanesi buydu. Yani 15 e, 15 Temmuz'dan sonra, 16 Temmuz'dan itibaren e, Sayın Cumhurbaşkanı'nın e, diktatörlüğe e, diktatörlüğe giden bir uygulama yaptığını ve e, bu fırsattan istifade ederek muhalefeti susturduğunu, e, Türkiye'nin e, cumhuriyet değerlerinden uzaklaştığını, e, buna benzer sorular sorular. Biz onlara e, şunu anlattık. Aslında bazı şeyler olabilir ama sonuçta e, bir darbe yapılmış ve darbenin süratle ve şiddetle bastırılması gerekiyor. Aksi takdirde bastırılmazsanız e, ve e, o darbe yapılan şiddetle bu işe karşı koymazsanız, e, o takdirde bunlar tekrar e, yenilenir. Ama e, bu işi yaparken de yaptığınız hatalar sizin e, önünüze başka bir darbe, biraz sonra görüşeceğiz belki, başka bir darbe olarak çıkabilir diye bunları anlattık, anlattık ve e, aslında Türkiye'nin e, laiklik konusunda, diğer konularda cumhuriyet değerlerine bağlı olduğunu, e, meclisin bulunduğunu, bunun hesabının mecliste sorulacağını, halkın e, bu, e, oy verirken bunu soracağını ama e, Tayyip Bey'in e, sayın Tayyip Erdoğan'ın şeyde e, darbe günü e, ki darbe gecesindeki tutumu dolayısıyla yüzde iki olan e, şeyinin e, desteğinin çok daha fazla olduğunu ve halkın büyük kısmının darbe konusunda Tayyip Erdoğan'ın arkasında olduğunu bunları ifade etti kendilerine e, ama kafalarında böyle bir şey var onlar e, evet böyle düşünüyorlar yani e, muhalefet eziliyor. E, muhalefete e, şey yapılıyor, e, fırsattan istifade ederek muhalefet tasfiye ediliyor. Buna benzer e, kafalarında düşünceler vardı ve bunu sordular. Bunu Burada şu şekilde anlatmak mesele... lazım. Pardon ben bir şey araya girebilir miyim orada? Şimdi Mesela bu yurt dışından bu soru bana çok geldi. Hatta dediğim gibi ilk hafta Nasıl formüle ediyorlar? Şimdi ilk hafta hiçbir şey yoktu. İkinci hafta başladı bu. Ee, i̇şte birçok insan gözaltına nereden biliyordunuz bu kadar insan olduğunu? Ben de şu şekilde cevap veriyordum. Yani zaten bir soruşturma vardı. Bir takım dosyalar vardı. Bunlar o halden dolayı çok daha hızlı bir şekilde aktive edilebildi. Bir. İkincisi. Bu başka ama. Bu başta 60 bin kişi falan bu 3 milyonluk bir e, memuriyeti kapsayan e, bir ay, iş şeyinde muhalifler yüksek bir sayı olmadığını söyledim. Bunu bahane ederek muhalifler sindiriliyor anlatısı ne zaman size soruldu? Onlar daha sonra çıktı. Yani bunlar şöyle diyebilirim. Yani son daha fazlasıyla 3 hafta boyunca fakat ikinci haftada ee, bilhassa yabancı basın gözaltına alınan kişilerin ya, yani bu gözaltıların yanlış olduğunu anlatan kişiler aramaya başladılar. Hatta e, bir yabancı kanal bir e-mail yazmış birine buna karşı konuşacak, darbe destekleyecek bir birini arıyoruz. Desperately acaba var mı diye. Ee, şimdi e, tabi bu da biliyorsunuz sızdı sonra. Ee, aynı kanal bana çıktığımda şunu söyledi yani artık bir yerde istediklerini söylemediğiniz zaman saldırıya geçtiler ee, sizin e, hangi tarafta durduğunuz belli çünkü işinizi kaybetmediniz değil mi dediler evet. ben de onun üzerine bunu Twitter'a koydum bu ne biçim gazetecilik dedim sonra benim o tweetim sonra Aldı gitti yani herkes retweet etti. Ta şey Amerika'dan Avustralya'ya kadar. Ama şimdi bunlar çok önemli şeyler. Yani bu algının nasıl çarpıtıldığını ve sürekli olarak bizim bunu konuştuğumuz zaman e, yalanlayıp devamlı anlatmamız. Yani Peki. süreklilik. Fakat ya. öbür şeye geleceğim. Şimdi yani e, FETÖ'cü olmayanların bu e, son zamanlarda son diyelim 3 e, haftadır falan çıkmaya başladı bu tip şeyler. E, burada da şunu söylüyoruz yani. Ee, şu anda Türkiye'de sadece darbe girişimi sonrası yaşanan bazı Ahmet'in söylediği gibi sistem dışı bir durum oluyor olabiliyor çünkü hakikaten çok olağanüstü bir durum zaten olağanüstü bir hal var. Bunun dışında Türkiye terörle savaş veriyor iki cephede bir DAEŞ bir de PKK ve çok çetin bir savaş veriyor terörle <laughs> ve bu da batıda iyi anlaşılamıyor. Yani burada biz üç şeyle uğraşıyoruz darbe sonrası ve iki terör örgütüyle savaş ve bütün bunlar olurken de bazı önlemler alınıyor. Evet bazı sistem e, sistemik olmayan yanlışlıklar da var. Onların düzeltilmesi lazım ama birinci şunu anlatmak gerekiyor. Size böyle bir şey olsaydı darbe girişimi ve aynı anda iki büyük terör örgütüyle böyle bir açık savaşta olsaydınız ve e, bununla mücadele ediyor olsaydınız siz ne yapardınız? Yani bu, bunu önce sormak lazım. İkincisi hep bunu vurguluyorum. E, İngiltere'nin terör kanunlarında yani şu andaki 2007'den sonra güncelleşmiş terör kanunlarında terör propagandası yapmak suçu 7 yıla kadar hapiste ceza. Biri çıkıp da dese ki ya İngiliz e, şey ha, hava kuvvetleri neden Suriye'deler, neden DAEŞ'i bombalıyor, DAEŞ zaten bize bir şey yapmıyor, bence iyi bir örgüttür, barış yapalım diye bir bildiri yapsa İngiliz bir akademisyen, Yargılanabilir ama, bakın, ama bunu mesela, mesela anlattığımız şu, zaman şimdi, e, anlamıyorlar. O hal ne kadar bu yayın organları mevcudiyetlerini koruyorlar? Bahsettiğiniz içerik taşıyorsa, terör örgütü propagandası yapıyorsa bunu bir yıl önce de, altı ay önce de, iki yıl önce de yapıyorlardı. Ama ne oluyor? Bir anda o hal kapsamındaki ha, kanıplarla birleştiriliyor. Tabii, evet. o zaman ne oluyor? Sizin asıl fetö ettiğiniz için FETÖ'yle öyle mücadele gereken enerjiyi bir, şey bir yandan gerekir. öbür tarafa dağıtıyorsunuz. Eğer böyle bu, bir durum varsa, isteyenlerin eline koz oluyor. Anlıyorum. Bir, hayır evet. bir yandan o hayır. Ee, bir de şu var. Nitelikli konuda... ayrım her şeyde nitelikli <laughs> ayrım yapmanız lazım. Siz sadece e, yayın politikası siyasetin şu tarafında diye bir büyük kapsama 40 50 tane e, radyo televizyon internet sitesi bir gazete falan diye kapsayan büyük bir şey yapınca bu şey gibi e, 70 80 bin kişi kamudan uzaklaştırıldı. Şimdi böyle büyük rakamlar olunca arada o kadar büyük mağduriyetler yaşanıyor ki o Ama yayın konuda, yayın araçları bir tanesini haksızlık yapıyorsa bile çok büyük be. problem. O yüzden hem bunu o hal kapsamında değil. Evet. E, verirsiniz yani bir dava açarsınız. Dava süreci ona mahkeme karar verir, kapatılıp kapatılıp. Ya mesela denen. Aslı Erdoğan diye bir yazar var. Hiçbir terör propagandası sayılabilecek tek bir harfi bile yok. Bilmiyorum. İçeride. Bilmiyorum. Yani evet. Ee, Buyurun İsmail Hakkı Pekin. Bir, bir şey söylemem gerekiyor yine. Buyurun. Söyledersiniz. Şimdi e, aslında bu iş son zamanda mı anlaşıldı diye bir soru sorular. Yani durduğunu duydunuz son dakikada mı e, farkına vardınız bu işin diye. Aslında bu iş 2010'da e, e, sanırım 15-10 Mayıs'ta e, Sayın e, Hakan Fidan'ın MİT, mit müsteşarlığına <laughs> atanmasıyla beraber başlayan bir süreç bu süreç. Yani. Ee, Sayın Erdoğan'ın bu konuyu anlaması, e, bunların kendine rakip olduğunu rakip olduğunu ve e, yönetime yönetimi istediklerini anlaması 2010'da başlayan bir olay. Daha sonra 2011'de 120 milletvekili istiyorlar, bunu anlattım onlara ben. Arkasından e, şey var, e, Hakan Fidan'ın tutuklanması olayı var, arkasından da 17-25 Mart var. Ama bütün bu darbe oluncaya kadar Tayyip Erdoğan bu konuda tek başına çalışıyor. Yani bütün herkes... Ee, şeyden öyle korkuyor ki e, Fethullah Gülen terör örgütünden e, herkes e, bu adamlara dokunmaya çekiniyor. E, dokunmaya ne zaman başladılar dokunmaya? Bu e, darbeden sonra. Eğer Benim şeyim var yani Tayyip Erdoğan gerçekten başlangıçtan itibaren bu işi tek başına yürütmeye çalıştı ve e, etrafındaki bazı bakanlar, bazı bürokratlar hiçbirisi destek olmadı. Hatta savcıların bir kısmı bu işi safsakladılar. E, ancak e, işin ciddiyeti bu darbeyle beraber alışınca anlaşılınca daha evvelden tespit edilen bütün bu e, faaliyetler e, bütün bu e, örgütler e, örgütlerin isimleri e, televizyonların isimleri e, şeye konuldu yür yürürlüğe konuldu ve bu işlemler o halle beraber başladı. Yani e, olaya bir de böyle bakmamız lazım. Yani sadece olay son dakikada olan bir olay değil. Aslında başlangıçtan itibaren gelen bir olay var. 2010'dan bu yana bir hikaye var. Farkındalar bir, bir... ve e, yarında kimseyi bulamadığı için. Evet, işin bir hikayesi var. Yani bunu siz şu bağlama oturtabiliriz bu söylediklerinizi. Gerçek gerçeküstü gibi görünen bu olayın aslında ayakları yere basan sağlam bir gerçeklik boyutu var. Bu bağlamda bu son söylediklerinizi evet. algılayabiliriz. Ahmet Kasıman. Pardon. Sonra, Pardon söyleyin. Sonra Ankara, İstanbul ve İzmir Cumhuriyet Savcılıklarında yürütülen çok ciddi soruşturmalar vardı yani insanlar tabii ki Amerikalılar bunu bilmeyebilir. Bunları da anlattım. 15 yani, Temmuz'a gelin. Tabii gelmeden önce gelmedi. yani bu kadar adamı birdenbire nereden buldunuz Bunun arkadaş? Bununla ilgili, bu ilgili bu hem Ankara, İstanbul, İzmir, Kayseri, Konya bu şehirlerde dosyalar vardı. Ki, Artı Balyoz Ergenekon sanıklarının yapmış olduğu işte askeri casus sanıklarının yapmış olduğu Ayrıca şikayetler vardı. Onlarla ilgili de açılmış soruşturmalar vardı. Nereden baksanız 30'a yakın açılmış soruşturma vardı Fethullahçı terör örgütü ile ilgili. Bunların hepsinden bizim isimlerini verdiğimiz var. Soruşturma kapsamında tespit edilenler var. E tabii e, idari işten atılmalar ayrı bir olay. Yani Peki, Ahmet Seki Bey size şunu soruyorlar mı? E, tam da onu söyleyeceğim. Şimdi adli tarafını bir tarafa bırakalım. Evet. Hani ee, az önce hocam ona işaret etti çok da güzel bir şekilde. Yani bu kadar insanın Fetullahçı olduğunu bir gecede nasıl anladınız da tasfiye ettiniz sorusu sorulmadı mı? Bana bana sorulan bu kadar insanla ilgili soruşturma nasıl açıldı? Yani ben yargıçım belki savcıyım diye bana bunu sordular. Yani Hayır, niye bu ismi... adli tamam ha, peki onu, idari, onu ilgili, idari idari olarak bana sorulmadı gerçekten soru. Bana sadece işte bu kadar birdenbire bu soruşturmalar patladı. Bir sürü insan hapse girdi. Bunlar nereden çıktı? Çünkü, yani bir gecede evet, bunların nasıl so buldun? O size, soru size sorulmuş. O çok yaygın da bir sorumunu tabii, tabii, o soruyorlar, hemen konuşuyorlar. İlk hafta başladı o soru. Yani darbe Peki sizce haklı bir soru mu bu? Hani gündem dışı soruyorum Şimdi yani. Şöyle e, ben yani bu kadar insanın FETÖcü olduğu bilgisinin hükümette olması gerçekçi geliyor mu size? Yani bunun böyle bir e, ne, temeli var mı? Olabilir de yani. Ben mitte olduğunu düşünüyorum yani. Yani mitte. Çünkü e, sayısız ihbarlar yapıldı. Bu ihbarları incelendi ya da işte araştırmalar yapıldı. Evet. Bununla ilgili ben MIT'in elinde yani kurumlarla ilgili e, her kurumda ilgili ayrı olduğunu dosyalar olduğunu. Şimdi e, Baylock diye bir e, iletişim sistemi kullanıyorlar, şifreli bir şekilde. Hatta biliyorsunuz bu 1 dolarların üzerindeki rakamların onlar kişilere dağıtmış şifreler. Sisteme girişinin şifre olduğu iddia ediliyor. E, MIT bunu aslında 2016'nın e, Ocak ayında bir ihbarla öğreniyor. Sonra içeriden yardımla beraber. 15 Temmuz'dan 6 ay önce. Yani. Tabii biliyor. Ee, ve Hoca e, Şubat ve Mart aylarında orada yaklaşık e, 50 bin kişinin e, iletişim bilgilerine ulaşıyorlar. Ve onlar yazıştıkça MIT bunları indiriyor. O zaman önemli, en önemli kaynak Baylok. Tabii Baylok. Buna bir de ee, örneğin kişi mesela kamudan uzaklaştırmalarla ilgili işte Zaman gazetesi aboneliği veya işte çocuğunu e, şeye e, cemaat okullarına verip vermemeyi aynı zamanda bankasya'nın hani e, bu el konmadan sonra para yatırma ya da orada hesabının bulunması ilişkileri çevre yani bu şekilde bir de bir de küçük bir istihbaratla beraber genel böyle bir şüpheyle ee, ama o işte yani. o ez, özellikle Bailog. küçük istihbaratlar belki de Cumhurbaşkanı'nın ifade ettiği atizi, itizine karıştı meselesine yol Biraz da bir kamuoyunda bilinen isimlerin deminden bahsettiğiniz yazarların da tutlanıyor olması da içeren bir durum bu. Bir, de tabii şu var. ben onun biraz da AKP şimdi bu işi kazıdıkça hep bir, dönem ortaklık yaptı AKP'lilere sirat ediyor. Çünkü işte Kadir Topbaş'ın damadı tutuklanıyor veya bir takım iş adamları tutuklanıyor. Bunlar hep bir dönem beraber aynı durumda aynı noktada bulunan insanlar. Dolayısıyla bu biraz da hani kendi tabanından gelen şikayetler. Hatırlayacaksınız burada Metin Külünk bir açıklamalar yapmıştı. AKP'de de bunun uzantıları var. Mücadele etmeli falan. Bakın orada fazla bir ilerleme olmuyor. İşte o at izi it izi karışmasın hikayesi biraz belki orada bir önleyici tedbir olarak söylenmiş. Aslında biraz. ben savcı olarak hiç kimsenin yaptığım soruşturmaya at izi it izine karıştı demesini istemem. Niye istemem? Çünkü bu benim yürüttüğüm soruşturmada bir takım yanlışlıklar olduğu imajını yaratır. Ben biraz onu ama idari tasarruflar yani için söylenmiş gibi ben algıladım. Atta, ben bunu böyle söylediğim zaman dediler ki onun için söylemedi o. Ama baş başka bir izleri yani Cumhur... haksız bir tutuklamanın yani... Ama ile ilgili çünkü Cumhurbaşkanı'nın danışmanı tutuklanan bazı isimlere ben de şaşırıyorum dedi. Hmm. Muhtemelen o okay. O zaman adli de... Bir, evet. Da yani da o bence e, söylenmemesi gereken bir sözdü çünkü... Ee, bir savcılarımız zaten çok zor şartlarda bu soruşturmaları yürütüyorlar. Her taraftan algı operasyonu yapılıyor. Yani bu arkadaşlarımız nereden baksanız 3-4 yıldır bu Fethullah Gülen cemaatiyle yatıp kalkan arkadaşlar. Peki ama Nedim Ben de diyorum ki ya ben şu adamı tanıyorum. Yani bunun Fethullahçılıkla uzaktan yakından alakası yok. Evet. Bunu ama, hemen, ama bunu onu diyecek genel... miyiz? Tabii ya? diyeceksiniz ve çünkü zaten atizi itizine karışıyor. Bunu da kapsıyor zaten. Tamam. Ama... Dolayısıyla de... Bunu birçok ona dikkat ama çekiyor. kim diyebilirdi genelkurmay başkanının Emir sub'ayı e, gidin 100 tane adama sorun Hayır ben hiç ömründe görmedim Emir subayının fetullahçı olabilir mi dersiniz yani şeyi bilmeden ya ben hep bunu söylüyorum savcıların soruşturmalarına kimse karışmasın yani ama da, idari tasarruflar için. İdare savcının tarif... soruşturmasında sonuçta mahkeme olacak, duruşma olacak. Ya, adam kendini savunacak. Orada Harbiye belki deliller zaten bir şey söylüyor. ortaya yani çıkacak. Onunla ilgili mesela, bir problem yok. Hayır tutuklananlarla ilgili de diyor ki adam çok ben devlet yani. memuruyum diyor. Beni işten attılar diyor. Neymiş? Bankasya'dan bir bilmem para şimdi gönderdi. Ki ilgili bugün sanırım Milliyet gazetesinden Şardan Tolga Şardan yazdı. Dedi ki bu e, işlemler mit tarafından tek bir şekilde yapılmıyor. Hatta Baylok'ta olmanız da yeter değil. Onun işte e, başka argümanlarla yani dört çek noktasını saydı. Dört noktadan kontrol edildikten sonra o kişinin Fethullahçı olup olmadığı. Bugün hatırlarsanız geçtiğimiz günlerde hatta 2. Ağır Ceza Mahkemesi örgüt yoktur dedi ya. Yani böyle bir mahkeme olabilir mi şimdi? Hani an hani dese ki ya arkadaş bu sanıkların ne zaman bu, dedi bunu? Geçenlerde dedi. Geçen. Bu sanıkların dese hani bu örgütle irtibatını kuracak yeterli delil yoktur diyebilirsin. Ama sen bu ülkede bu darbe olmuş, bununla ilgili bin, yüzlerce mahkeme kararı var. Sen oradan çıkıyorsun. Bu bir kere tam olarak şu andaki bu at itizi, itizi bilmem neleri e, provoke etmek amacıyla verilmiş bir karar. FETÖ'cü olabilir onlar. Yani bunu normal bir hakim böyle bir karar vermez. Bu ancak kendini patlat. Darbeyi kim yaptı o zaman onu sormak Yani lazım. böyle bir şey olabilir mi? Ha dese ben yine anlayacağım. Dese ki arkadaş bu sanıklarla bunların bu örgüt üyesi olduğuna ilişkin yeter delil yok. Baylok'u yeter delil saymıyorum da de. Ama sen örgüt yoktur. Birleşmiş Milletler kararı ile alınmış bir örgüt yoktur. Yok işte bakanlar, bakanlar kurulu. Kur yani, Halbuki MGK kararı ile e, MGK yaban, kararı. E, bir örgütün terör örgütü olup olmadığı tespit edildi. Bunu da edelim. Batı basını bilmiyor. Yani bu da biz, anlattık en son. Çünkü mesela şeyi de dikkat çektim işte bizim panelde. New York Times'ın 16 Eylül'deki yazısı ne kadar geç bakın yani. Oradaki yazıda diyor ki işte Gülen'i diyor ılımlı İslamist dini filozof işte bir zamanlar Erdoğan'la yakındılar işte ayrıldılar. Şimdi Erdoğan ona terörist diyor. Ben de dedim ki bakın yani MGK'nın kararı 20, 27 Mayıs'ta bunu bir terör örgütü olarak ...PKK ile da evet. işte şey yapmış. Yani bunundan hiç mi haberiniz yoktu? Şimdi, yani e, bunu böyle dedikodu duyar gibi o uslupla işte yazıyorlar. Vereceğim. O da çok enteresan. Tamamdır. Yani. Bir konuyu örnek vereceğim. Şimdi bunun filozof yönü ve dinler arası diyalog yönüne çok vurgu yapıyorlar. Böyle satmışlar kendilerini Batı'da. Şimdi dedim ki bakın Fethullah Gülen 2008 yılında buradan mahkeme kararıyla bir vize aldı. Green Card e, aldı. Şimdi buna CIA'in e, iki elemanı ve bir büyük büyükelçi e, ...referans mektubu verdi. Şimdi sizi 2005 yılına götürüyorum. Fetullahçı polisler... ...FBI'nin olumsuz raporuna rağmen... E, ...konsolosluğa gidip... ...vize başvurusu için... ...olumlu referans mektubu almaya çalışıyorlar. Amerikalılar hiç uyanmıyorlar. Ah, 3 tane polis konsolosluğa gidip... ...Fethullah Gülen adına referans mektubu nasıl ister? Geçiyorum bunu. Bunu hiç düşünmüyorlar. 2006'ya geliyorum. E, bu sefer Fethullah Gülen'in adamları... Gazeteciler Yazarlar Vakfı haham başı Haleva'ya gidiyorlar. Yine bunları ben nereden okuyorum biliyor musunuz? Wikileaks'teki Amerikan yazışmalarından okuyorum. Amerikalılara kendi belgeleri anlattım. Dedim ki bakın Haleva paniğe kapılıyor. Çünkü kendilerine imzalaması için mektubu Fethullahçılar hazırlamış. Bunu gelip konsolosluğu anlatıyor. Sonra da diyor ki yani sonra da diyor ki Patrik Ermeni Patriği Mutafyan'la Rum Patrik de referans mektubu vermeyi reddediyor peki 2006'dan bahsediyorum Türkiye'deki en önemli din adamlarından iki patrik, Ermeni patrik, Rum patrik ve e, e, hahan başı Haleva Fethullah Gülen'e, hani dinler arası diyalogdan bahsediyoruz ya, referans mektubu vermeyi kefil olmayı reddederken sizin iki CIA elemanınızla bir büyük elçiniz nasıl referans mektubu vererek vize almasını sağlıyor? Tek sebebi var çünkü bu Fethullah Gülen dediğiniz adam sizin operasyon ve istihbarat için kullandığınız, dünya ölçe ölçeğinde kullandığınız bir terör örgütünün yöneticisi, bir istihbarat ve operasyon örgütüdür. Ve ben size bu anlamda şapka çıkartıyorum. Cumhurbaşkanının, e, Amerikalı çift Cumhurbaşkanı'nın çift zaman, ensesine, Genelkurmay Başkanı'nın ensesine sesine şey kadar yaklaşmış bir istihbarat örgütüyle çalışmak sizin ancak Arta halinize yazılır. O yüzden sizi tebrik ediyorum. Ben olsam yani böyle bir ara işinde olsam istihbaratçı olarak çalışırdım. İsmail Pekin bir şey söyleyecek. Araya kaynadı. Tam yani, duyamadık. Nedim Bey bunu söylerken bir Amerikalı kalktı. Grand Fuller'in, Abramovic'in ve George Bidasın arkadaşı olduğunu onları, onları iyi tanıdığını, onların böyle olmadığını Betullaşlıkla alakasının olmadığını söyledi Nedim Bey'e. Nedim evet. Bey de ee, şey cevabını verdi bu konuyla ilgili ee, bu e, emek zaten istihbaratın böyle çalıştığını e, emeklerle e, çalıştığını bu tip işlerde doğrudan kurumsal olarak şey, diğerlerinin bu tür örgütlerle ilişkiye girmediğini ama emekli olmuş kişilerle çalıştığını e, belirtti Tabii ben de dedim şey İsmail Köpek İsmail Köpek'in 4 yıl genel kuma istihbarat Başkanlığı yapmış sorun bakalım istihbarat nasıl çalışır böyle görev başındaki e, elemanıyla değil ve sonra bu kişi şeydi e, Jim Holmes. Jim Holmes eski bir büyükelçi ve Abramovitsin yani Amerikan büyükelçisi Abramovitsin referans mektubu yazmadan Türk Dışişleri Bakanlığı'ndan görüş aldığını, vermesinde sakınca olup olmadığına dair Doğru. bir görüş aldığını söyledi. Bu ilk defa öğrenilen bir şey. Yani Türk Dışişleri Bakanlığı böyle bir me mektup vermekte sakınca yoktur diye Abramovitsin'e görüş vermiş. Ben de onu şunu söyledim. Fethullah Gülen'in resmi bir görevi var mı? Yok. Emekli bir vaiz. Niçin Dışişleri Bakanlığı'ndan görüş alıyorsunuz? Yani dışlarında çalışmış bir insan mı bu adam? Yok. Resmi bir hüviyeti var mı? Yok. Çünkü dedim Abramovic bunun hukuki bir problem olduğunu, evet. ileride başının ağrıyacağını bildiği için bu argümanla bu mektubu hazırlıyor. Yoksa iyi niyetinden değil dedim. Ayrıca dedim... Kendi arşivine baksın, Büyükelçiliğin arşivine baksaydı, Dışişleri Bakanlığı arşivine baksaydı, üç din adamının kefi, asla kefil olmadığı Fethullah Gülen'e CIA'cılar ve kendisinin niye kefil olduğunu cevabını adam gibi vermeli dedim de, Türkiye de, halkına. De, üç de. din adamı niye kefil olmamış? Çünkü onlarla çok e, iyi diyalogları e, var. çok Çünkü iyiydi, onlar Fethi. bunun bakın Türkiye'de gizli bir örgütleme amaçlarının sinsi olduğunu Haleva bizzat kendi anlatıyor konsolosa. Yani Haleva bizzat konsolosa diyor ki bakın siz bu adama vize veriyorsunuz ama bu adamlar bana hazır bir mektupla geldi. Bunların amacı sinsi ben bu mektubu vermeyi reddediyorum diyor. Şimdi Ahmet Ka Kasım en çok en çok bir de şey yaptıkları, çekindikleri şey bize rahatsız olduklarını hissettiğim. Bu işin arkasında Amerika'da var. Söylemi. Evet ama bu söylemler Ona tabii zaten verilen dile getirilmiş. İşte buna yani en çok rahatsız Hatta bir geldi bir Ondan Amerikalı bana rahatsız. dedi ki ya, lütfen dedi bunun arkasında Amerika var falan diye dedi. Söylemeyin dedi ben size dedi Türkiye'deki şeylerinizden de duydum falan. Yani bunun arkasında biz yokuz. Yani biz de öyle yani yani Amerika bir tane değil 10 tane hani A olmayabilir yani, ama B'dir, C. Ama Amerika, çok rahatsız oluyorlar bunu. Şöyle bir durum var. Yani Ama yani bu konuda bu konuda e, Amerika'nın olduğu açık çünkü Hatırlarsanız New York'ta arada son gün kahvaltıda Robert Amsterdam'de bir Hı. avukatla görüştük. Evet. evet. Bu avukatın evet. Petulla Gülen'in Amerika'daki e, okullarıyla 162 okulla ilgili bir araştırması var. E, bu e, belgelerle beraber bunu hazırlamış ve e, yani Türkiye'den bilgi belge bekliyor. Türkiye'de koordinasyonda bazı sorunlar olduğunu söyledi ama e, orada, e, orada alenen Arlen devletten e, Amerikan devletinden nasıl para çaldığını e, Fethullah Gülen örgütünün okullar vasıtasıyla ve e, yine bu e, okullar vasıtasıyla okulların inşaatı vasıtasıyla nasıl e, para çaldığını ayrıca e, Fethullah Gülen'in Türkiye'den sonra en çok güçlü olduğu yerin Amerika Birleşik Devletleri olduğunu açıkta söylediğini hatırlarlar hem dediğim şeyler hatırlar hem de Ahmet e, Zeki çok hatırlar. Şöyle bir durum var e, Ahmet Zeki Bey ona işaret etti şimdi Amerika Niye? Amerika dendiğinde e, başkanıyla işte Pentagon'uyla istihbaratıyla top tek bir merkezden sadece tek bir sesin duyulduğu bir ülke söz konusu değil yani şimdi sistemi iyi bil sistem iyi bilirse evet. belki e, yani Amerika diye değil de belki işte Amerika içindeki odaklarla itiraz edeceğim Obama. Mayıs ayında, bu yılın Mayıs ayında fetöcülerin FETÖ evet. Amerika'da yaptığı toplantıya özel temsilciyle mektup gönderdi. İnternette bulabilir insanlar. Olabilir. Yani. Ha yok. Ilk... Şimdi kendi istihbaratında <laughs> sadece FBI'nin raporlarına baksın. Obama kendisine böyle bir mektup ya da bir e, mesaj teklifi geldiği zaman bunu istihbarat kurumlarına kendi danışmanlarına sordurur. Dedim, benim bak söylemek istediğim şey şu. E, sonuçta şimdi bu, buradan yola gidip buradan hiçbir yere varılmaz. Ya buradan ya, şunu ben Kesinlikle neyi söylemek söylüyorum. istedim buradan biliyor musunuz? Şimdi Suudi Arabistan'la ilgili bir yasa çıkardılar hatırlarsanız. 11 Eylül Eylül'den hmm. şeyi sorumlu tuttular e, Suudi Arabistan. Suudi Arabistan. Şimdi Türkiye'de de bir sürü insan şehit oldu, onların aileleri var, yaralandılar. Bunun arkasında Amerika'nın olduğunu biz kabul ederek meclisten bir yasa çıkarsak, yani bundan sorumlu Amerikadır diye Türkiye'de işte davalar açsak, bence ee, bu hem mutlakabiliyet sistemine oturmaz mı yani? Oturabilir de. Yani bu ülkedeki yani var? bu ülkedeki ailelerden ben buradan söylüyorum işte bu şehit olan, Zaten yaralanan aileler gitsinler mahkemelere. Bunlar Amerika sorumludur diye tazminat olur, istesinler. Olur, Ahmet Zeki Bey ben bir itirazım yok da ben de diyorum ki o zaman ne olacak? O zaman gitmeyeceksiniz Washington'a. Yani gitmeyeceksiniz Obama yönetimiyle temas kurmaya çalışacaksınız. Yani bir yanda bir de şimdi bak bir, ben şurada bir Saçmalık görüyorum yani sizin açınızdan söylemiyorum devlet açısından yani devleti yönetenler açısından. Ya sen bir yandan Amerika Birleşik Devletleri ile ilişkiler kuracaksın. Bakanın diyecek ki biz diyecek efendim bu işin arkasında Amerikanın olduğuna inanmıyoruz diyecek. Tabii ee, gideceksin görüşeceksin görüştüğün zaman sevineceksin falan. Ondan sonra da bu işin arkasında Amerika var diye bağıracaksın yani bu. Bu iki mesaj o, nasıl onu... anlatmak lazım biliyor musunuz? Yani nasıl anlatmakla ilgili Hayır, değil. Bunu Ama devlet yapacak zaten. Bu bunu insanlar yapacak. Yapsın yani bay. bu soru bana da geldi. Gerçekten bunun işte dediler işte Amerika'nın arkasında olduğuna rahatsızlık duyuruz. E, bu bir komplo teorisi. Türkiye'de çok komplo teorisi var. İşte neden böyle diyorlar falan filan. E, ben de dedim ki yani evet yani sadece Türkiye dedi, bu yörede komplo teorisi çoktur yani. Ama şunu düşünmeniz lazım. İnsanlar dedim istedikleri şeyi düşünebilirler ve bunu düşünen çok kişi var. Niye bunu düşünüyorlar? O aslında sizin işte verdiğiniz örneği verdim. Yani burada referans olmuş kişiler var bir. İkincisi 1980 darbesi dedim. Kendi resmi kayıtlarınızla Carter'ın bununla ilgili söylediği şey 50 sene bizim çocuklar çıktı. Yani bunlar resmi kaydı. E tabii bunlar yani bunlar aslında olmasanız bile insanların bunu düşünmesi çok doğal. Bu yüzden dedim sizin aslında bunun Niye böyle olmadığını açıklamanız lazım. Sorumluluk sizde. Sorumluluğu onlara attığınız zaman mesele değişiyor. Peki. O zaman çünkü o suçlamadan geri dönüyorlar. Peki. Suçlama oluyor bir türlü. Siz bizim hakkımızda bunu üretiyorsunuz. Ahmet Hayır Kasım. bunu düşünen insanlar bunu düşünmek düşünmekte haklı. Bunun e, karşı şeyini... Ahmet Ka Ka Kasım Han ne diyor bu konuda? Bu 72. dönüşüm Ahmet Kasım'a. <laughs> <laughs> özür dileriz. Düğünde daha doğrusu. <gülüyor> <gülüyor> Çok özür dileriz böyle. Yok rica ederim dinliyorum ben de. Şimdi, Şimdi bu iş, e... önce şu yani darbenin arkasında Amerika var tezi. ya yani ben, ben, de bazı insanların böyle düşünmelerinin düşünce özgürlüğüne girdiğini düşünüyorum. Ama yani bu tezle nereye varılabilir? Bu konuda bir şeyler söylemek gerekir mi? Ya, bu tezin haklılığı ve haksızlığından bağımsız Türkiye'nin bugünkü konjonktürü ve dünyanın bugünkü ee, işleyişi bakımından yaklaştığımız zaman çok uzun zaman bunun arkasında durmanın çok da mümkün olmadığını realist bir gözle teslim etmek lazım. Yani şimdi hayır öyle değil falan diye gaz ve toz bulutu üzerinden bir iş yapılacaksa onu yapmaya devam edebilir e, niyetli olan. Mesele burada Amerikan kamuoyunu ve karar alıcılarını dönüştürmektir. Ee, bunun da bu dönüştürmenin de birbiriyle çelişen hem siz sorumlusunuz hem değilsiniz aynı anda e, şeylerle, söylemlerle yapılmasına imkan yok. Çünkü karşı tarafta e, tabiri caizse enayi değil dinliyor ve iki taraf iki ayrı tepkiyi gördüğü zaman Aa diyor tamam bunun arasına top atarak ben Türkiye ile belli bir e, şeyi tutturabilirim, bir ton tutturabilirim. E, dolayısıyla burada önemli olan kendi e, şeyimizi e, argümanımızı sağlam bir zemin üzerinde e, inşa edip sağlam bir zemin üzerinde ve sürekli olarak savunmak. Bunu yaparsak eğer bu dönüşümü elde ederiz. Çünkü Amerika Birleşik Devletleri'nin bu darbe girişiminden bütünüyle habersiz olduğunu ben de bunu bir yabancı kanala söyledim. Düşünmüyorum dediniz herhalde. Hayır yani şunu söyledim. Bunu eski anlatsanız Eskimo'lar da arkanızdan bir hikaye <laughs> yazarlar. Yani bu şey midir, komplo teorisi midir, değil midir? O ayrı. Yani Bir dakika. Amerikalıların bu işin bu işten habersiz olmadıklarını düşündüğünüzü mü söylediniz? Tam Hayır, Amerika... ifade etmediğiniz için söyledim. Amerikalıların Anlamadım. bu yani. işten habersiz olmalarının imkansız olduğunu. Tamam. Önce söyledim. bir ne söylediğinizi anlayalım hani onu anlayalım. Yani bu bunu bunu dedim eskimolara da anlatsanız biz bilmiyorduk diye böyle bir şey onlar da yemezler. Türk kamuoyu bunu hiçbir surette kabul etmeyecektir. Eee burnunun dibinde Pennsylvania'nın ortasında yani bir mahkeme kararıyla ee, sınır dışı edilebilecek konumda bir adamı. Peki şu bu kadar ne diyorsunuz? O da ben çok duyuyorum. Diyorlar ki işte hani Amerika bir ekpare değildir. İşte belki istihbarat örgütü yapmıştır ama devlet yoktur falan. Bu hikaye mi bu? Ya Amerikan devlet yani. Şimdi Türkiye Cumhuriyeti devleti 14 Temmuz günü ne haldeymiş? Yani 49 parça. MIT'in haberi yok. Şimdi, ya, yani yok. kimsenin kimseden haberi yok şimdi dolayısıyla Amerika Birleşik Devletlerinin de en az bizim kadar e, hazırlıksız yakalanmış olabileceğini şey, şey, örneği, şey yapabiliriz hocam ee, Azerbaycan'da bir darbe olacaktı Aliye ve son anda Süleyman Demirel haber vermişti hatırlıyor ve o darbenin içinde de bizim istihbarat elemanları da vardı ki fetöcüler de vardı yani o işin organizasyonunda evet. de. yani böyle şeyler burada da olabiliyor Amerika'da da hani şimdi, mümkün Amerika'nın desteklemek için söylüyorum. Tabii mi? tabii yani. Amerika'da da aynı şey mümkün. Ee, ama bundan bütünüyle bir haber olduklarına ben hiçbir surette ikna olamam. Ama e, yani ama bir haber olmakla bunun yönlendiricisi olmak arasında, arasında da, da arasında ciddi bir fark var. Fark var. Eee bu %100 Amerika tarafından te Ha şunu bakın e, satın alabilirim rahatlıkla. Yani Amerika'yı yakından tanıyan bilen falan. E, bir gözle baktığım zaman bir istihbarat ortaya çıkar, şunu tercih eder istihbarat örgütü. O istihbaratı kıymetlendirmek veya kıymetlendirmemek. Şimdi biraz evvel programın başından beri konuştuğumuz nedenlerle istihbarat örgütü biraz da işini hafife aldıysa ve biraz da işte o parçalılık varsa ortada, o gördüğünü değerlendirmemeyi, görmemeyi tercih edebilir. Bunu görmemeyi tercih ettiği zaman o doğrudan işte Obama'ya kadar giden bir komplodur şeyine girmemek lazım. İkincisi 14 Temmuz'da dünyadaki havayı da hatırlarsak Türkiye'nin ilişkilerinin pek kimseyle parlak olmadığını da ...görmek lazım. Ya bunlar bizim babamızın oğlu değiller. Yani ben hep bunu anlatıyorum ve Türkiye'deki tartışmanın sürekli bu e, minvalde gidiyor olmasını da hayretle izliyorum. Yani birilerinin bize ahlaklı davranmak gibi bir borçları varmış ya da bizim ulusal çıkarlarımızla ilgili Yok. olarak e, kendi ulusal çıkarlarıyla yine bizimkinin aleyhine bir inisiyatif aldıklarında çok utanmaları gerekirmiş gibi. Hayır efendim orada sorumluluk bize ait. Biz... Bütün dünyada herkesin uluslararası ilişkiler denilen oyunu sıfır toplamlı görüp oynadığını yani kendi zararını bizim adamlara ya kardeşim sen nasıl demokrasi özgürlük falan diyorsun resmen burada darbecileri destekliyorsun deme hakkımız bizim yok. Bizim bunu demeye hakkımız var bakın ama bu biraz evvel konuştuklarımız bunun içerisinde değil. Nasıl bunu görmezsin diyebiliriz. Neyi anlattığımızı net olarak anlatabiliriz. Çok sağlam bir tezimiz var elimizde. Bu ülkenin meclisi bombalanmış. Bu ülkenin 250 tane insanı sokaklarda kendi askerleri tarafından vurulmuş. Bu ülkenin insanların üzerine helikopterden 20 kalibrelik mermi atılmış. Bunun ne demek olduğunu o şeyi bilmeyen bilemez. Ama bunların tamamını şeyinize muhataplarınıza anlatabilirsiniz ve bundan dünyanın her yerindeki asker hicap duyar. Yani bunu Amerikan askerine de anlatabilirsiniz. Bakın bir toparlayabilir miyim? Şunu e, söylemek istiyorum. Burada hani dedim ya kendi sisteminizi sağlam kuracaksınız. Burada verdiğiniz mesajların o evrensel değerlerle uyumlu olması gerekir. Mesela hiçbir surette eğer bir adamı e, geri istiyorsanız ve bu kadar haklı nedenlerle geri istiyorsanız yani Fethullah Gülen'in Fethullah Gülen'i uluslararası evet. hukuki normlarda kimsenin Kabul edemeyeceği ama hiçbir koşulda kabul edemeyeceği ceza infazında gerçekleştirilen bir değişikliğin geriye doğru işleyebileceği yönünde bir laf ettikten sonra işinizin kolay olmasını bekleyemezsiniz. Olmaz bu çünkü bu 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 şeye evrensel değerler evrensel var. ya bu evrensel değerler manipüle ediliyor da diyebilir denilebilir. Ben en başta kabul ederim bunun böyle olduğunu ama bunu söylediğiniz zaman haklı davanızda karşınızdakine koz veriyorsunuz. İki, gene evrensel değerler. Suçun şahsiliği. Bir adam bir suç işlemiş olabilir, bu adam elinizden kaçmış da olabilir. O kaçtıktan sonra ailesiyle ilgili elinizde doğrudan kanıt yoksa, örneğin eşini pasaportunu iptal edemezsiniz. Ederseniz bütün haklı davanız bir anda sorgulanabilir hale gelir. Bu örneklere de toptancı ceza veremezsiniz. Mesela işte 50D diye bir kararı kanun hükmünde kararnameyle ile o hal yetkisiyle alırsanız onu anlatmakta güçlük çekersiniz. Yani bunlar yapılabilir elbette. Yani isteyen bunu yapabilir. Türkiye'de de yapılıyor bunlar. Hiçbir, yani yapanlarla ilgili olarak değil bu söylediğim şey. Şunu bilmesi lazım, bir eleştiri bile değil öyle söyleyeyim. Bunu yapanın ama şunu bilmesi lazım. Bunu yaptığınız andan itibaren dünyaya ben kendimi niye anlatamıyorum diye sıkılmayacaksınız. Dünyanın sizi anlamamasına hiç aldırmayacaksınız. Bakın ona var. Yani hiç anlamıyorlar bizi bunların hepsi iki yüzlü rezil adamlar dersiniz... Kapıyı kaparsınız biter gider. Bunu yaparsınız anlarım ama ya beni niye anlamıyorlar diyemezsiniz çünkü zaten başlangıç şeyiyle beraber cüzüyle beraber öyle dört tane ilkeyi şey yapmış olursunuz ki ihlal etmiş olursunuz ki bunun üzerine şey yapamazsınız ya yürüyemezsiniz. Peki. Yani şimdi önemli olan şu eğer Fethullah Gülen'in iade edilmesini istiyorsan bir takım evrensel Kuralları ihlal etmeyeceksin. Evet. Değil mi? Bunu söylüyorsun. Evrensel kuralları ve bunu Şimdi benim en çok e, endişe duyduğum şey şu. İhtiyaç yok ki bunları ihma, e, şey yapmaya. Evet. Yani... Hiçbir işe de yaramıyor o ihlaller. Hiçbir iş, işe yaramadığı gibi ihtiyaç da yok ya. Yani meclisin hali belli. 250 tane insanın cenazesi kalkmış, şehit olmuşlar. Bütün bunlar bu kadar ortadayken şöyle bir suç... Şeyi de yok, bilmiyorum. Ee, Sayını çok söylesin bunu, yani o, hukukçu kimliğiyle. Ya, şöyle bir suç var ve bu suçun bir miladı var dediğiniz zaman zaten sonrasında suçu, suçun suçun tanımı olur. kaldırdı kaldırırım. <laughs> Ya tamam işte ama bir kere etti, ya ettiğiniz zaman bu lafları geri dönmek zor oluyor. Çünkü Peki. bunlar o sorduğunuz sorunun bendeki karşılığını söyleyeyim size. Bu sorular neden sonra çıkmaya başladı? Üçüncü haftadan sonra çıkmaya başladı. Ondan önce bu kadar adam nasıl var diyorlardı. Mesela çok rahat izah ediyorduk işte. Baylock var, o var, bu var. İstihbarat böyle kabul şey yapıyor, takip ediyordu. Üstelik Baylock yüzünden de muhtemelen. Bu e, ayaklanmanın, bu kalkışmanın, bu rezil darbe girişiminin öne alınmış olması söz konusu. Bunu söylediğin Peki. zaman herkes susuyor. Tamam mı? Tabii. Çok teşekkür ediyorum. Şimdi bir ara vereceğim. Ee, aradan sonra devam edeceğiz. Hiç şey geçti mi? Yeni kapı ruhu. Şimdi şöyle bir, bir, şey, bir şey daha geçti mi? cümle. Ne olur? Bir yeni Hayır. kapı ruhu geçti mi? Yeni kapı... Devam edeceğim. Y devam ederken konuşalım. Ara vermem lazım. Yeni kapı ruhu bizim söylemlerde geçmedi. Ha, orada konuş. Orada şöyle. Amerikalılar Bilmiyorum 10 dakika ki. dinleyebiliyor bir insanı. Bütün odaklanması 10 dakika. Onun üzerine taşarsanız zaten bağlamdan kopuyorlar. Detaya girmiş oluyoruz çünkü 10 dakikadan sonra bu yani şey açısından söylemiyorum, algı açısından söylemiyorum. Detaya girdiğin zaman oradan kopuyorlar. Çok somut net örnekler vermeniz lazım. Ve yeni kapı ruhu. Tam ben benim kafadalar o zaman. Ben de 10 dakikadan fazlasını dinleyemiyorum. Yani. İyi yani siz de. <laughs> öyle bir şey vardı yalnız. Ben şunu gördüm. Türk Amerikan ilişkilerinin bozulmasından bu şeyden son derece rahatsızlar her gittiğimiz yerde Türk Amerikan ilişkileri nasıl onarılabilir? İşte bu, yani bu bir da, avantaj da istiyorlar. mesela. Aynen. Yani en net, Benim de en çekinmeden ve en içten sordukları soru buydu. Pardon, pardon. Kötü yansıması onların manşetlerinin Türk Amerika işlerini nasıl bozuyor? İşte o zaman hemen kulaklarını verip ha Dışişleri öyle mi deyip dinliyorlar. Yani, yani, üzerinde yani titizliklendikleri bir. Dikkatlerini diyor. alacak şeye çekmek lazım. Türk lazım. Türk-Amerikan ilişkileri üzerinde titizlendikleri. Aynen. Ilişkileri. Aynen. Orada hemen dikkatlerini soğudu. veriyorlar yani. Düşünce Türkiye kuruluşları önemli çok önemli Şimdi, evet. bir şimdi ara verelim. Ee, ya diğer e, bu artık bu bölümü bitiriyorum yani bitti bu bölüm. Şimdi bundan sonraki bölümde bir kısa bir bölümümüz olacak. Orada da e, Türkiye'de çok konuşuluyor. O da şu e, ikinci bir darbe ihtimali var mı? Bir kalkışma ihtimali var mı? E, bu konuda hükümet yetkilileri işte sanıyorum dün başbakanın bir açıklaması vardı. Ya bunların böyle konuşuluyor olması FETÖ'cülere yarayacak bir iştir. Böyle çok da konuşmamak lazım. FETÖ'cülerin argümanı bu dedi. FETÖ'cülerin da... argümanı işte ben de onu diyorum. Böyle dedi. Acaba gerçekten öyle mi? Şimdi Ahmet Zeki Üçok'un bir tezi var. İkinci bir kalkışma olabilir diyor. Rakamlarla koyuyor ortaya bunu. Bir yandan da başbakanın bu uyarısı var. Bunu konuşalım biraz. Yani Ahmet Zeki çok belki İsmail Hakkı Pekin de bir istihbaratçı olarak her iki isim bu konudaki somut bilgilerini koyarlar ortaya. Diğer konu, konuklarımız da hani ikinci kalkışma olacak olmayacak şeklindeki spekülasyonların toplum açısından ne anlama geldiğini bunu yapmak mı gerekir yapmamak mı gerekir bu konudaki görüşlerini alalım. Ee, i̇kinci bölüm önemli. Ee, sakın kaçırmayın hem Ahmet Zeki Üçok'un hem de İsmail Hakkı Pekin'in bu konuyla ilgili önemli açıklamalar olacak. Devam ediyoruz. Ee... İsmail Hakkı Pekin'le tekrar dönmek istiyorum Ankara'ya. Ee, Tabii. Gerçekten şu anda Türk Silahlı Kuvvetleri'nde siz Emniyet istihbaratında yakın zamanda 4 yıl görev yaptınız. Ahmet Zeki Üçok'un verdiği rakamlar doğru mu sizce? Yani Gerçekten Türk Silahlı Kuvvetleri'nde ee, 60 doğru. bin Şimdi civarında FETÖ'cü subay e, var mı? Doğru. Doğru. Ee, Doğru şunun için doğru söylüyor e, diyorum. E, bundan dört başa var. yani dört başa önce bir arkadaşımla konuşurken e, bana şeyi sordu. Genel arasındaki muhtemel kaç tane e, Fethullahçı vardır diye sordu. Ben yüzde yirmi yirmi civarında falan diye söyledim. E, emniyet genel müdürü benim çok imser olduğumu söyledi ve sonuçta ortaya 160 kişi yani Hı. generallerin 49.6'sı darbe dış çıktı. Hı. Benim tahmin ettiğim en az iki misliydi. Peki ama siz nasıl istihbarat Onun için isti, e, o, peki siz nasıl genel kurmayın istihbarat daire başkanlığı yaptınız nasıl bunu tespit e, edemediniz? Ama Benim zamanımda e, şöyle söyleyeyim e, bu kadar çok general yoktu. Eğer eee şey bu generalleri Ergenekon'la ve Balloz'la diğer casusluk davalarıyla generalleri ve genel olabilecek insanları, amiral olabilecek insanları tasfiye etmeselerdi 958 kişi şeyin hesabına göre, Zeki'nin hesabına göre tasfiye etmeselerdi onların yerine işte bilmem kaçıncı sıradaki adamlar tu general veya tüm general olmazlardı. Genelde terfi edenlere baktığımızda e, gene Genezezkirin çalışmasıyla e, o, o orada şunu şunu görüyoruz. Bu terfi eden büyük bir kısmının 2011'den sonra terfi ettiğini, evet. 2011 ile 2015 arasında terfi ettiğini görüyoruz. Hepsinin özel Özel'den. Gerçek yani. tarafı da bu. Yani, yani tasfiye edenlerin yerine Benim benim e, istihbaratın başında olduğum evet. dönemin sonrasına denk geliyor bu. Evet yapılan mı? Aa, 60 bin kişi. Evet 2011, 86'dan bu tarafa e hesaplanınca evet. 60 bin kişi. Lütfen siz söyleyin. Ee, paşam 86'dan, 86'dan itibaren... bu yana hesaplanıyor tabii onların genel değil çoğu. Yani o zamanlar Ama yani 100 e, 100 bu başı, silahlı kuvvetler için problem değil midir bu içinde olmayın. bu kadar adam olması yüzbaşı binbaşı yerbay olsun? Ya yani şunu demek istiyor. E, siz nasıl olur mu? istihbarat yani istihbarat bu konuda Siz nasıl istihbaratın başındaydınız ki 86'dan beri ...meydana gelen bu yapılanmayı fark etmediniz değil mi? Onu soruyorsun. Ben biraz doğru Şöyle, nasıl... 86'dan beri başında 86'dan değil fark canım. Edilmiş. Hayır 86'dan beri Bilmiyorum. başında değil de e belli bir süreci Ben başladım. Evet. başladım ama... Yapılan ...1986'da... Var. ...1986'da... ...ilk defa resmi olarak... Tespit ...bu adamlar tespit edilmiş. Yani bu adamların liselere girdiği... ...harp okullarına girdiği tespit edilmiş. Ve resmen tespit edilmiş ve... ...bu adamlardan... Ee, Sanırım 500 civarında eğer yanılıyorsam Zeki belki evet, şey yapar. Evet, evet. Bu adamlardan e, bir kısmı atılmış, diğerleri de e, adam ederiz bu adamları, bunları kazanırız diye içeride bırakılmış. Ve ondan sonra e, devamlı işte sorular çalınmak suretiyle, sorular alınmak suretiyle e, dediği gibi her yıl e, sanırım e, biner ki? kişi civarında girmiş insanlar. Sadece 2010... Ama soruların Sorun. çok çalındığı zamanlar... Evet. Sadece evet. 2010 yılında efendim, 2010 yılı yani, KPSS, ee, olay... KPSS sınav sorularında 498 tane subay, eşi, çocuğu, subay, az subay, askeri personel, eşi, çocuğu, kızı 118 118'de 120 soru yaparak KPSS'yi kazandılar. Bunların şimdi bakıyoruz bu darbe girişimi sırasında kimlerin katıldığına bakın bunların birçoğunun bu listelerde olduğunu göreceksiniz. Şimdi aynı kişileri sonra tekrar sınava alıyorlar. 75-80 alıyor herkes. Yani Türk Silahlı <laughs> Kuvvetleri'nin içerisinde bırakın subaylara artık çoluğuna çocuğuna iş bulacak hale geldi Fethullah. Peki ama 120 ile 5'i çarptığımız zaman 600 ediyor. Yani siz e, anlamadım. 60 binden bahsediyorsunuz. 120 kişi dediniz ya. Dedi? 20 subay az subay 498 eşit. dedi. 400 Peki gene 5'le çarp. Çalpa... Hayır bu eşleri ya KPSS sınavını kazanıyor. Bırak subayları artık. Ekslerine, içeri anlaştan daha 3 adım daha ileriye gidin. Şimdi çoluğunu çocuğunu işe alıyor. Onu peki, anlıyor. Ben şimdi başka ha. bir noktaya işaret edeceğim. <laughs> Ahmet Zeki 3 okta. İsmail Hakkı Pekin'de diyorlar ki hmm. Ahmet Kasmaz size soracağım. Ya diyorlar bir bu rakamları veriyorlar. Ve bir FETÖ tehlikesi var diyorlar. Ki bunların önemli bir bölümü hala genelkurmayın içinde. Bu önemli. İki, evet. Güneydoğu'da e, Kürt sorunu bağlamında meydana gelen, gelebilecek gelişmeler var. Zaten PKK'ya karşı bir mücadele var. Bu arada Suriye'de bir harekat yürütülüyor. Bunlarla da bağlantılı Economic. bir ekonomiyi de katıyorlar. Ve bir kaos senaryosundan bahsediyorlar. Bu tutar mı yani bu bu peki buna ne diyorsunuz bu? Şimdi bir betimleme vardır bizim çok kullandığımız değil ama İngilizce'de de çok kullanılan mükemmel fırtına diye yani böyle bir mükemmel kusursuz fırtına, fırtına. Kusursuz fırtına. fırtına. Film bile var. Evet o kusursuz fırtına'nın evet yani böyle sonuçlarının olabileceği çok aşikar. Ama, peki olur mu kusursuz bir fırtına? Hakikaten ya, bunların kusur... hepsi birleşir mi? kusursuz fırtına olması zor bir şeydir. Zaten onun için filmini yapıyorsunuz. Yani kusursuz fırtınanın olmayacağı manasına gelmez bu ama olması zor bir şeydir. Hatta buna ilişkin düşünce modelleri var. olmaması mi? için Evet. Sizin dediğiniz var Olmaması için evet. çalışmamız lazım. Peki ha. ne yapmamız lazım? Şimdi Türkiye'deki Türkiye'deki istikrarsızlığın Türkiye'deki Ona istikrarsızlığın... Türkiye'deki kaosun, Türkiye'de çıkacak bir savaşın hiç kimseye faydası olmayacağını hem Batılılara hem de Amerikalılar'a hem de bölge ülkelerine anlatmamız gerekiyor. Şimdi devam evet. et. Evet. Buna katılıyorum. Şimdi bu manzara buysa, şunu söylemek ve düşünmek <laughs> gerekir. Demek ki bu ülkede bir kere hiç kimsenin, hiçbir partinin kutuplaştırıcı siyaset izleme lüksü yoktur örnek yani derhal biz e, siyasi ayrılıklarımızı evet. bırakıp birbirimizi rahatsız etmekten vazgeçip e, birbirimizi onunla bununla suçlamaktan vazgeçip e, vatanın ve milletin bekası üstünden bir siyasi e, proje yaratma zorunluluğumuz var ancak bu siyasi projeyi de ortak değerlerimizin üstüne inşa etmek zorundayız bu da e, çoğunlukçu değil de çoğulcu bir siyasi felsefeyle meseleye yaklaşmamızı e, ve e, taviz vermeye hazır olmamızı gerektirir. Aksi takdirde onun adı demokrasi olmaz zaten. BK probleminin üzerinden e, yola çıkıp e, bu BK problematiğinde haklı bile olsanız, kendi değerlerinizin üzerinden yeknesaklık inşa etmeye başlarsanız, bunu sadece deneyebilirsiniz. Denediğiniz şeyde başarısız olursunuz. Böyle bir kusursuz fırtınaya da ihtiyaç kalmaz o zaman. Bunun 3 derece kusurlusu bile bu meseleyi hiç umulmadık yerlere götürür. Şimdi bu anlatılan manzara beni ciddi şekilde endişelendiriyor. İkincisi böyle bir vakanın ortaya çıktığını düşünürsek ee, ya da böyle, tam da böyle olduğunu düşünürsek e, ametlek310 söylediği şekliyle meseleyi alırsak burada ciddi bir toplumsal uzlaşma zemini yakalama sıkıntımız da baş gösterir Çünkü 200 bin tane adamı 200 bin tane polisle mi izleyeceğiz ya da her gün bunları şeye mi çağıracağız ee, Karakola mı çağıracağız ki ifade versinler işte şey yapsınlar ya. Yoklama versinler. Ee, adli kontrol. Şimdi bunu da yapamayacağımıza göre biz zaten sürekli arz eder bir biçimde bir yarası olan bir toplumuz demektir. E buradan uzun kısa vadede insanın aklına şöyle çözümler gelir. İşte hemen bunu zaptı altına alalım ve yürütelim. Fakat bunu dünya tarihine baktığınız zaman sürdürülebilirliği olmadığını görüyorsunuz. Ne yapmanız lazım? Sistemi derhal Açık hale getirip tartışmasız hale getirip işte o toplumsal uzlaşma temelinde bunu kurgulayıp <laughs> sıfır toleransla FETÖ'nün üstüne giderken mesela sıfır toleransla biraz evvel işte yüzde altı buçuk dendi emniyet istihbarat raporuna göre 20 bin tane olan örneğin işit sempatizanının üzerine de gitmek zorundayız. Şimdi bir noktada bunları üzerine giderek çözemeyecek bir yere gelirsiniz. Bu üstlerine gitmeyelim manasına gelmez. Yani Orada ne yapacağız? Kuru gürültü kopmasın bu söylediğimin arkında. Orada ne yapacağız? Orada şunu yapacaksınız. İklimi değiştirmek zorundasınız. Yani bütünsel olarak içinde yaşadığınız ülkenin siyasi iklimini yukarıya doğru çekmek mecburiyetindesiniz. Yoksa çünkü Ahmet Sekir 3.10 söylediklerini dinleyince Gülnur Hanım biraz evvel söylüyordu işte şey... Gülnur'un gibi depresyona girersiniz. Ben de depresif ben, olmuş vaziyette. Biz depresyonla konuşuyorduk yani, arada. Yani, yani, başbaki, de, 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 ben de, de, Ben de depresyona girdim çünkü hmm. bu dinlediklerimiz. Şimdi bunları, bunları bilelim. Depresyona girmemek için gerekli önlemler alalım. Yani, şimdi, yani ha. hani bu yeni kapıda ruhu dediğimiz şeyde birleşmiş olan bir konsensus var. Evet. Bence bu süreci aşmanın tamam tek ama yolu bu. Bakın yeni kapı yeni kapı ruhundan da herkes farklı şeyler anlıyor. Bizim Bütüncül olarak iklim konuşmaya ihtiyacımız var. Şimdi bunu söylediğim zaman nasıl sanki çok, ama işte. çok çok böyle felsefi bir şey söylüyormuşum gibi duyuluyor olabilir. Öyle bir şey söylemiyorum bu çok pratik. Bunun kolay yolu yok demektir bu. Yani 60 bin tane silahlı adam öldürmesini bilen insanla çünkü nasıl baş edeceğiniz sorusu ciddi bir sorudur. Bunların kendilerini söylediğiniz şekilde militarize edip var edemeyecekleri genel toplumsal iklimi yaratmazsanız sadece kurumsal tedbirlerle bununla baş edemezsiniz korkarım. İkincisi dış siyasetinizi de öyle bir noktaya taşımak zorundasınız ki demek ki toplumsal barışınızla kapsamlı toplumsal barışınızla beraber daha fazla buralarda sizin artık zaaflarınız olmasın. Ee, i̇şte yani yürüttüğünüz harekatların derinliğini e, uluslararası arkanızdaki ve karşınızdaki koalisyonların karmaşıklığını buna göre düşünüp düzenlemek ben mecburiyetindesiniz. Şey Daha somut bir şey söyleyeyim. Siz şöyle mi demek istiyorsunuz? Yani mesela durup dururken Lozan'ı tartışmaya açma kardeşim. Durup dururken tarihi ihtilaf konularımız olan işte a 2. Abdülhamit konusunu böyle gündeme getirme. Bu böyle bir şey mi yani somuta indirgendiğinde? Yani, o atmosferi iklimi değiştirmekten kasıt. Eğer bunlar o sonucu veriyorlarsa evet bunları, veriyorlar bunları, mı? bunları söylemeyeceksiniz yani. Veriyorlar mı? E yani bu Yoksa biçimde, hani normal bu, bir tartışma bu, olarak da nitelendirebilir. Şimdi bakın bunlar tartışılabilir şeyler. Tartışılamaz yani daha şeyler kapsayıcı değil olmaktan mi? bahsediyor Olmayayım. belki Ahmet Bey. Biz Anlamadım? Daha kapsayıcı olmaktan evet, bahsediyor. Evet ben daha kapsayıcı olmaktan bahsediyorum. Daha var, kapsayıcı olmaktan bu, bahsediyor. Bu bahsediyor tartışmalar bahsediyor. kapsayıcı olmaya engel mi değil mi? Şimdi böyle bir iklimde açıldığı zaman Hayır. böyle bir konu kapsayıcı olma e, iddiasında mümkün değil. Olamazsınız. Ya da bunu böyle çok... Kapsamlı bir biçimde açıp konuşacaksınız. Tabii açılabilinir. Yani mi? aç evet. Evet, Orada hocam, ben, orada ben onu, zaten mesajın dışarı verildiğini düşünüyorum. Yani içeriden yani, verilen bir mesaj değil o. Ama içerisi onu başka türlü algıladı. Yani, muhalefet yüzde o da yüzde ayrı. yüz mesela. orada başka bir hmm. öncelik olduğunu da düşünüyorum ama işte o öncelik Önce biliyor, ben, biz düşünmediğimiz neler düşünüyorsunuz söyleyin <laughs> biz de bilelim yani. Yani bana sorarsanız orada verilen mesaj biraz evvel söyleyin. Yunanistan'a mıydı? Yok. Hayır. Yok. Bu, bu tamamıyla olarak Ortadoğu'da yeni bir Bu tamam Türkiye'nin Türkiye aynı ülke değildir mesajı. Türkiye aynı ülke değildir ve Türkiye'nin aynı ülke olmamanın ötesinde e, Türkiye'nin e, Hatay sınırından başlayıp e, ta Irak'taki Sünni üçgen bölgesinin Ambar bölgesinin kuzeyine kadar inen oradan Başika'dan yukarıya doğru çıkmak suretiyle Musul'u da içine alan bir alanda tarihsel hak sahibidir anladım ama o zaman da bunu söylediğinde içeride şöyle algılanıyor. Ha bizim yine Atatürk'le uğraşılıyor. İşte Atatürk'ün yaptığı Lozan Anlaşması, İsmet Paşa falan. Böyle <laughs> böyle tartışıldı. Şimdi yani. ben onu öyle anlamamayı tercih ederim neden? Çünkü bundan Allah size ed ed bir daha neden bahsediyorum ben. Bahsediyorsun. Evet. Ben... Şey evet. Bir, yani bir, bir sizin tercihinizi sormadım. Yok, bir, bir mantık içinde söyleyeceğim. Öyle neden bunu tercih ederim? Çünkü 4 ay evvel de Lozan'ın bir tapu senedi olduğunu söyledi Sayın Cumhurbaşkanı. 4 ay evvel değil. 2 ay evvel i̇ki ay evvel tamam bak. Ya yani i̇ki ay evvel söyle. 15 Temmuz'dan 10 gün sonra Lozan Anlaşması'nın Şimdi, yıl dönümünde. Bu, bu dolayısıyla özellikle Lozan'la uğraşmak şeklinde ya da Atatürk'le uğraşmak şeklinde anlaşılmamalı. Ama bunun böyle anlaşılmaması için de tabii kapsamlı bir biçimde ortaya konulabiliyor olması lazım. Belki orada mecra seçmek durumundayız. Fakat şunu yani bütün bu tartışmaların ötesinde bir şey söylemek gerekirse bunları Neyi ya da her neyi tartışmak istiyorsak bu tartışmayı 60-70 bin silahlı adam, 200 bin tane potansiyel şey işte bir mükemmel fırtına ihtimalinin içerisinde çok dikkatli tartışmak zorunda olduğundan şikayet ediyoruz. Tamam. Bu mükemmel i̇şte fırtına şey şeyine karşıyım. Şöyle temin konuşmanın başında dediniz ki biz Amerikalılara anlatamıyoruz. Çünkü bunun ancak filmlerde olabileceğini düşünüyorlar dediniz. Göredemediniz ikiniz de söylediğiniz Hı. bu. Yani Türkiye'de o film mi daha çok? Hayır hayır. Ben, yani evet. şöyle siz anlattınız sanal açmıştım. sanal gerçeklik, reel gerçeklik falan dediniz. Hani Amerikalılar bunu tahayyül edemiyor. Yani nasıl böyle bir şey olur diye. Yani bunu tahayyül etmek için yani bence bu rakamları, yani elimizdeki doneleri değerlendirelim. Bakın bunları söylemeseydik siz şimdi geldiniz şu yapılmalı, bu yapılmalı, şu yapılmalı. Bunu tartıştık bak. Neler yapılması gerektiğini tartıştık. Halbuki kimse bunları tartışmıyor. Şimdi Yani bir, 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 en azından böyle bir riskin olduğunu bilerek önlem çalışalım. Bakın şunu çok şu olarak söyleyeyim. Ben neyi? neyi? Somut bir örnek ne kadar detayları Bakın, tartışmalıyız? Somut örnek şu. Bir dakika. Hocam soru, bir şey söyle. Ne demek soru, ne istiyorsun? Ne kadar detayları tartışmalıyız? Şimdi, şimdi burada... Bir ikinci kalkışma olasılığı konuşuluyor. Ee, şimdi siz çok e, spesifik rakamlar verdiniz. E, şimdi bir şey var tabii ki yani ben burada onu da söyleyeyim. Genel olarak e, bir kaos ortamı tetiklenme ihtimalinin olacağına inanıyorum ve bunun tamamen Suriye ile bağlantılı olduğunu, bilhassa PYD koridoruyla bağlantılı olduğunu da düşünüyorum. E, fakat e, burada tabii ki hukukçulara ve istihbaratçıların çok önemli bir işi var. Ben yani bu daha detayların onların o işi üstüne yapmalarını e, fakat kamudaki tartışmanın bu kadar detaylara inmesini doğru bulmuyorum. Çünkü bir yerde bu, Paniğe ee, sevk eder. Panik değil, kurumlara olan güveni de zedeliyor. Ve bu aslında dönüşümlü olarak da tam ters etki yapıp kaos ortamını daha da çok sürükleyebilir. Bu tezlerin tartışılması. Aynen. Daha genel bir, şey. bir söyleyeyim. Bir... Bak bunu söylediniz ne güzel tartışma oldu dedi ee, Ahmet Zeki Uçuk. Ama yani ben 5000 kişi olduğunu söyleseydiniz de aynı şeyi söyleyecektim. Çünkü... Bu kadar büyük bir e, travmadan sonra ortaya çıkmış olan manzara yani işte açıkta 200 bin kişi şöyle böyle falan. Zaten o bir ülke için her halükarda yönetilmesi Zaten gerekemez. kaos tetiklemek için 60 bin kişiye ihtiyacınız söylediklerimi yok. Söylediklerimi önemsiz kişi söylüyor olmamın kişi de nedeni sizin söylediklerinizden duyduğum panik değil. Durum zaten sizin söyledikleriniz olmadan bile yönetilmeye muhtaç Peki, bir durum. Peki teşekkürler yani ama şimdi şu söylenen Gündür Hanım'ın söylediği çok önemli. Yani ben katılıyorum günil abi. E o zaman niye yapıyorsunuz kamu ya önünde? bir şey bunu? yapmıyorum. Ben sadece dedim ki bu kadar adam dışarıda dolaşıyor dedim. Ama bakın bunu siyasetçi yapıyor Yani bunu içeride de şu yapmıyor, şey yapmıyor. Başlamıyor. İçeride başlamıyor. Ay, kadar var. Yok içeride de yok. Başka yolu var Diyor, diyor, diyor ki. Yok yok yok. Bakın bir dakika. İtirazı ben, şu. Diyor ki sizin bunu söylemenizin kamu önünde tartışmanızın sadece ve sadece kamuda Paniye. Bir de ne dediniz? Kurumlara olan güveni kurumlara olan sarsıyor. Güveni zaten yani. öyle yani o da kavasa daha çok sürükleyici bakın. bir faktör zaten. olabilir. Yani kurumlara olan güvenle. Zaten sayın başbakan. Hemen istatistiklerimiz de var bakın. yani kurumlara olan güvende. Şu Şimdi anda Türk Silahlı Kuvvetleri bir olan. Şey. Zaten alacağım. yapılan anketlere göre tarihin en kötü şeyi. yani bu, i̇şte ben bunu işte söyledim diye kuruma buna... olan güven gitmeyecek sadece kendinden lazım yani onun için yani Şimdi bu bakan, yardımcı ne kadar oluyor ondan Ben katılıyorum yani. bakın Sayın Başbakan'ın da özellikle konuştuğuna inanıyorum. Yani böyle insanları paniğe sürüklememek için ama yine de bazı şeyleri de insanlar açıklığıyla bilsinler. Yani bu, bu böyle bir gerçek var ortada. Bu gerçeğe göre herkes şeklini alsın. Hala kalkıp da o ona, bu buna, bu buna bilmem ne yapmasın. Bey, bak, bir birleşme olsun. Zeki Nedim Bey, Bey bir olguyu tespit ediyor. Değil Gerçekten mi? şundan. Cumhurbaşkanı değil miydi daha 2-3 hafta önce biz nöbetlere nokta koymamıştık. Hatırlıyor musunuz? Virgül koyduk diye toplumu şey, alarma eden. Başkası. Hayır hayır alarma ediyor. Evet. Bakın virgül koyduk ne demek, ne demek biliyor musunuz? Şu dakika söylesin 5 dakika sonra insana sohbet demek. Ben şimdi ben bunu böyle bekliyorum. Gördüğünüz de böyle söyledim. Bakın dedim. Amerika Birleşik Devletleri'nin Fethullah Gülen'i burada koruyor ve onun buradan örgütü yönetiyor olması Türkiye halkında büyük bir travma yaşatıyor. Şu anda Cumhurbaşkanının sözüyle virgül kondu, her an sokağa insanlar çıkabilir. Bir dakika bakın, bir şey söyleyeceğim. Başkanın bakın böyle bir gücü var zaten. Bak, onu o söylüyorum ama o bu, bu birer egemenlik gücü de isterdim. var. bunu tansiyonu düşürmesi için Fetö'nün teslim edilmesinin şart olduğunu söylemiştim. Bakın ikincisi Amerika'ya giderken Cumhurbaşkanı zannediyorum ilk kez. Kendi araçlarıyla gitti. Niye gitti? Güvenlik gerekçesi. Amerika Birleşik Devletlerinde hayatın tehlikede olduğunu düşünüyor. Dün bugünkü gazetelerde zannediyorum Cumhurbaşkanı e, de, meclise gelirken 160 tane seçilmiş asker, e, güvenilir asker onu karşılıyor tören kıtası olarak. Şimdi bunlar alarm değil mi? Devlet aslında bu söylenen şey, Zeki Bey'in söylediği aslında bu olgular... Devletin bunun çok farkında olduğunu gösteriyor. O açıklamalar var ya. Tabii devletin şey, farkında olması iyi bir şey. Ama bakın ona bir itiraz yok. Ama, ama, ama o, o de açıklamalar, de o açıklamalar şöyle de. bir taktik içeriyor Hocamın bakın. dediği şey şu diyor ki, tamam, bakın kamu önünde tartışmanın ne faydası, yani şu, faydası var, şu faydası var, şu faydası var. Karşımızda silahlı en az 50 bin tane, dediğiniz gibi 5 bin dahi olsa e, insanlar varsa. Ve sokakta 15 Temmuz gecesi silahsız masum insanların üzerine o tankla 40 tane e, askerdi. Nasıl insanları e, doğradığını... Şunu diyorum 60 bine Şimdi, bile gerek yok. Hayır bakın yani büyük Türkiye halkı... Büyük bir kayos Türkiye, yaratmak bakın, için bir kişi bile... Hayır hayır bakın yani. Türkiye halkı e, alarmda olmak zorunda. Mesela ben Ömer Halis Demir. Bakın Türk tarihinde hiç siz duydunuz mu komutanını vuran bir asker? İşte Ömer Halis Demir öyle bir ruhun adamı. Ve o sokağa çıkanlar da o ruhun tezahürü. Kesinlikle. Yani bu, bunun bir okay. kurtuluş savaşı olduğunun farkında. Türkiye Devleti hmm. eğer ikinci, bakın bu işin kilidi Tayyip Erdoğan'ın bir suikaste uğraması. bu Bir tek bunu gerçekleştirsin ve bunu başka örgütler, başka ülkeler de yapsın. Bu söylenen şeyler fazlasıyla gerçekleşecek. Fazlasıyla gerçekleşecek ve tamamen bunun üzerine oynanıyor. Kaos ortamı buna bağlı. Başka hiçbir şey değil. Dolayısıyla ve bu en o kadar küçük ve gerçekleşebilir bir olasılık ki Cumhurbaşkanı hayatının her alanıyla ben onu daha önce de söylemiştim. Yani nasıl uyuyor? Bunun bile e, hesabını yaptığını i̇şte bunu düşünüyorum. Anlatmamız lazım. Batı'nın çıkarlarına ne kadar aykırı bir senaryo bu. Bunu biraz da çok iyi anlat. Kime anlatacağız? Batı zaten istemiyor ki. Batı ya. bakın Amerika Birleşik Devletleri'ne biz gittiğimizde Erdoğan'a karşıtlığınız nereden kaynaklanıyor dedim. Bir tanesi gezi. İkincisi Suriye politikası. İyi de Suriye politikasını siz bu ara getirdiniz, Tayyip Erdoğan'la beraber getirdiniz, evet. Ama siz getirdiniz. Bakın önce var dediniz, yok dediniz. Siz kendiniz dedim aynı topraklarda iki farklı gücü destekliyorsunuz. Siz zora ki orada bir Kürt devletini zorlamaya kalkarsanız, Türkiye'nin toprak bütünlüğünü riske atmaya kalkıp PKK'yı cesaretlendirirseniz, PYD'ye silah verirseniz. O da PKK silah olarak bize kurşun sıkmaya kalkarsa tabii ki ona da Türkiye halkı topluca refleks tepki gösterecek. Çünkü senaryo orada çok büyük. Yani Suriye Ama Suri... orada başka bir senaryodan bahsediyoruz. Provokatörlerden bahsediliyor. De i̇şte kaos ortamının Ama bakın, kasıtlı olarak çıkılacağından mümkün. bahsediliyor. Bakın PKK yoğun bir şekilde canlı bomba kullanıyorsa <laughs> risk çok büyüktür. Şimdi müttefiklerimizin de bunu anlaması lazım. Yani bu, bu çok önemli. Bunun yani Batı'nın çıkarlarına hiç iyi gelmeyecek Hiç bir senaryo. Bakın senar nedir? Bakın Batı'nın çıkarları şu. Bakın AKP'nin AKP'nin Şimdi Batı'nın bakın bu darbede biliyor musunuz? Ee, bir ya yani buradaki figür Tayyip Erdoğan. Batı'yı rahatsız eden kendi anlatımlarıyla Tayyip Erdoğan'ın politikaları. Onun yerine inanın ki daha iyi çalışabilecekleri AKP'liler mevcut ve bunu yazdılar da zaten. Yani a tamam, dostlarımızı müttefiklerimizi kaybettik kaos diye, onların çıkarında değil. Ka bakın kaos dediğiniz şey eğer Tayyip Erdoğan'ı bir şey yapabilirlerse, i̇şte hemen arkasından istikrar içine. sağlarlar. Ne dedi Keri? Nasıl istikrar sağlıyor? Keri ne dedi? Bizim için tamam. en önemli olan istikrardır dedi. Size öyle bir para pompalarlar, tamam. öyle bir istikrar mesajı verirler Hadi ki o istikrarı her şeyi sağlayamayacaklar bir öyle felaket bir senaryoda. Bunu anlatmak lazım. Peki, tamam. Çok yani teşekkürler. Yani bunu anlatmak gerekiyor. Bence de şöyle, yani sonuçta Ahmet Seki, Üçokun ve İsmail Hakkı Pekin'in anlattıkları Türkiye'yi e, stabil olmaktan çıkaran bir iç savaşın eşiğine getiren hatta iç savaşın ortasına düşüren bir senaryo. Bunun batının çıkarlarına uymayacağını söylüyorsun. Evet. Ama batı, batı Ve bunu stabilize nasıl, bunu mu Olur mu? Bu nasıl? Batı, batı bunu istemiyor. Bakın, Yapmayın. Bu, yani Ve bunu böyle istikrarlı bir hale getiremez gidersek, başkası zaman. E, batılıların Bütünüyle e, zeka yoksun olduklarını düşünmemiz lazım. Bunu anlamıyorlar mı? Yani şimdi bakın, Türkiye istikrarsızlar. Bak, pardon, ha, neyi neden bahsediyor yani, ya, yani Türkiye istikrarsız. Türkiye istikrarsızlaştı, iş savaş çıktı. Bu batılıların isteyeceği bir şey mi? Bu batılıların bence istemeyeceği bir tamam şey. Tamam aynı ben şey, şey ama Bunu anlatmamız lazım daha. Iyi. Çünkü orada hakikaten işte ben e, zaten oraya itiraz bu, etmedim. Bu, tamam okay, ben oraya itiraz noktada edeyim. bu Erdoğan'a karşı olan bu negatif nakaratlar devam ettikçe ve sizin dediğiniz de yani hepimiz buna katılıyoruz. Yani tamamen onlar bir kişi üzerine evet. odaklanmış bir Türkiye siyaseti. Evet. Türkiye ilgili her şey onun üzerinden dönüyor. Batı'nın istediğini? E ama yani bir mesela. şekilde göremiyorlar. Çok kör zorlanıyorlar. Daha bir sürü önce ise, mesela e, yani kanton bununla, benzeri Güneydoğu'da kalkışma yani. yaşanmadı mı? Batı ne istiyor size? Yani Türkiye'nin çok güçlü olması. Batı bence şu anda ne istediğini bilmiyor. Ya Batı, yapmayın. Batı, bakın Batı. Bak, şeyde e, Hendek PKK hendekleri açıp el yapım patlayıcılarla işgaller yaparken bölgede neredeyse oraya yapılan müdahaleye. İnsan hakları, Birleşmiş Milletler'e gözlemci gönderelim diye müdahale ortamı hazırlayan bir politika izlemedin mi Batı? Bütün bunların Tabii çökmesi ki. sonucu değil midir zaten? Tabii ki ama yaratan bunların e, yatırış tanesi. yani yaratacağı zincirleme sonuçlarının aslında onların çıkarlarına hiç uymayacağını o, ondan sonra da kendi müdahalelere istikrarlaşamayacağını orta yani orta yani söylemek Şimdi Batı lazım. biz eskiden beri şunu duymaz mıyız? Doğu'da bir Kürt devleti, Güneydoğu'da. Batı'da Ermenistan'a bir yer. İşte e, buna Suriye'yi de tamamlayan işte yeni bir büyük Kürt devleti. Şimdi bunları yapabilmek için bu hükümeti, Cumhurbaşkanını kaldırman lazım ortadan. Yani bu bu iktidar değiştirmen lazım. Ya, Yoksa işte bunu şu anda ne kadar yani Batının yani, yani Batının Allah Allah bence diyor, Batının ne istediğini ben böyle bunu istediğini bir şey duydum ama, beri. Ama bunun ne kadar yani çılgınca çocukluğunuzda... bir şey olacağını anlatmamız lazım onlara ve bir takım bir takım batılıların da bunun çok çılgınca olduğunu da anladıklarını düşünüyorum. Ahmet, yani 15 Temmuz'dan Ahmet Kasım. sonra. Bir, bir, Orada bir, onun için tam kararsızlar. Ne, yani ne, tam ne, net bilgi ne yapacaklarını olarak, bilemediklerini söylüyorum. Ne bilgi söyleyeyim. olarak, ne de vicdanen, ıı, Türkiye'nin ıı, istikrarının ve biraz evvel söylediğiniz yaşamsal tehditler karşısında karşı koyma kabiliyetinin herhangi bir iktidara bağlı olduğunu kabul edemem. Bu Türkiye Cumhuriyeti'nin 1923'ten 2017'ye kadar geçirmiş olduğu dönemi boşa geçirdiği manasına gelir. Bunun içerisine 1920, yani 1923'te e, ben Türklerin, Cumhuriyetin Türklerin, bakın bu yok demedim ki lideri yoktu mesela. Hayır lider bakın ama özellikle. öyle öyle bir öyle bir manzara Hı. çiziyorsunuz ki çizdiğiniz manzaranın içerisinden yani bunu kastetmiyor olabilirsiniz. Hı. Ee, kişisel olarak da söylemiyorum ama Türkiye'nin sorunlarının çözümü Türkiye'nin kurumlarının gücüyle alakalıdır. Şimdi bugün için Sayın Cumhurbaşkanının çok ciddi bir fonksiyonu var. Ee, bu 15 Temmuz'un e, şeyinde de görüldü. Yaşanması sürecinde de görüldü. İşte sokağa e, insanları davet etmesi ve bunların orada gösterdikleri kahramanca direniş ciddi bir biçimde bu e, darbenin e, darbe girişiminin başarısızlığa uğramasına neden oldu. Ki üslubunu yumuşattığı andan itibaren de Türkiye'nin bir araya gelebildiğini ve zaten onun tek başına çaresinin bile Türkiye'nin yarısını en azından Yumuşatabildiğini biliyoruz. Bunun 15 Temmuz'dan sonra yarıdan da fazla evet. oldu açık. Nereye varacağız? Şimdi bütün bunlar böyleyken, ancak bir ülkenin istikrarı hiçbir surette her yani Türkiye herhangi bir partiden daha büyüktür. Türkiye'nin kurumları da herhangi bir partinin kendisini e, yani, iktidarına sahip olup olmamasından. Şöyle, bağımsız olarak bunlara karşı koyabilir. Şöyle devam yapayım. edeyim, devam Belki edeyim. Ben bu şey, e, bu tür bir, bu tür bir <laughs> e, gelişme yani o kaos yani senaryosu. Cumhurbaşkanının fonksiyonu çok önemli şu anda. Fakat buna tamamıyla bel bağlayarak ilerleyemeyiz. Kurumsal yapının güçlenmesi. Ya bir kişinin ya. Kurumla, bakın 15 Temmuz kurumların çöktüğünün e, şunu söyleyebilirim ama buna bir. rağmen halkın ayakta kaldığının en somut gösterisi. Ama işte kurumlar çöküyor. Kurum, Şu anda ya. nasıl yapacaksınız? Bakın ya kurum, yapı kurumlar şey boşaltılmamışken siz bakın dış politikanız belirlenemiyor, mitiniz hala 70-80 adam atıyorlar. Ee, Emniyet istihbaratınızda bu kadar örgütlüler. Yani Müsteşarı Bakanlığı'ndan adam atılmamış doğru. ve ne yapacak? Bakın İsmail Hatay'daki Hakkı mahkeme bir şey Hatay'daki mahkeme kararı canlı bomba ben, misali bu insanların kamuda görev yaptığını gösteriyor. Kurumlar çökük, halk ayakta. Sadece halk ayakta. İsmail Hakkı Bey, bir şey söyleyeceksin. Ben sana. şunu şunu söyleyeyim. Ee, belki e, Amerika ve e, ABD ve Avrupa ile ilgili şu söylenebilir. Her gittiğimiz yerde bana sorulan sorulardan bir tanesi e, Türk Silahlı kuvvetleri zayıfladı mı? Görev yapabilecek, yapabilecek durumda mı? Değil mi diye Soruyor Amerika. Pardon paşam. Bu sorunun nedeni ne biliyor musunuz? Çünkü e, batıdaki işte, bu adamlar bir sürü Hince plan yapmakla birlikte. Dersiniz. Şunun da farkındalar. Türkiye'nin güvenliği batı güvenliği açısından ah, vazgeçilmesi önemdedir. İşte bunları devam devamlı öyle. hatırlatmamız gerekiyor. İkinciyi de sorayım. İkinciyi de müsaade eder misiniz efendim? Evet. Tabii tabii. İkinciyi de söyleyeyim. İkinci sorulan soru ikinci sorulan soru ABD Dışişleri Bakanlığı'nda polisi planlılık diye bir e, Kurul oluşturmuşlar. E, politika geliştiriyor oturup. Bana e, yapılan... E, ...emekli albaylar var, diğerleri var. Uğraştıkları konu şu... E, ...Türkiye'de... E, ...ABD karşılıklı... ...Türkiye'nin eksen değiştirmesine... ...neden olabilir mi? Bir çalışmada bu. Hala eksen mi konuşuyorlar? Yani e, olaylara bir bu gözle bakmamızda yarar da var. Yani... E, ben de katılıyorum. Yani e, Türkiye'nin istikrarsızlaştırılmasının istikrarsız e ve bir kaos ortamına itilmesinin Batı'nın ve ABD'nin yararına olmayacağını bu adamlara anlatmamız gerekiyor. Bir şey evet. Evet. Yani, evet. Yani, Ben de çünkü, katılıyorum çünkü, size. E, 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 Benim de dediğim türü, buydu. Orada Aynen, konuştuğumuz size adamlar katılıyorum. askerdi zaten. Halen fiili görev yapan askerlerdi. Sevgili Onlar ordudan orduya ilişki Bunları, Bunların hepsini anlarım istiyorum. ama bu söylediğiniz kapsamda plan yapıyor olsalar hiç anlatılamayacak durumda olsa bütün bunlar. Türkiye'nin bu köprülerin tamamını evet. yakması gerekiyorsa. Ben baştan söyledim zaten. Bunları yapıp onlarla konuşmayabilirsiniz. Bu da bir tercihtir. Yapılabilir ve mümkündür. Ancak bütün bunlar böyle olsa sizi Amerikan Dışişleri Bakanlığı'nda dinlerler mi? şöyle bir şey Yasak sağmak için şöyle mi dinliyorlar şey sizi? Çok şöyle bu zamanları bir olduğunda. Söyle bir şey söyleyeyim. Şimdi hatırlarsanız Washington Hava Ateşesi yani Washington Baş Ateşesi'ni bir konferansa çağırdılar. Bir sunuma. Ve o sunumda Türkiye'nin haritasının değiştirildiğini ve bu, bunu görür görmez de bizim ateşimizin dışarıya çıktığını gaz basından da okudunuz. Şimdi yani Amerikalıların bütün düşünce kuruluşlarında Türkiye'nin işte bu parçalanmasına ilişkin şeyler var. Sizin dediğiniz gibi daha güçlü olmasına ama yani bunlar hiçbir şekilde olmaz. Türkiye'nin Güneydoğusundan işte bir küçük devleti ile ilgili Türkiye kurumlarıyla karşılayabilir hayır, hayır. ancak. Hayır. Yani bunların batının. Daha fazla demokrasiyle hayır, karşılayabilir. Siz bunları Batı bunları düşünmüyor. Çünkü işine gelmez diyorsunuz. Ben onun için Ben düşünmüyor demiyorum efendim. Ha. Başka bir şey söylüyorum. Bu bu adamlar bu kadar dünyayı değiştirmekle Türkiye ile de böyle ben bir kere Türkiye ile böyle oynayabildikleri kanaatinde de değilim uluslararası ilişkiler bu kadar tek sebepli sonuçların dünyası değil yani bir sürü farklı etki oluyor ve başka bir noktaya doğru gidiyor sonunda o e, olayların gelişmeleri ben şunu söylüyorum bu adamlar madem bu kadar zekiler aşikar ki Türkiye'nin kaosa düşmesi Irak, Suriye ve daha derin ortadoğu coğrafyasında ne var ne yok, bunu bundan böyle yani Allah korusun. Bulgaristan, Yunanistan sınırında karşılayacaksınız demek onlar açısından. Bulgaristan Yunanistan işlerine gelmez diyor. Da bunun i̇şlerine gelmez. acaba belli da Peki. Yani. Çok teşekkür ediyorum. Bu işlerine gelmez diyor. Siz de diyorsunuz ki işlerine gelmez? Yani eskiden beri planları da hep çocukluğumuzdan beri okuduk yani. Ama sürü sürü sürü. Sürü. yani bu çocukluğumuzdan beri okuduğunuz şeyler aradan geçen 50 sene içerisinde değişik şekiller alıyorlar. Burada benim yaptığım şey ortada mevcut nüansların üzerinden siyaset yapılabilir olduğunu söylemek. Evet, onlara itiraz yok ama değişik şeyler düşünmese, çocukluğumuzda kalmaz. Cumhurbaşkanı kalmıyor. da kalkıp Amerika'ya gitmez. Şimdi değişimler bu çocukluğumuzdan beri gelen senaryonun daha 3 sene 5 sene önce oynandığını anlatmak için o ateşemizin katıldığını anlattım. Yani çocukluğumuzdaki senaryolar daha Nogayloroğlu, Bertan Nogayloroğlu hava ateşesiyken oldu bu. No, no oldu, emekli oldu değil 3-5 sene oldu yani. Peki. Ama benzer daha çok toplantılar yapıldı. Ahmet Seki Üçok, Ahmet falan yani. Marşe Ahmet Uçok, İsmail Hakkı Pekin, Nedim Şener, Ahmet Kasıman ve Gündür Aybet hepinize çok teşekkür ediyorum. Yine gidecek misiniz Nedim Var mı öyle bir yeni bir şey Yani yine gelin çok iyi oldu. Şeyler var mesela işte mesela New York Üniversitesi'nde bizim Selçuk Şirin var hocam. O toplantıyı izleyici katılmıştı. E, mutlaka bunu bir profesyonel sunumda burada da yaptıralım. Üç üçünüz mü yine? E, yani olabilir. Değişik gruplarda da oynayabilirim de Avrupa'da, evet. Bahçeşehir Üniversitesi evet. olarak. Yani Avrupa'da. Mesut Yılmaz'la Amerika'da yaptığınızın evet, benzerini ona bu arada şeyi de desteklemek lazım efendim. Yani oradaki Türk toplumları mesela bu bizi çağıran 4-5 tane çocuğun üzerinde arkadaşımız Türk vatandaşının üzerinde evet. dönüyor. Yani Turkish Heritage Organization'ı evet. bilmem diğer kurumları tek başına bırakmamak lazım. Evet. Bunlara mutlaka... E, işte Büyükelçilik de... falan size katkı sundu mu? Büyükelçilikten yani... bir arkadaşımız geldi. Yani e, o kendisi... de var. Beraber bir... E, fikir katkı sundu mu? Şey, Katkı sunmuştur ama asıl e, bu Heritage Organization, başındaki Ali Çınar falan, hakikaten tek başına ve bütün cemaatin 200 tane sivil evet. toplum kuruluşu var FETÖcülerin eee bir de karşı. ona ama karşı tek başına yani bir evet, organizasyon dışları, dışları, yapıyorlar. Dışişleri temsilcimiz çok... desteklediğini, eee desteklediklerini söyledi. Ben desteğin arttırılmasını evet. söylüyorum. E, Yoksa ama o desteği tamam. mesela o destekte de çıkar. Bunu dış işleri yapıyor yaparsanız gene olmaz. Ya yani evet. gene burada sivillik. Tabii önemli sivil önemli. çok önemli. Mesela o, bize belki. de UKH evet. geldi bizim oturumu ama yani bizim panelde ee, yani daha böyle işte ben akademisyen yani işte Mesut Yılmaz bir de iki Amerikalı'nın olması bence yani o açıdan çok önemliydi. Yani o karmaşık şeyle bir sunmak şey, da bitiriyorum ama ne <laughs> olur. Bir tek cümleyle <laughs> bir cimle, söyleyeyim. Bir cümle Bakın Batılı, batılılar öyle böyle falan filan. Ben şu ana kadar batılılarla konuştuğumda söylediklerimin hepsini yazdı. Bu Türkiye'nin lehine söylediğim her şeyi yazdı. Bir tek kim biliyor musunuz söylediğim e, şeyin e, muhtevasından gazetecilerden mi? tabii tabii söylediklerimi muhtevasından düşürerek söylediğim Kim? FETÖ aleyhine söylediklerimi yumuşatan bir Rus ajansıdır peki İsmail Hakkı Pekin çok teşekkürler katıldığınız için siz biraz Ankara'da kaldığınız için e, yeterince belki söz alamadınız ama çok teşekkürler e, tekrar sizlere bir de sorulu. çok teşekkür ediyorum hepinize iyi geceler diyorum hoşçakalın